Telegol Pazartesi'nden iyi akşamlar sevgili seyirciler. Haftanın önemli maçında Antalya Spor Fenerbahçe'yi Yektar Kurtuluş'un 65. dakikada atmış olduğu golle 1-0 mağlup etti. Maçın son bölümünde Musa Sov'un yine rövaşatası vardı. Güney Çakır o pozisyonda Musa Sov'un Şiko'ya yapmış olduğu faul gerekçesiyle golü geçerli saymadı. Rövaşatayla atmış olduğu o harika vuruşta offside de yoktu ama pozisyonu faul ile değerlendirdi. Fenerbahçelilerin yoğun itirazı var ve maçtan sonra da Fenerbahçelilerin hakem Cüneyt Çakır'a yönelik ağır eleştirileri ve tenkitleri gelmeye devam ediyor. Evet, olayın üzerinden 48 saat geçti. Vodafone Arenası'nın önünde cumartesi akşamı iki ayrı noktada patlama ve 44 şehidimiz var. Bugün de Fenerbahçelisi, Galatasaraylısı, Beşiktaşlısı, Trabzonlusu adeta herkes tek yürek oldu ve şehitlerin anasına orada bir tören düzenlendi, yürüyüş yapıldı. Beşiktaş Çarşı'dan başlayarak kulüp başkanları Sayın Fikret Orman, Dursun Özbek de bu yürüyüşlere katıldı. Önemli aşamalar yapıldı. Türkiye hala o 44 tane şehidine yanıyor. Şehidi için maçı. Dünkü Galatasaray-Gaziantep maçı ve cumartesi günü oynanan tabii ki Beşiktaş-Bursa spor maçlarına da yöneleceğiz. Her hafta olduğu gibi stüdyomuzda Adnan Aybaba, Ümit Karan, Gökmen Özdanak ve Engin Meral var. Evet, acımız büyük ama futbolda devam ediyor. Maçlar devam ediyor. Yine bugün maç öncesi polislerimize yönelik mükemmel görüntüler vardı. Hoş görüntüler vardı. Çiçekler verildi, kutlamalar yapıldı. En azından onları teselli edecek o dönemde o polisler açısından güzel, hoş görüntüler vardı. Acıları hafifletmek için, acıları biraz olsun dindirebilmek adına futbolcular, hakemler ve taraftarlar adeta kol kola maç öncesi mükemmel görüntüler vardı Antalya'da. O görüntüleri de fotoğraf kareleri eşliğinde sizlere vereceğiz. Dünkü Galatasaray-Gaziantep maçı öncesinde yaşanan o anlamlı görüntüleri de yine yayıncı kuruluş Lig TV'nin kamerasıyla ekranlarınıza biraz sonra taşıyacağız. Önce Antalya Spor Fenerbahçe maçıyla bizler de biraz olsun en azından bu acıyı biraz olsun unutabilmek adına, biraz olsun ötelemek adına biraz futbol konuşarak programımıza, sevgili yorumcularımıza başlamak istiyoruz. Her şey mükemmel başladı maç adına ama sonrasında Musa Sov'un atıp da sayılmayan faul gerekçesi, sayılmayan golü sonrası tepkiler vardı ama o tepkiler de yine de çizmeyi aşmadan, hakemi çok fazla tartaklamadan, hırpalamadan, zaman zaman aşırı tepkiler de olsa yine de sağduyunun hakim olduğunu söyleyebiliriz Antalya'da. Bakalım maç sonrası Fenerbahçe'li cephesinden yöneticilerin ağır açıklamaları olacak mı? Dileriz olmaz. Bir yöneticisi Sayın Selim Kosif'in açıklamaları varmış. Hemen onunla başlayalım o zaman. Ona rağmen kötü vuruşlar. Tabii burada Antalya Spor'un istekli, arzulu, büyük mücadelesini de Rıza Hoca'yı tebrik etmek isterim. Çünkü Rıza Hoca son 6 maçında bir tek Başakşehir'le İstanbul'da beraberliği var. Onun dışında 1-0 da olsa Kayseri deplasmanda, Gençler Birliği içeride, Trabzon'u Trabzon'da, Adana'yı kendi sahasında hep 1-0. Bugün de Fenerbahçe'yi 1-0 yendi. Hakem olayını daha sonra geleceğiz dedik. Bu Volkan Şener, Keya, Skertel, Hasan Ali, Topal Savuza, 7 tane futbolcu banko. Lens tamam, Alper tamam, Sol tamam. Fenerbahçe dün saydığımız Galatasaray takımında Sabri mi, Lines mi? Bugün de bakıyorum Volkan mı, Atıf mı? Yani artık yavaş yavaş şampiyonla oynayan takımlarımızın ilk onları belli. Bir futbolcu üzerinde değişiklik yapabiliyor hocalar. Bu Türk futbolu adına, takımlar bazında bana göre güzel bir olay, güzel bir başarı. Ama oynanan futbola baktığımız zaman işte Beşiktaş'ın mağlubiyetten sonraki futbol anlayışı, ki penaltıyla kazandığı maç. Daha sonra Fenerbahçe'nin bugünkü yorgunluğun getirdiği isteksizlik, arzusuzluk ve sonunda kaybedilen 3 puan ki gol pozisyonuna geleceğiz. Ben bu kadar bir giriş yapmış olayım. Sevgili arkadaşlarıma da söz vereyim. Onların görüşlerini yapsınlar. Sonra yeniden bazı konularda, hakem konularında bir iki tane resim var. O resimleri ben sevgili dostlarımdan isteyeceğim. Bu golün gol mü değil mi onu da masaya yatıracağız. İlerleyen vakitlerde Sayın Cüneyt Çakır'a da bazı sorularım olacak görüntüler içerisinde. Peki Gökmen Özdenak, hemen size devam edelim.
Serhat'cığım, Fenerbahçe net aldı. Birinci dakikadan 90. dakikaya kadar ki o uzatmada 7 dakika yahut da ondan önceki 5 dakika, yani 95'ten 97'ye kadarki bölümde biraz can havliyle bayağı saldırdı etti ve net birkaç tane de gol pozisyonuna girdi. Şimdi bu net olarak görünüyor. Yani Engin'in de dediği gibi Avrupa maçları bizim takımları hakikaten belli bir süreye kadar taşıyor, ondan sonra gebertiyor. Bu sefer ligde performans düşüyor. Hani dışarı gittiği zaman oynuyorsun, ne diyorsun? Mesela Feyenoord maçında gayet iyi mücadele etti Fenerbahçe. Golünü de attı. Tamam geldi bir. Ama sen Antalya takımı düşünsene bak. Şu gün itibariyle Antalya'nın 19 3 puan var. 16'dı. 16'ymış daha önceki puanı. Bugün Fenerbahçe yense 16 puan. Nereden baksan işte 12. 13'ten aşağıya doğru küme düşme tehlikesinde olan bir takım. Tabii Rıza Hoca'nın gitmesi Antalya'ya bayağı bir şey getirmiş. Canlılık getirmiş, bir direnç getirmiş. Ne bileyim bir dayanışma getirmiş takım. Bütünlüğü içinde mücadele, yetenek, yaşına rağmen. Adam bile kovalıyor ya yaşına rağmen. Ta kendi sahası sol tarafından, ta şeye kadar, ceza çizgisine kadar adam kovaladı. Yani helal olsun. Şimdi burada tabii Fenerbahçe derken tartışılacak tabii arkadaşlarım da o penaltı pozisyonu falan. Veyahut da şey o gol olaylarında zaman içinde tartışacağız tabii. Mesela bana göre kesinlikle fauldü. Bundan dolayı da yani Cüneyt Çakır'ı eleştirilerinde bir mantığı fazla yok ama bir tartışmakta fayda var yani. Şimdi Gökmen abi ben müsaade etsen devam edeyim. Şöyle bir şey. Şöyle şimdi, devam et. Ya tabii bittiyse yani. Lütfen. Tabii bitti. Şimdi diyorum ki Fenerbahçe çok önemli. Avrupa'da çok güzel, ikisi de tespiti doğru. Avrupa'da müthiş bir mücadele verdi. Doğru mu? Doğru. Hakikaten olağanüstü bir güç sarf etti. Şimdi Avrupa'dan döndün. Bu takım müthiş bir yolculuktan sonra geliyor Türkiye'ye. Şimdi Türkiye'ye geldikten sonra biz hani rotasyon diyoruz. Doğru mu? Yani yeni oyuncu, yani kulübedeki oyuncu ya da formaya aç oyuncu. Sen şekle dolu oyuncun var burada, oyuncuların var yedekte, kulübede. Sen şimdi bu oyuncularını, orada oynayan oyuncularla birlikte rotasyon sayısını bir hayli fazla yapman lazım. Bak şimdi abi maçın 60. dakikası, 65. dakikası hala sahada yok bir Fenerbahçe var. Yani hayalet gibi bir Fenerbahçe, gezinen bir Fenerbahçe. Çünkü fizik gücü yok, sistemi yok, hiçbir ağırlığı yok. Alper, mesela Alper'e bakıyorsun, Alper'in ne yaptığını anladın mı abi sen? Ben de anlamadım, anlamıyorsun. Şimdi zaten mesela Volkan Şen de Alper'i, yani hoca da, yani ben hoca olsam ya, İlk yalandan kendini atıp faul kazanmak. Evet. Hemen al bir dakika. Bunları anlayamıyoruz. Pardon bir dakika. Önce futbolu bir konuşalım. Tamam. Pozisyonları. Hayır abi futbolu konuştum. Ben futbolu konuştum. Yok, ben tamam ben de anlatayım. Tamam. Sizler de futbolu gelin. Tamam. Sonra tamam, iki üç tane pozisyonu daha iyi olur tamam. Yani. Şimdi tamam. Bence konuları girersek. Hemen bağlıyorum futbol, o zaman. Tamam buyurun, bağlıyorum abi. Buyurun, o zaman diyorum ki ben. Tabii rica ederim. Adam geldi kardeşim. Şimdi diyorum ki ben rotasyonu biraz daha fazla oyuncuyla yapsaydı bu takımı Bir kere takımda rekabet ortamı kaybolmuş Fenerbahçe'de. Yani hani o çok desteklediğimiz rekabet ortamı yok. Şimdi İsmail Köybaşı diyorsunuz. Seversiniz, sevmezsiniz. Hasan Ali Kaldırım'ın ayağı gitmiyor. Yürüyemiyor. Hayır, bitmiş. Hayır yani, anlamıyorum. Her yani, sporcuyu seviyorum. Eleştirisi futbol anlamıdır. Ama bugün mesela bir İsmail'e formayı verebilirdi hoca. Mesela senin Atıf Şeşo doğru söylüyorsun. Mesela bir formayı verebilirdi, başlatabilirdi. Yani burada değişik Emenike vardı. Mesela Emenike'yi oynatabilir miydi? Neden oynatmasın? Oynatabilirdi. Yani 2-3 tane yeni oyuncu gitmezse zaten Adana Spor'un altında olacak. Evet, bir senden de görüşlerini alalım. Kadro hatalı mıydı? Önce çıkan kadroya bakalım. Hatadan ziyade ilk olarak Antalya Spor'u tebrik etmek lazım. Bakın Rıza Hoca'yı tebrik ediyorum. İnanılmaz işler yaptı Antalya'da. Biz ligden düşer mi diye düşündüğümüz zaman Antalya böyle bir transferle takımı bence ligde tuttuğunu söyleyebiliriz. Hakikaten zor durumdaydı. Dolayısıyla Antalya Spor'u tebrik ediyorum. Hoca'yı tebrik ediyorum. İnanılmaz bir oyun şekli. Ben Rıza Hoca'dan alışmadığım bir oyun şekli. Ben çünkü çalıştığım için bu kadar ofansif, atak yapan, daha önce hani biraz daha defansı seven bir yapıya sahipti. Evet. Ama bugün de baktığımızda golü arayan, atak yapan sürekli Antalya Spor'du. Ha, maç anlamında ben çok keyif aldım maçtan. Yani Fenerbahçe'de pozisyon yakaladı, Antalya'da yakaladı. Bana göre heyecan verici bir maçtı. İki takım da dolayısıyla kutluyorum. Fenerbahçe'de tabii çok oyundan düşen oyuncu oldu bugün. Neden Çeyçi oynamıyor ben anlamıyorum. Niye bu kadar hep aynı tarz oyunla yine bak en sezon başına dönmeye başlıyoruz Fenerbahçe'de. Yine aynı hatalar başladı. Yine teknik direktörün yaptığı hatalar. Yani sürekli aynı tarz oyuncularla sahaya çıkmak yanlış. Alper Potuk, Lens, Volkan, So bunlar hep aynı tarz oyuncu. Sprinter oyuncu. Hani birebir gidebilecek oyuncular. Ama oyunu kuracak
defansla forvet hattını aradaki oyunu kuracak adam yok. E biz ne dedik? Hayır, bir haftada 3 maç. 3 maça baktığın zaman 11. Biz ne dedik? Van Persie. Biz zaman zaman dedik Van Persie. Van Persie 10 numara oynayabilir. Hadi Van Persie kadroda yok. O zaman Çeçiu'yu oynatacaksın. Çeçiu zaten oynamaz. Çeçiu'yu oynatacaksın çünkü önceki maçlarda da çok iyi işler yaptı bu insan. Yok, sen bu sen bu oyuncuyu istemiyorsan dersin ki devre arası kardeşim bak biz seni denedik. Olmadı gidersin. Yollarsın. Öyle ya da böyle sen Emenike gibi bir oyuncun var. Koysana. Koy. Güçlü kuvvetli. Sen Fernando sezon başından beri ortada yok. Bu maçta niye koyuyorsun? Ya Fernando zaten benim kadar olmuş. Son yani 25 dakika niye oynatıyorsun Fernando'yu? Var galiba Fernando. Mesela Emenike'yi bak 1-0 galip olan takım 7 dakika uzatma Volkan. 7 dakika uzatması olmasına rağmen 7 dakika uzadı. 2 tane futbolcu değiştiriyor. Bir de daha önce değiştirdi 3 tane. Sen 1-0 mağlupsun. Kimi aldın? Atıp forvet tamam. Fernando santrfor tamam. E Volkan orada sırıtıyor. Şimdi çıkar Volkan'ı. Ona... Artık 1-0 mağlupsun ya. Çıkar Volkan'ı. Çok güzel alanlar al vardı. Evet, al Emenike'yi. Emenike'yi iyi başlayan bir oyuncu Volkan Şen. Evet. Ama şu an gölgesiyle kavga ediyor. Nedeni bilmiyorum. Her pozisyonda çok, ya çok. Kendi eline çarpıyor, elde itiraz ediyor ya. Evet, çok enteresan bir şey değil mi o? Ya kendi eline çarpıyor, top elde itiraz ediyor. Düşüyor, faul istiyor. Yani sürekli hakemle. Yani ayaklarıyla değil, çenesiyle gol oynamaya bakıyor. İşte diyorum ya, gölgesiyle ya, kavga ya, etmeye başladı. Ya sen sezon başında en formda oyuncuydun. Bu düşüşün ne? Ne yaptın? Niye böyle düştün? Niye bir psikolojik problemin top, var? Top topla çocuk da bile kavga etti. Topu niye vermiyor falan diye. Herkes de herkesle kavga ediyor. Herkes sataşan bir ya adam. Neden çok sevimsiz görünüyor. Bu sezona en formda oyuncu olarak başladın. Herkes Volkan Fenerbahçe seyircisi. Çok sevimsiz bir görüntüydü. Niye böyle yapıyorsun? Ya belki yani biraz... özel hayatında sıkıntılar var. Çocuğun onu da maça yansıtıyor. Bu kadar basit işte. Nedir abi özel hayatındaki sıkıntısı? Nasıl? Ya var sıkıntısı. Ya olabilir onu bilemem. Hayır onu diyorum maça yansıtıyor. Sinirini, intikamını şeyini oradan alıyor. Bazı futbolcu böyledir. Adnan bu sıkıntı, bu sıkıntı kusura bakma herkesin sıkıntısı var. Profesyonel futbolcunun sıkıntısı olmaz. Önce işini yapacak. Bir de bu sıkıntı kaç aydır sürüyor? Yani Volkan 1-2 haftaları böyle değil. Ama devamlı hakemle konuşan. Volkan'ın Bursa'da da böyle sıkıntıları vardı biliyorsun Engin abi. Ama yani devamlı hakemle konuşan. Futbol ayakla oynayacağını çenesiyle oynuyor. Vardı. Trabzon'da kendine de zarar veriyor. Kendine de zarar veriyor. Takıma da zarar veriyor. Hayır çok da yetenekli bir oyuncu. Kumaşı güzel ama o kumaşı bak o kumaşı işte güzelliğini gösteremiyor. Tam tersini gösteremiyor. Ziyara ne kadar iyiydi ya. Evet. Ziyara çok yetenekliydi. Değil mi sezon başındaki en formda futbolcuydu ya Fenerbahçe'de. Sonra bir düşüşe geçti. Düşüşün sebebi de güçsüzlük değil. Bence kafa yapısında bir problem var. Çünkü diyorum ya çizgiyle kavga edecek neredeyse. Abi psikoloğa gitsin o zaman. Hayır çizgiyle kavga edecek neredeyse. Psikoloğa gitse bir şey olur mu? Onu bilemem. Onu... Ne demek yani ben ona... eğer adamın çok iyi tespitine yanlış anlama tespitini doğru söylüyorum. O zaman git profesyonel yardım al. Sıkıntın varsa. Çünkü bir sıkıntısı var bu çocuğun. Bu normalde bir Volkan değil. Değil işte onu söylüyorum. Gerçekleri yani, var yani. Bugün Batı'da... Ben istediği bugün... kadar pardon Engin'ciğim istediği kadar böyle problemi falan olsun kardeşim. Milyonlarca taraftar ondan sahada verim bekliyor. Ya gitsin hocasına desin ki ben arızalıyım beni oynatma. Ya arızalı alakası yok. Anladın mı? Oğlum bugün çıkıp bak şimdi bugün çıkıp sahada milyonlarca taraftar şampiyonluğa var. Olur mu ne geç? Senin devrin de benim devrim bir kere unut. Bugün aldıkları para sanayicinin kazanamayacağı, birçok sanayicinin kazanamayacağı maddi güçlere sahipler. Evet. Ayıp bir şey değil. Bugün dünyanın her yerinde üst düzey futbolcular gibi psikologlara gidiyorlar. Özel i̇şte ben de onun gitsin bir git doktor. Konuş, rahatla. Bu ayıp bir şey değil ya. Ya dişin ağrı zaman doktora gitmiyor musun? Gidiyor. Veya vücudunda bir şey olduğu zaman, sakatlandığı zaman doktora gitmiyor musun? Aynen. MR çekiliyor, tedavi oluyor. E kardeşim psikolojik olarak da moralin bozuk olabilir, problemli olabilir. Gidersin. Yani bugün Türkiye dışında bu herkesin yani sporcu olarak değil, insanların, normal çalışan insanların gittiği bir olay bu. Psikologla gidiyorsun, konuşuyorsun, derdini atıyorsun, rahatlıyorsun. Bu çözüm yolu var. Yapsınlar bunu ya. Sen gittin mi hiç psikoloğa? Ya ben gitmedim. Bir fazla problem olmadı. Ben kendi çözümü yapıyorum. Psikoloğa? Gittim. Yani bu arada, normal bir şey bu arada tabii Antalya Spor Fenerbahçe'yi iyi analiz etmiş. Onu da söyleyeyim. Bir kere inanılmaz oynayan bir Sakıp Aytaç. Onun önünde de Embila. Yekta da bugün çok iyi. İkisi Lens zaten kilitlendi. Yani Fenerbahçe'nin en güçlü kanat sağ kanat. Şener'le Hasan Ali bugün hiç yoktu. Çok güzel kitlemişler, çıkartmadılar. Çıkartmadılar. Çıkarmadı. Aynı zamanda atak yaptırmadılar. Çıkarmadılar. Evet. Ve sürekli bindirdiler biliyor musun? Buna rağmen mesela Sagıp hep sürekli bindiriyordu. İnanılmaz yani. O kanat komple kilitlendi. Artı olarak da atak yaptılar. Yani Lens oyunda yoktu. Lens bugün çok enteresan. Yani Fenerbahçe seyircisine zevk verdiği kadar rakip seyirciyi de mutlu eden bir futbolu vardı. Alıp gidiyor diyor. Bugün baktım topu alıyor gidemiyor.
Çünkü neden biliyor musun? Ya kuvvetsiz, yorgun. Antalya Spor çünkü bugün ne yaptı? Topu da kaptırıyor. Antalya, topu da atamıyor, topu Antalya, kaptırıyor. Antalya Spor bugün ne yaptı biliyor musun? Bak şunu yaptı. Isırdı abi, ısırdı. Dur adam hasta, dur omuzunu çıkaracaksın adam. Biraz daha yavaş okşa. Kartal pençesi gibi. O aslan pençesi bu. Aslan pençesi. Antalya Spor bugün Fenerbahçe'yi ısırdı. Her yere iki kişiyle, üç kişiyle bastılar. Ve Fener'den daha çok koştular, daha çok istediler. Fenerbahçe buna karşılık veremedi. Bugün çünkü hakikaten Mehmet Topal'la Savuza ligin başından bugüne kadar kötü, yani takım halinde kötü oynayan Fenerbahçe'de en kötü maçtan oynadı. Soğuzay'la Mehmet Topal. İki ön libero senin eğer attı, gününde olmazsa senin, zaten orta sahada çöküyorsun. Tabii senin son dörtlün de yani defans dörtlün de kötüydü bugün. Kayer bugün çok başarılı bir performans. Ya 35 yaşındaki Eto futbol dersi verdi. Eto bak bugün, çok enteresan. Hakikaten. Sadece Fenerbahçeli futbolcular değil. Galatasaray, Beşiktaş, diğer birçok futbolcu şu maçı seyretsin. Eto'nun bak Eto bir yanlış pas verdi orta sahada. Topu kaptırdı. Sağ taraftan tahmin ediyorum Lens. Dolayısıyla koştu. Sana söyledim. Evet. 30 metre depar attı abi. Topu kaptırdı. Eto 30 metre depar attı. Topu kaptırdı. Bu Eto Beşiktaş'ta yani. Fener'de oynar mı Galatasaray'da? Bana göre oynar. Oynar. Sen bana göre oynar. Arkadaş, nasıl gidiyor ya? Nasıl adam gidiyor? At gibi yani orada. Müthiş kullanıyor yani. Nasıl aldı gitti sürükledi. Evet. Yetişemedi Skarten orada. Bir hata aldı. Bak bir pozisyonu örneği vereceğim. Orada kim arkasında koşuyordu? Skartel mi? Skartel. Skartel. Topsuz koşuyor. Onunla tavsiye edeceğim. Eto kaç yaşında? 35-36'ya giriyor işte. Schneider. O kimlikte gördüğümüz. Belki adam şu anda bize gidiyor. Onlarda bir iki yaş var ya, mağara bizim vardır. İki yaş mağara var orada. Rahat. Yani kemik yaşı 38'den aşağı değil. Ayıp ya. Konuşma. Türkiye'nin bakmışsınız. Ama Mourinho dünya yıldızı hakkında böyle konuşma. Niye abi? Ama dünya yıldızı. Adam bakıyor. Mağara vardır lafı. Lütfen. Olabilir, doğrudur. Ya. Bence Chelsea'de, sözünü geri alarmış. Chelsea'de teknik direktör. Ben bunu üzüldüm ya. Yani Afrika'da yaş küçük ne oluyor? Bir şey söyleyeceğim. Hayır ben bir şey alındım. Babası, ben Afrika'da değil doğdum. Şimdi bir şey anlatacağım. Babası bir köyünden çıkıyor nüfus dairesine kadar. Kaç gün sürüyor biliyor musun? Kaç yıl sürüyor? Oradan 1-2 yıl geçiyor nüfus dairesine ulaşmak. Fille mi gidiyor? Nüfusla alakası yok. Fille gidiyor. Nasıl fille gidiyor? Ben anlamadım ki. Ay nasıl fille gidiyor? Neyle gidecek abi? Arabaya mı gidecekse? Bırak abi böyle bir şey. Oğlum doğru da doğru söyle. Eto'ya yapmayın. Arabaya mı gidecek? Eto'ya 5 yaşında nüfus kağıdı çıkarmışlar oğlum. Kim abi? Mourinho söyledi. Chelsea'deyken. Daha güzel. 5 yaşında daha güzel. Nüfus kağıdı çıkarmışlar. Yani 40 yaşında. Yaşında utansınlar. Aynen. Biz de futbolcular utansınlar. Şimdi bu adam 40 yaşında mı ya Gökmen abi? Kim? Eto. Vallahi bilmiyorum ben Mourinho'nun yalancısı. 35 olmadığı kesin de neyse yani. Neyse ben örnek kendine bakmış ya. Tebrik etmek tamam, lazım. Örnek verecektim şimdi lafa girdi de. Ama nasıl gibi mağara deyince ya, gireceğim tabii. Bunun esprisi. Tamam neyse tamam kabul ciddi ediyorum. Ciddi olun çok fazla espri yapmamaya özen gösterin evet devam edin. Ciddi zaten. Tamam ciddi bir şey demedik mağara dedim üstüme geldi. Anlamadım ki. Ya biz futbolda, diyorum yani. Yani hastanede doğmamış demek istedin sen. Ha, biz bu futbolda hastanede terim var yani. 3 sene mağara var 5 sene mağarası var. Sanki Türkiye'de kullanmıyoruz bu kelimeyi. Kullanıyoruz tamam. E tamam işte niye uzatıyorsunuz? Anlamadım beni geliyorsunuz yine. Kim uzattı abi? Afrika düz ovalık biliyorsun. Abi bir dakika. Bir dakika abi Schneider tamam. Kaç yaşında? 35 yolda. 34-35. 33. 32. 32. Bak aynı pozisyon biliyor musun? Schneider'ı yakaladılar ama pozisyonlar. Biri topla gidiyor biri topsuz ama gidiyor. Ama Schneider'ın onlar ayrı özellikleri var. Schneider bile adamla arası 20 metre aynı, vardı. Profesyonellik farkını söylemeye çalışıyorum. Bu insan Schneider de eskiden kimse yakaladı. O top Schneider'a gelse diyeceksin gol. Çünkü o vuruşlar, o depara atıyordu. Şu an biraz güçsüz olduğu için atamıyor. Ama bak Eto bu yaşta ona rağmen yakalayamadı. Onu söylemeye, örnek vermeye çalıştım. Atletik, kıyas atletik anlamında. Eto ya atletik bir oyuncu. Schneider atletik bir oyuncu değil ama. Ama orada artık yakalamış, birebir gidiyorsun. Orada kimse yakalamamadı. Sen de atletiksin mesela. Gidersin, Necati gidemez. Ya tabii fark, mesela oyuncu arasında fark bugün, var. Bugün bak şimdi ikili bak, mücadelelerde. Bugün ikili mücadelelerde Mehmet Topal, Sauza, Alper, Volkan. Hep yerdeler. Hep yerdeler. Fenerbahçe'nin futbolcu ikili mücadele yerde olur mu ya? Sebep? İkili mücadele. Yorgunlar. Yorgun işte. Yani ama olmamaları lazım. Ya abi taze yani, ikili mücadele olmaması lazım. Kulübede oyuncu yok. Ama Volkan Şen'le Alper Potuk her zamanki yorgun da olmasalar, güçlü de olsalar fark etmiyor. İşe yarayacak yerlerde hemen atıyorlar kendilerini. Yani ki bugün şey. Alper çok koştu yalnız onu da söyleyeyim. Koştu. Yani orta sahada Fenerbahçe'nin en mücadele eden, en koşan futbolcuların bir tanesi Alper. Ama Fener öyle çok büyük darbe aldı abi. Baksana 7 puan geriye düştü. Hem yorgun hem de çok koşunca oyundan düşüyorsun tabii. Yani iki takımdan 7 puan geriye düştü. Şeyden geriye düştü. Bir dakika biz burada 4 puan. 3 hafta önce mi iddia yaptık? 3 hafta önce. Ben sana ne dedim? Devre arası dedim Galatasaray dedin Fenerbahçe'nin önünde bitirir. Ben daha iyi dedim Fenerbahçe önünde bitirir.
Şu anda 4 puan var. Evet, Ümit'i tebrik etmek lazım. Kazandım. Ben Antalya'da 0 çeker dedim mi? Fenerbahçe. Bütün maçlarını tutturuyor mu şu an? Bugün bana göre Fenerbahçe şampiyonluk yarışından koptu. Bitti değil mi? Yani? Bence avlu attı bugün Fenerbahçe. Ya daha belli olmaz ama tabii ki yani, büyük yara aldı. Yani sadece bugün. Değil. Hayır sadece. Çok sadece, önemli maçlarını kaybetti. Hayır sadece bugün değil. Bak son iki maçı. Çok... Son iki maçında kendi sahasında Beşiktaş, şampiyonluğu oynadığı Beşiktaş ve Antalya deplasmanı. İki maç kaybettiği 5 puan. Şampiyonluğu oynayan bir takım. Ele ele Fenerbahçe ise. Hadi Beşiktaş'ı tamam. İki maçta 5 puan veremezsin. Hadi Beşiktaş'ı tamam. Ama şampiyon bak şimdi şampiyonluğu oynuyorsan yeneceksin. Çünkü 6 puanlık maçlar onlar. Neden? İkinci yarı, bakın ikinci yarı 16 maç oynuyoruz ya. İkinci yarı 17 maçı oynayacağız. 17-18'de sonra Fenerbahçe 19 ve 20. haftalarda arka arkaya iki deplasmana çıkacak. Nereye İlk gelecek? Yarı, ilk yarı ikinci ve üçüncü hafta içeride oynadı. İlk yarı ikinci ve üçüncü ya bence hafta. Bence Fenerbahçe kalan iki oynadı. Maçında da kazanılmaz. Artı Beşiktaş ve Galatasaray'ın hakem yardım için. Olmazsa Fenerbahçe içeride Gençler Birliği dışarıda Trabzon'u da yenemez. Yani ben, bence bugün Cüneyt Çakır Fenerbahçe yarışta devre dışı bıraktı. Cüneyt Çakır mı? Maçın hakemi Cüneyt Çakır. Hasan Ali'nin yaptığı, Hasan Ali Yıldırım yaptı pozisyon. Bana göre Fenerbahçe'nin o zaman iki tane penaltısı vardı. Hasan Ali'nin kaldırım yaptığı pozisyon penaltı değil mi? Tamam yani Fenerbahçe Erdoğan'a Beşiktaş'a geliyor da. Yani al işte Van Persie bir var bir yok onu söylüyorum. Yani bazı şeyler bak Beşiktaş'ta deplasmanına gidecek. Galatasaray deplasmanına gidecek. Bursa Spor deplasmanına gidecek. Yani Fenerbahçe'nin işi çok zor. Yani Fenerbahçe de zaten çok istikrarlı gitmiyordu ki. Feyenoord maçında da iyi oynamadılar. Buradaki United maçında da iyi oynamadılar. Akıllı oynadılar ayrı. İyi oynamak ayrı. Konya maçında zaten ya Musa Sow diye bir futbolcu penaltıyı verse orada. Musa Sow diye bir futbolcuları var. Şapkadan tavşan çıkıyor. İşte kaç defa çıkartabilir? İşte çıkartmaya çalışıyor çocuk. Ne yapsın? Bugün de çıkartacak. Bugün de çıkarttı ama hakem izin vermedi. Yani hakikaten. Onu tartışacağız. İzin vermedi demeyelim. Çünkü o konuyu tartışmayalım lütfen. Pozisyon yani pozisyon üretip yahut da gol atabilecek oyuncular abicim. Van Persie ile Stoch nerede abi? Yok. Sakat mı bunlar? Yok kadro yok. Stok'ta kadroda yok. Van Persie'de yok. Abi kadroda yok. Stok kadroda yani neden? Yani? Bunlar neticeye giden oyuncular ya. Oynattığı maçların hepsinde gol attı Stok. Van Persie'de yok. Van Persie neden yok? Stok'a götürmedi. En fazla Salih'i götürmedi. Oyunculardan bir tanesi. Van Persie'de kasındaki ağrıları nedeniyle cumartesi günü götürmedi. Abi Stok oynamaz mı? Cumartesi günü kadroya almadı. Ferhat o Stok oynamaz mı? Stok bir alıyor bir almıyor. Bir alıyor bir almıyor. Demek ki antrenmandaki performansı yetersiz geliyor. Oyuna koy iki tane gol atıyor bir tane gol atıyor. İyi futbolcu. Ya adam demek sadece olay. Galip geldiği sürece advokatı aldılar aya çıkardılar yani. Bence Van Persie yani, bugün oynardı. Şey ya. Van Persie'nin hiçbir ben bugün gördüm kendisi hiçbir problemi yoktu. Şimdi burada mesela spor yapıyordu. Artı şey nerede? Şunu anlamıyorum. Kim? Bir yerde yani çok önemli değil. Yani Antalya'ya götürmedi. İşte bugün bu maçlık dinlendiriyor. Mesela en kritik maçın bu maç yani. Van Persie'nin dinleneceği maç değil ki bu. Bu maç hafif alınır mı ya? İşte alın oldu 3 puan darbeydi. Tabi biraz da şanslıklar da vardı. Yani 49'da 73'te Lens ve Savozan'ın şutları direğe sıyırdı, direğe çaptı. Onlar şöyle bir karış aşağıda olsa belki ama beceriksizlikler isteksiz. Yorgun. Engin abi kafada o, coşkulu yorgun. O coşkulu Fener var mı şimdi? 2 i̇şte hafta 3 hafta önce. Kafada yorgun. Baskı yapan, tempo kuran. Burada mesela Alper'in bir pozisyonu var ceza sahasının orta sahaya doğru köşesinde. Çekip bırakıyor rakip. Şimdi Alper değil de Lens olsa o pozisyonda penaltı verebilir biliyor musun? Alper kendini atıyor ya her pozisyonda. Zaten o pozisyonda. Hemen devam diyor. Öyle atacak, halbuki kendini atacak bir pozisyon değil abi. Alper'le Volkan'ın dışında yok Alper'le Volkan'ın dışında kim olursa olsun Cüneyt penaltı verirdi. Ama bu iki futbolcu üflesen düşüyor ya. Orada da üfledi. Yani işte vermedi. Orada da üfledi. Başka futbolcu olsa verirdi. Bak zaten şöyle biliyor musun bak. Ama sadece tuttum bırak. Büyük çiftler sanatlar. Bir şey verebilir, aynı pozisyonu Hasan Ali kaldırım yaptı. İlk yarıda aynı pozisyonu yaptı. Ya kimse penaltıları tartışmaz. Bana göre ikisi de penaltı değil. Ha, Musa Sow'un pozisyonu da bana göre iptal doğru. Çok üzüldüm ayrı. Çünkü müthiş bir vuruş yaptı. Ama foul. Eğer buna foul diyorsan. Bence foul değil. Seninle bir şey söyleyeceğim. Bak, burada mercek altına yatırırım ben sana söyleyeyim. Senin futbol görüşünü... Bakınız arkadaşlar. Gibi. Ben bu işi yapıyorum. O iş benim işim. Hangi işi? Hangi iş yapıyorsun? Ya bırak. Gel yapsa işi. Ne alakası var? Nerede? Yok yapıyorum. Başatacı ya. Hayır. Şunu kabul edelim. Başka... Musa Sow Türkiye'nin
gelmiş geçmiş en iyi röveşatacısı oldu. Bak şimdi bu resmi doğru, senin de fantastik gollerin vardı. Tanju'nun fantastik golleri vardı. Ben senin şu anda gözüm kapalı en az 3-4 tane golünü hatırlıyorum. Tanju'nun böyle golü hiç yoktu. Peki bir dakika. Var mıydı böyle arkadaşlar, golü? Arkadaşlar şu an fotoğrafa bakıyoruz. Arkadaşlar bu Musa pozisyon. Sol, şu an fotoğrafta ne görüyorsunuz? Buna foul demek bana böyle bir futbol cinayeti. Buna foul demeyen insan varsa bak ben çok üzüldüm bu gol olmadığına bir. İkincisi buna foul demeyen insan varsa ben onunla bir daha futbol konuşmam. Niye? Topa vurduktan sonra. Vurduktan mı? Adam sokmasın ayağını. Şimdi pozisyon daha var. Fenerbahçe Galatasaray maçında pozisyon var. Adam sokmasın ayağını. Şimdi pozisyon daha var. Fenerbahçe Galatasaray maçında pozisyon var. Nereye sokacak abi? Topu uzaklaştırmaya çalışıyor. Top tamamen Musa Sol'un kontrolünde. Arkadaşlar. Musa sırtını adama dayanmış. Ben sana aynı hareketi yapıyorum. Bak senin kafana ne oluyor? Nereye? Ben kafamı sokmam ki o pozisyonda. Nasıl niye sokmuyorsun? Topu nasıl uzaklaştıracaksın? Topu nasıl uzaklaştıracaksın? Adam kafayla topa gidiyor. Neyle gidiyor? Abi birileri Musa Sol'un fantastik gol yaratmasını içine sindirememiş. Topa ilk önce kim vuruyor? Bu da tarihin, yapmayın abi. Yapma tarihin en büyük yalanını söylüyor şu an. Tarihin en büyük yalanını söylüyor. Şimdi bakın Musa Sol'un. Ben diyorum ki. Musa her hafta herkese kapak yaptı. Bu hareket hayati. Ravaşata golleriyle. Bırak sen bana pozisyonu tartış. Tehlike yaratacak bir pozisyon. Sen bana pozisyonu tartış. Yok ya. Nasıl kafanı sokma? Ben Galatasaraylılar sakin olun. Bir sakin olun. Tek tek gelin bakayım şöyle. Bir dakika abi. Hadi, o kafasını sokuyorsa şovda bonesini sokuyor. Ayağını sokuyor. Yok ayak, ya. Ayağını kaldıramazsın. Topa kaldıramazsın. Ya siz kural mı bilmiyorsunuz arkadaşlar? Ya siz şu an Türkiye size gülüyor. Farkındasınız. Şu şeyi bir görelim. Şu an Türkiye size gülüyor. Neden? Kim? Bazıları hazmedemiyor Musa Sol'un atmış olduğu bu fantastik golleri sen hiç söylemiyorum. Ben zaten maçı ben yönetmiyorum. Öyle bir söylemi. Hayır sen de şimdi yorum yapıyorsun ya. %100 foul diyorsun. Ben bir şey söyleyeceğim. Bence Musa Sol tamamen. Ben bir resim hazmedemeyenler, kıskananlar. Ben bir resim isteyeceğim. Ve Güneş Çakır pişman bak bu kararı verdiğine. Aynen öyle. O zaman peki Güneş Çakır De Souza böyle çevirdi. Ya böyle yaptı. Niye kart gösteremedi? Ne? De Souza golü iptalden sonra Güneş Çakır'a aynen şu hamleyi yaptı. Bir lütfen kalkar mısın ya? Adnan kalkar mısın bir? Adnan ağır. Bak. Yok tamam. Sen şimdi gol değil de. Gol değil. Böyle yap. Gol sen değil. Şimdi o tarafa söylüyorsun. Gol değil de. Yardımcıyı gösteriyor. Yardımcı gol değil gitti. Cüneyt'e böyle dokunacağım. Doğru. Cüneyt bana kart göstermeyecek. Yardımcı gol diye orta sahaya koştu. Bir dakika arkadaşlar. Şey, yardımcı şundan dolayı koştu. Yardımcı. Gol diye koştu. Offside var mı yok mu? Offside olmadı. Gol diye koştu. Ceza sahasının içindeki pozisyon yan hakem niye karışsın? Gol var abici. Cüneyt Çakır'ı silkeledi bak. Cüneyt Çakır'ı offside diye koştu. Pardon kusura bakma ben bunu yapıyorum. Nereye koştu offside diye? Ümit'ciğim. Gol diye orta sahaya koştu. Ama offside çünkü offside bekliyordu. Offside değil. Cüneyt Çakır şu anda bizden azabını duyuyor. Yan hakem koşma sebebi. Yan hakem faulü görmüyor ki. Ya yan hakem niye koşar orta sahaya? Sahne bir şey ya siz bu. Bir dakika neden koşar? Hayır niye koşar cevap ver bana. Çünkü faulü görmedik. Hayır faulü normal davranıyor. Yardımcı hakem net bir faul olsa bayrak çekebilir mi? Çeker. Çeker evet. Şunu yapar. Ama hemen koşuna. Her bayrağı offside için çekmez ki hakem. Yani pozisyon nasıl hakem? Çeker doğru söylüyor. Şuradaki pozisyon hakem arkada senin kafanı nasıl görecek abi? Siz hakikaten futbol oynuyorsunuz ya. Görür ya görür. Şaka mısınız ya? Engin abi. Gol diye koştu mu koşmadı mı? Bir saniye abi. Bir saniye sürüyor o koşu. Evet gol diye koştu. Bitti. Şimdi gelin başa konuya. Şimdi şu gol diye koşmak zorunda. Allah şimdi Allah. Serhat ya faul olsa böyle yapar. Bak böyle yapar elini böyle faulü yapar. Faulü nasıl görsün eğer, diyorum. Eğer offside ise kaldırır. Abi, hakikaten tamam, benim offside benim zaten tartışmıyoruz. Ben offside bilmiyorum. Ben onu zaten bloke edip tamam, gidiyorum abi, ceza. Boş konuşmayalım tamam, lütfen. Abi, doğru. Peki, pozisyonu anlatıyorsun. Tartışalım. İyi anlatıyorsun devam et. Devam et. Ben şimdi kendimi önümü bloke ettim mi? Tamam, ben top önümden sekti mi abi? Tamam. Bak önümden sekti. Bu oyuncu şimdi ne yapacak? Yani kafa vuracağım. Bu o kafa vuracak, sen de böyle vuracaksın. Böyle vuracak. Ben ayağımı, buraya kaldırabiliyor muyum o kafayı soktuğu zaman? Topa ilk vuran kim? Bir dakika. Fark etmez bir şey. Ben cevap, bir daha cevap verir misiniz? Bir dakika. Sadece bir şey atladım. Ben sorularıma cevap vermeli. Sadece şunu atladım. Bu top şu anda Musa Sol sen olduğu için senin kontrolünde ama. Kontrolde bir futbol değil. Bak bir şey yok. Şimdi hayır. Topa sen daha yakınsın. Hayır öyle bir şey yok. Bak bu kaleci değil. Çekil. Topa sen yakınsın. Bozma, çekil, görüntüyü bozma. Topa sen yakınsın. Bir dakika, Pozisyonu yanlış anlatıyorsun. Görüntüyü bozma, geç o zaman. Harak olacak ya. Abi, görüntüyü bozma. Bir dakika, geçer misin? Yerine geçer misin? Ben hayır, başka bir şey göstereceğim. Oraya geç. Şu an futbol oynayan insanlar yatar düşüyor. Gel lan. Hazırlar ama. Herhalde. Gel. Ben iyi defa attım ha. Gel. Ben iyi sahip ettim, gel bak şimdi. Allah yarabbim yesin. Şimdi. Ben oyuncu blok ettim mi?
Bu evet. Benim zaten burada olduğunu biliyorum Musa Soğuk. Doğru mu? Herhalde biliyorum. Engin abi dedi ya bilmiyorum. Şu an top sekti önümde. Ben şimdi kafamı uzatacağım. Şimdi bu ne yapacak? Topu uzatlaştırmayacak mı bu oyuncu? Evet. Bıraksın böyle bir gitsin top. Ya kafası gözü kırılacasına. İşte o riski alacak. Kafasını uzatacak. Yerde soktu işte. Uzuttum, tamam. Uzattım. Ama Musa tamamen topa vurdu. Tertemiz bir vuruş. Fark etmez. Zaten tehlikeli bana hareketle geçiyor. Anasının aksutu gibi helal bir vuruş yaptı. Bak bir şey söyleyeceğim. Hiç. Müthiş bir vuruş. Gel. Bayıldım. Müthiş bir vuruş. Bayıldım. Fakat tehlikeli harekete giriyor. Girmez. Giremez. Bak. Tehlikeli harekete giriyorsa giriyor diyor ya. Bu tehlikeli harekete topa giriyor. Topa ilk vuran kim kardeşim? Bu. Ya sol. Yüzüğü solun. Topa ilk vuran sol bitti o kadar sol, ya. Sol ayağıyla vuruyor. Bak sonra efendim. Solun. Kaval kemiği tekmeliğe adamın kafasına kaldırmak zor da bir dakika Musa Soğuk kafasına Musa Soğuk adam hastaneye kalkardı. Bak şu bak şurada boş konuşuyorsun. Bir şey söyleyeceğim. Ben sana temas etmeden bile ayağımı şuraya kaldırsam tehlikeli hareket. Anlıyor musun? Öyle bir şey yok. Engin. Allah yeni bir dakika. Çünkü bak neden? Hayır futbolu yeniden mi yazacağım ben anlamadım. Bak ben kuralları ben yazan değilim. Bir dakika ver stopu. Pozisyon var. Hiç. Ravajata falan değil. Tamam. Evet. Top arada kaldı. Sen topa kaydın vurdun. Vur. Kaydın böyle. Ben de ayağına bastım seni. Ne oldu? Foul oldu. He. Aynı aynı. Değişen bir şey yok. Ne aynı? Tehlikeli. Ya. Şimdi ben Musa Soğuk. Bir dakika. Topa vuran. Engin abi bir dakika. Sen nasıl anlatıyorsun ya? Topa vuran adam ayağına bastı demen lazım. Bak, fark etmez. Fark etmez olur mu ya? Hadi git ya. Ha öbürü Engin vurursa abi. Penaltı olur zaten. Engin abi. Öbürü basarsa penaltı olur. Topu vuran. Bakar mısın? Engin abi. Hayretlerle dinliyorum. Ümit Karan ve Gökmen Özden ha. İnanamıyorum. Sayıdan inanamıyorum. Şaka değil bak. Yine bırak o işi. Her neyse ne var ya. Şu an ya Musa Soğuk niye bu kadar kıskanıyorsunuz ya? Adamın buraya oşata gollerini. Adam her hafta jenerikli gol atıyor ya. Alkışlamanız gerekirken diyorsunuz ki foul. Bu pozisyonları alkışlayacak. Burada en yan yaptı. Bu Türkiye'de bu pozisyonları alkışlayacak tek insan var o da benim. Ben de senden bunu beklerdim ya. Topa vurduktan sonra kafasını uzatıyor. Sen kardeşim, bu gol atmasın gibi bir karan var ya. Cüneyt Çakır döverdi. Topa vurduktan sonra kafasını uzatıyor. Ben şimdi bak bu top burada tamam mı? Bak şimdi anlattığım çok farklı. Bir defa Musa Soğuk. Arkasında bu adam. Sonra. Engin bir dakika dinleyin. Şu an top burada. Evet. Ben kaldırıyorum ayağımı bu topa tamam mı? Tamam. Şöyle kaldı bu ayağım. Ben vurdum. Foul değil mi? Tehlike hareket olmuyor. Ben neredeyim peki onu söyle. Sen işte buradasın fark etmez. Nerede öyle olmak değil, öyle böyle değil, bakıyorsun? Öyle değil. Ha, bu paylaşılmayan bir top. O zaman şimdi senin dediğin doğru. Abi top havada zaten. Top bir yerden sekti. Adam uzaklaşmaya gidiyor. Kardeşim siz ne yapacak? Topu bırak kaleye mi gidecek? Ya hakikaten ben futbola soğudum ya. Sen dalga mı geçiyorsun? Ya Galatasaray geldiği zaman böyle, Fenerbahçe'ye geldiği zaman futboldan soruyorsun. Ya bir takım bu işleri ya. Hayatımda bu kadar net bir gol görmedim. İnsanları birbirine düşürmek için yapıyorsun. Bak hayatımda bu kadar net bir rövaşata golü, bu kadar harika bir gol görmedim. Bak sana... Çok ayıp. Sana bir... Cüneyt Çakır'ın yaptığı ayıp. Sizin yaptığınız ayıp. Burada insanları birbirine düşürüyor. Ya bir dakika bir resim istiyorum. 2001-2002 sezonundaki Fenerbahçe-Galatasaray maçı, 2-2'lik maç, son... Sov'un golünü istiyorum lütfen arkadaşlar. Şunu bir gösterebiliyor muyuz? Neredeyiz? Efendim? Verebilecek mi? Resmini koyacağım. Ya ben kendimi böyle aradım bu. Adamın var ya. Ağzı burnu. Bak. Vermedi işte. Gol. Vermedi. Ya bırak. Vermedi. Neyi vermedi? Gol verdi. Gel buraya. Sesini çıkarmadınız orada. 2-2'lik gol verdi. O da goldü bu da gol. Bırakın bu işleri. 2-2'lik maçta gol verdi pozisyonda. İşte vermemesi lazım. Sol taraftaki 2012'de. Bizde vermemesi lazım. Ya niye? Doğrusu bu. Bak burada bak. Adam burada bize yapmadan yanlış. Boynuna nerede? Top nerede? Boynuna nerede? Bak burada da aynı. Bak top nerede? Bir dakika gösteriyor mu bize? Bırakın Allah'ın aşkına. İşte burada hata. Şu kral sen teşekkür ederim. Kendin kanıtladın. Niye? Şu an çünkü ilk soldaki yanlış... de gol, soldaki golü verdi. Sağdaki de gol diyorum ben. Değil işte. Bak niye soldaki değil, kardeşim, yanlış. Soldaki gol oluyor da sağdaki niye gol diyor? Yanlış. Yanlış orada hata yapmış zaten. Bak topa ilk vuran kişi sol. Peki reklama gidelim. Reklamdan sonra tartışmaya devam edelim. Hadi bakalım. Bu arada patronum Sayın Ethem Sancak da ona da kendisine iyi akşamlar diyelim. Ümit yerden girer kadar aklı tehlikeli hareket demiş. Sol uzayda sarı kart demiş. Doğru. Bu da güzel. Patronumuza saygı diyoruz bu ama ben olsam golü veririm. Peki adamın orada çocuğun suratına gelse tekme bir dakika. Kırmızı kart olur. Ya bırak abi. Gelse ne oluyor? Ya git ya. Git sen de geliyorsun burada cır 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 ediyorsun. Bir dakika ne biçim konuşuyorsun? Foul. Bir dakika ne biçim konuşuyorsun? Sen demin dedin. Bir şey söyleyeceğim. Böyle oğlumdu. Cır cır konuşuyor. Bunlara gerek yok ya. Yapmayın gerek yok. Ben sana abi diye hitap ediyorum. Sen oğlum demin ne dedin sen bana? Ne dedim?
Söylemek istemiyorum, bırak. Bir şey söylemedi yani, ne söyledi? Yani biraz daha birbirimize karşı saygılı olalım. Bağırmadan, medeni insanlar gibi konuşursak bizi izleyen insanlar da bizim muhabbetimizden zevk alırlar. Ama sen tamam, sana göre öyle. Tamam, bana göre öyledir, sana göre öyledir. Sen bana saygı duyacaksın, ben sana saygı duyacağım. Ne alakası var? Galatasaray'la ne alakası var? Bunun Galatasaray'la ne alakası var? Biz Galatasaray'la çekilmedik ki. Abi siz şimdi ufak fotoğrafa bakıyorsunuz. Büyük fotoğraf ne biliyorsunuz? Size şu soruyu soruyorum. Cüneyt Çakır Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'da Barcelona maçını yönetiyor. Ya, bir dakika güzel kardeşim, bir dakika. Bu golü verir mi vermez mi İngiltere'de? Vermez. Efendim? Ya hakikaten veremez. sen var ya. Şöyle G, burada da S var. Ne alakası var abi? G, Galatasaray yani. Hakikaten Galatasaray. Sen golü, sen hakikaten Fatih'sin ya. Demir Engin abi. Avrupa'da bunu verir mi vermez mi? Avrupa'daki macerası sona erer. Bir dakika, Avrupa'da bu golü vermez mi? Vermez. Avrupa'da bu golü iptal etsin. Eğer bak, Cüneyt Çakır Avrupa'da bu golü verir. Futbol. Verir ve en yüksek puanı da alır gözlemciden. Siz niye bu insanları yanlışıyorsunuz? Hangi insan ya? Hangi insan arkadaş? Sen hakikaten adamı delirteceksin. Doğru söylüyor Serhat Ulayan. Sana bir şey söyleyeceğim. Fenerbahçe düşmanlığı yapıyorsun burada sen, tamam mı? Fener'in yolunu kesiyorsun. Ümit Karan, evet. O bakışlarına böyle bakma. Sen halbuki Fener'in yolunu kesiyorsun. Sen Fener düşmanısın. Kusura bakma. Özür diliyorum. Bir dakika, sen niye? Senden sen özür diliyorum. Araya girme. Sen Fener düşmanısın. Sen burada Fener düşmanı yapıyorsun. Fenerbahçe'ye karşı burada at yetkisin. Sen Beşiktaşlı değil misin kardeşim? Sen Beşiktaşlı değil misin? Boş ver. Ne oldu bir anda? Ben adil yarıştan yanayım. Bırak abi. Efendi yarıştan yanayım. Efendi mi? Efendi mi? Bu Beşiktaş'a da olsa bırak. Konuşuyordum. Bırak. Bırak. Sen bunu sadece Fenerbahçe için yaparsın. Hayır. Sen burada yanlış yapıyorsun. Beşiktaş'ı böyle koruyamazsın. Bu gol var ya. Sen Beşiktaş'ı böyle koruyamazsın. FIFA'da, UEFA'da birinci olur. Birinci gol güzellikle. Bırak abicim. Böyle bir gol var mı ya? Sen Fenerbahçe'yi koruyamazsın. Aç UEFA kuralına. Ne diyor biliyor musun? Ne diyor? Sen diyor futbolu güzelleştir. Sen diyor gollerde estetiğe önem ver. Gol çünkü futbolun anasıdır babasıdır Ümit Bey. Ya o zaman bu ne demek? Ben senin ağzına tekmeyi atacağım. Ağzıma mı? Ağzına tek... Bir dakika arkadaş. Bir. Adamın dudağında kan var mı? Bak bende var. Kan gelecek. Var mı? Ha, kan görmek yaralanma var mı? Burnu kırıldı mı? Kan mı görmek? Ağzında kan var mı? Söyle bana arkadaş. Gel al bunu, al dur kafama ya. Al. Al. Gel bana bir tekme atma. Gel at ya. Ümit bir şey sor. Kan var mı adamda? Senin fikrini değiştirmek için demiyorum. Hayır ya. Benim fikrimi değiştiremezsin. Musa Sol ayağıyla vurduktan sonra. Sonra tekmeli geliyor adama. Fark etmez. Tehlikeli hareket bu. Ya futbolu yeniden başlatmayalım. Nasıl tehlikeli hareket ya? Ya bırak. Engin abi demin bir pozisyon gösterdi ya. Senin söylediğin. Galatasaray Fenerbahçe maçından pozisyon gösterdi ya. Hakem kimdi abi? Bırak kardeşim ya. Hakem kimdi? Bülent Yıldırım. Tamam. Verdi golü. İki gün önce nasıl maç yönettiğini gördük mü? Gördük. Tamam. Boş konuşmayın. Abi orada hata Bülent var. Burası kardeşim, doğru. Bülent Yıldırım'la Cüneyt Çakır. Cüneyt Hocam şu golü verdi mi vermedi mi? Bir dakika. Cüneyt Çakır değil orada hakem. Bir dakika. 17.03.2012 tamam. Bülent Yıldırım. Tamam. Verdi mi vermedi mi? Bülent Yıldırım'la, Cüneyt Çakır arasındaki fark. Ne gibi? Boş konuşmayalım. Ne bak gibi? Hem Cüneyt Çakır'ı övüyorsun hem şu an bir tane. Ben her zaman överim. Evet. Ben her zaman bak. Çünkü... Cüneyt Çakır şu anda dünyanın en iyi hakemi. Doğrusu bu ayrı bu konuyu tartışıyoruz. Bir dakika, ben de sana anlatıyorum. Bülent Yıldırım'ın yaptığı hata... Cüneyt Çakır yaptı doğru. Bak işte niye burada yapamadı? Abi ben niye golü burada... vermesini istiyorum. Niye biliyor musun? Estetik olarak istiyorum. Estetik. Bak bir sen örnek veriyorsunuz. Örnek veriyorsunuz. Örnekte bile yanlış çıkıyorsunuz. Ya neden yanlış çıkıyoruz arkadaş? Ben sana diyorum. Yaralanma var mı? Bir dakika, Bülent Yıldırım, Cüneyt Çakır bak, doğru mu? Bak Semih'e yaptı hareket. Semih tahmini. Evet ya, Semih'e yaptı hareket. Ya foul gibi. Ya şu. Ha, hakem farkı. Bülent Yıldırım'la Cüneyt Çakır arasındaki fark işte. Hayır bir dakika bir şey söyleyeceğim. Bakınız siz kendiniz verdiniz bu pozisyonu. Ben bu pozisyonu tartışmıyordum. Siz kendiniz verdiniz. Sen var ya, böyle bir gol atmadınız mı? Size soruyorum, ikiniz de beynimi ikide oynamış. Ben çok böyle vuruş yaptım. Temasla hep foul çaldı. Sen adama... Temassız pozisyonlarına bile foul çaldı. Sırf ayağım yüksek. Bir topu olsa Ümit, arkadaşlar, ortadaki bakın, bir pozisyon olsa... Ben bu pozisyonu çok yaşadım. Ne zaman ben havadayken adam kafayı soktuğu an foul, ben vurmama bile gerek yoktu. Çünkü tehlikeli hareket. Burada adam kafayı... Yapmayın. Burada Bülent Yıldırım'ın büyük yanlışı... Bülent Yıldırım'ın büyük yanlışı Cüneyt Çakır'ın tamamen doğrusu. Peki hayır, o zaman bir dakika müsaade eder misiniz? Bir dakika, müsaade eder misiniz? Biraz biz konuşalım. Bir dakika, yok ağzı burnu kırılmamış. Kanamamış. Kanamayacak. Kan var mı orada? Kan mı görmek istiyorsun? Ya Allah tehlikeli. Peki Musa Top'un ayağı kırılsa ne olacak? Ümit soruyorum. Ya siz yanlış yerlendiriyorsunuz. Geldi, kaval kemiğine vurdu, ayağı kırıldı. Top nerede? Top yerde değil, top havada. Top havadayken kafayla gideceksin diyor topa zaten. Kafayla gidiyor adam. Adam diyor ki... Ha bak işte bu bile Musa Top'un gollerinin... Arka arkaya atmış olduğu sürekli 4 golün Röveşata'yla bir bana göre şeyi psikolojik etkisi herhalde bu.
Ya İnsanlar bir dakika, gerçekten bakın, kaldıramadılar yani. Ya bir dakika. Musa Soğuk'un arka arkaya bu kadar çok frikik gol atması. Serhat. İşlerine sinirleniyorlar öyle düşünüyorum. Bakın şu resim. Hakikaten benim bakın, için şakalı bir şey bugün. Lütfen bir iki dakika. Ya şu an Türkiye İki dakika. Ümit. Konuşuyorsun güzel de kendi kendine konuşuyorsun. Bir dinle. Biraz da dinle meseleyi. Bir şey ya bir dinle ama ya. Bir şey sormak istiyorum. Hep senin söylediğin doğru mu olacak? Ben sana resim üzerinden bir şey izah edeceğim. Ondan sonra sen konuş. Ben de sana diyorum. E buyur konuş o zaman. Sen bana bir tane. Sabahtan beri konuşuyorsun. Sen bana bir tane resim veriyorsun. İki tane farklı hakemden getiriyorsun resmi. Ben sana resim konuşuyorum. Ben sana pozisyonu anlatacağım. Birisi ben sana pozisyonu anlatacağım. Bülent Yıldırım zaten nasıl hakem olduğunu biliyoruz ya. Boş konuşma. Ya Bülent Yıldırım ve Fenerbahçe burada diye. Burada foy vermesi gereken. Bu arada ben bana göre son yıldan en iyi maçını yönetti. Nerede yönetti? Ya bırakın. Beşiktaş Bursa maçıyla beraber. Doğru. Ya bırakın. Ne? Beşiktaş Bursa maçıyla kötü sen de bana göre. Sağlığın en iyi adamıydı Bülent Yıldırım. Senelerce Aziz Yıldırım MHK Federasyonu topa tuttu ya. Biz Cüneyt Çakır'ı işiyoruz. Bak şimdi pozisyonu tartışmak yazıklar olsun. İşiyoruz ya. İnsanlar bizi şu an beni Adnan abi şu an Atman Adnan abi zaten beni Fener düşmanı yaptı. Ben pozisyonu tartışıyorum. Öyle bir şey yok. Adnan oradan dolayı sözünü geri al. Öyle bir şey yok. Ben öyle bir şey yapmadım. Ben pozisyonu tartışıyorum. Ben ne dedim? Bence muhteşem bir gol oldu. Ama foul. Ama bak şimdi sana ben isterim Ümit. Bak ben bu golü görünce hiç konuşmuyorum gol olmadığını. Tamam şimdi Engin Veras konuşur musun? Ya bir müsaade edin de dön. Tamam ediyoruz abi söyle. Şimdi ben iki tane pozisyon önümüzde. Tamam o ama şimdi iki ayrı hakem yani aynı hakem. Ya olursa... hakem beni ilgilendirmiyor ben pozisyonu konuşuyorum. Biri Ahmet biri Uzaylı biri Mars'ı beni ilgilendirmiyor. Lütfen iki tane pozisyonu koyar mısınız arkadaşlar lütfen. İki pozisyonu ben size anlatacağım. Ondan sonra yorumunu size bırakıyorum veya biz izleyenlere tamam, bırakıyorum. Benim için, evet. Şimdi bir şurada bugünkü pozisyona bakalım. Sov'un ayağı dümdüz duruyor mu? Bak dümdüz. Evet. Topa ilk kim vurmuş? Sov vurdu zaten. Sov vurmuş. Doğru mu? Evet ayağı. Top, ayak, top ayağından çıktıktan sonra resmi iyi inceleyin. Sov'un bacağına kafayı vuran kim? Çiko. He Çiko vuruyor bacağına. Sov onu başına vurmuyor. Gelelim soldaki 2012'deki resmi. Lütfen bakın. Sov topa yine Sov vuruyor. Yine bacağı dümdüz. Sov'un bileğine kafayı vuran kim? Semih. Semih kafayı vuruyor kardeşim. Semih kafasına bak. Semih oraya kafasını vurmasa dümdüz kafaya çıksa. Ya bir şey söyleyeceğim. Top değil. Şimdi, ayağı şimdi, değil. Bir dakika ya. Semih'le Antalyalı oyuncu ne yapıyorlar ki ya? Ne yapıyorlar? He? Savunma topu, yapıyorlar. Topu engellemeye çalışıyorlar. Engellemeye çalışıyorlar. Evet. Sen tam tersi olarak en tehlikeli hareket ediyorsun. Ya bir şey söyleyeceğim. Peki şunların. Bak soğuk pozisyonları. Bir dakika bir dakika. O pozisyonlarda zaten girerken. Rövaşata pozisyonlarında her zaman böyle girerken gözlerini kapatıp girersin. Evet. Böyle gözün açık giremezsin. Giremez, korkarsın. Anladın mı? Kapatırsın. Öyle bilinçsiz de girersin. Tekme gelirdi. O anda suratına tekme geldiği zaman, ağzın burnun dağıldığı zaman öyle mi olması lazım? Dağılmadı ama hiçbir şey yok. Ya hiç saçmalama. Dağılmadı ama. Saçmalama. Adamın şey yok kafası ya. Bile şişmedi. Kardeşim, ya bir şey yok ki. Tehlikeli çünkü... hareketlere bile bak. Bu tür tehlikeli hareketler. Ha yalnızsın. Mesela Sov'un attığı goller falan var. Gayet güzel. Kimse yok. Bir arkada oyuncu bir at çakıyor tak gol oldu. Güzel goller. Burada Sov'un ayağına kafayı kim uzatıyor Allah'ın aşkına. Burada yani Musa Sov yani tamamen topla oynamak düşüncesinde ve golü atmak düşüncesinde. Burada evet. Bak iki pozisyon arasındaki fark şu. Bir tanesi de Musa Sov sol kalçasının üzerine doğru hafif voleyemsi bir şekilde yatıyor. Elinden de anlaşılacağı üzerine sol kalçasının üzerine düşüyor. Diğerinde dimdik ve tamamen sırtının üzerine net bir rövaşata yapıyor. Yani birinde vole vurmak istiyor, diğerinde tamamen rövaşata yapıyor. Şimdi bir şey söyleyeyim. Doğru Serhat. Şimdi burada bu kaval kemiğinin orada tekmelik yok mu zaten? Tekmelik de var. Geliyor, tekmeliğe evet. Geliyor. Şimdi kafa tekmeliğe geliyor. Orada bak şurada şu ayak var ya abi senin dediğin tehlike. Yani o krampon çok tehlikeli. Vidası, üstü, altı. Şimdi burada kaval kemiğine geliyor kafası. Yani şu kaval kemiği var ya kafası buna geliyor abi. Burada yani bu golü vermek demek futbolu güzelleştirmek demek zaten. Amacımız ne abi Gökmen abi? Gol. Golü seviyor. Peki, bu seviyoruz. Gol. Değil mi? Adnan Bey. Ya Adnan bu golü kalkmayalım abi. Adnan Bey. Bu ya. Hareket mi? Bu hareket mi faul yoksa Kovaryasman'ın Beşiktaş maçında? Abi onu tartışmıyoruz zaten. Ama bir dakika aynı hakim. Ay, onu tartışmıyoruz. Ona hiçbir şey göstermeyen buna faul veriyorsa ayıptır. Bak yine söylüyorum. İki pozisyonda da defans oyuncuları Sov'un ayağına bak, kafayı atan bak, kendileri. Bak kafalar nerede bakın. Bir şey kafalar nerede? Ayağı vuran Cüneyt'in, kafalar. Cüneyt'in hakemliği dünya çapında hakemlik. Ama diyorum ki burada hocam ver bu golü.
Çünkü biz golü seviyoruz ya. Böyle bir gol var mı abi? Hayati tehlikesi Gönlüm. Olan cinayete teşebbüs gibi hareket bunlar. Yapma çocuklar. Yapmayın ya. Hangi cinayet? Yapmayın ya. Gelsen abi, olacak. Abi. Ya suratına o tekme sen yedin mi suratını? Futbolda öyle bir şey yok. Gelsen olacak. Varsayım üzerine bir kural yok. Ne varsayım ya? Bunun varsayım. Ayağı kırılsa. Gelsen olacak. Ayağı kırılsa ne olacak? Olur böyle şey? Böyle bir şey. Hakem böyle bir şey kafasına düşünemez ki. Gelsen olacak. Kaşında bir çatı. Gelmemiş. Bir dakika kaşında bir şey var. Bu kadar basit anlatıyorsun. Alacak ya adama ya. Burada insan en ufak bir şiş. Tehlikeye atabilmek için her şeyi yapıyorsun. Ama oyuncu ya. Kendisi yapıyor. Tehlikeye kendisini atıyor. Abi, bu benim görüşüm kesinlikle gol değil kardeşim. Peki bir şey ve tehlikeli hareket. Bunlar ne istiyor? Tehlikeli hareket. Hani bir daha yorum falan da yapmıyorlar. Bunlar ne istiyor biliyor musun? Bu top gelecek böyle. Musa Soğuk önünde duracak. Kimse topa dokunmayacak. Kimse müdahale etmeyecek. Böyle top göğsünden segecek. Gelecek böyle gidecek. Bırak o zaman top tek başına kaleye gitsin. Niye tap? Ya, o zaman her röveşata yapacağın önüne adam siz kendini assın böyle. Can siparihane assın. Ha nasıl foul veriyorlar diye. Ben defans oyuncusu topu nasıl uzaklaştıracağım abi? Kıçımla mı uzaklaştıracağım? Ya şöyle yapacaksın. Erken müdahale edeceksin. Musa'ya o topu aldırmayacaksın. Önüne geçeceksin. Aynen o kadar. Onu yapabiliyorsan topu yapacaksın. İlk vuran kim kardeşim? Sok. Daha önce vursaydı. Bu ya, ya da voleyboldaki gibi blok yapacaksın. Blok. Evet, kafanla Musa, yapabiliyor musun blok? Sen Musa Sov'u tanıyor musun? Bana göre adam. Adam. Tamam ben de bir Musa Sov karakter olarak Türkiye'nin dünyanın gönlünü almış bir futbolcu. Doğru. Eğer sen bu tartışmayı Emre'nin iki yapsaydı bu şu burada... Birçok şeyi seninle tartışıyordum. Hinlik, şeytanlık. Ya, ama Musa var ya ne dedi biliyor musun? Açıklamasını biliyor musun? Ayıp. Burada bir sıkıntı var abi. Bu gol abi. Sen golcü bu golü atsan ne yapardın? Sinayder atsaydı gol. Fenerbahçe Galatasaray'a gol atsaydı bu golü. Sinayder atsaydı dediği gibi. Gol derdim. Ne yapardın? Gol derdim. Ne konuşuyorsun? Ben gol derdim. Bak gol derdim diyorsun. Allah bu kadar Allah. İşte. Ben gol derdim. Neden derdin? Çünkü müthiş bir gol. Tamam o zaman. Allah Allah anlatamıyorum galiba. Yani, ama hakem gole izin vermezdi. Güzel. Çok güzel. Sayın bak. Sayın savcı arkadaşlar. Ben gol derdim. Ben ne diyecektim? Foul mu yaptım diyecektim. Savcı seni düşürdü. Bir dakika ben foul mu yaptım diyecektim. Ben böyle müthiş bir vuruş yapıyorum. Adam bak. Kafasını sokuyor. Bana ne derim? Sen bunu ama bir dakika. Sen de bunu hakem bu bana ben de aynı vuruş yapsam hakem benim de gol sayacaktı. Abicim kaşında kan var mı? Ben soruyorum. Bu ne bu? Kaş. Hakikaten. Burun çok yakışıklısın. Dudakların. Hayır yakışıklı bir adam yüzün. Yüzünde bir zayiat var mı? O zaman yok. Olabilirdi. Ha bir şey bir kan kaşın yarılsa Allah korusun. Burnuna bir şey abi. Olsa. Şuraya geldi tamam. Nerede kan gelecek abi? Abi. Ben buraya yumruk atayım kan gelecek abi, mi? Yumruk abi yumrukla Allah Allah. Sen bir vur bakın nasıl kan ya, gelir tabii. Adnan. Yani. Topa vur. Kan gelir yani. Kan gelir yani. Bir dakika bir dakika. Deneyelim mi abi gel. Bir dakika nerede? Gel. Savaş şu burnumu ben, bir göstersene canım benim ya. Gel ben atacağım sen kafanı ayağını sokacaksın. Tamam var mısın? Bana fark etmez. Sokabilecek misin? Tamam varım. Ben korkmam. Tekmeliği de takacaksın ama. Tekmeliği niye takayım? Bir dakika o yumuşatacak oradaki işi. Gel vurayım abi. Tamam gel vur. Yok sana vuramam. Ha yok gel dene ne yapmak istiyorsun? Tekmeliğin yok. Ayağına kafanı bile sokamazsın ben vurduğumda. Korkudan. Sana ben bir şey diyeyim mi? Bak top sekiyor. Bunda bak güzel kardeşim korkmayla ilgisi yok. Eğer diyorum ki ben de sana diyorum ki bu kadar şiddetli bir vurgu olsa bir belirti olur futbolcuda. O zaman seninle ben aynı fikirdeyim. Hakikaten bu çok olmaz. Yaralamaya diyor ya Gökmen abi. Böyle bir olay olmaz etmez doğru söylüyor ama yaralama yok abi. Bak evladım bak şu burnum neden böyle biliyor musun? Bu kadar baba burnum değil de benimki. Ey çocuklar darbe durun. Ey çocuklar durun işte baba burun. Ben yiyorumuz abi ya ben. Bu şey burnuma ben suratıma rövaşata yedim ya sen ne diyorsun? Birisi kıskançlık diyor birisi. Baba. Böyle oldu burun. Beyin kanaması geçiriyordum ölüyordum. Allah. Sen ne diyorsun rövaşata lan. Allah korusun abi. Ne Allah korusun. Maalesef burada. Bence burada Cüneyt Hoca'dan çok. Pol Başakşehir maçında. Bana göre Nizami golünü Başakşehir'in vermedi. Nerede Ümit'e Engin Verer'e göre foul olabilir. Ama Kuvayrezma'nın. Orada sarı kart göstermeyerek bana göre çok ölümcül bir hata yapmış olan Cüneyt Çakır'a. Ne sarısı abi? Yani kart bile vermedi ya. Direkt kırmızı dedin sen ona. Evet. Gitti Göztepe. Kırması mı lazım? Malatya maçını veriyorsun. Şampiyonlar Ligi'nde maç veriyorlar. Ya Cüneyt Çakır daha 1-3 gün dinlenemedi be kardeşim. Ya her maça Cüneyt Çakır. Her maça Cüneyt Çakır. O zaman 22 tane hakem niye görev oluyor ya? Her maçı Cüneyt Çakır yönetecekse. Sen Cüneyt Çakır demek ki Başakşehir, Beşiktaş Başakşehir maçında... Bana göre son derece fahiş hatalar yaptı. Niye veriyorsun bu hakemini sürekli? Verme kardeşim. Göztepe Malatya maçını yönetecek başka hakemin yok mu? Bırak adam bir hafta sonunda ailesiyle geçirsin ya. Ya Cüneyt'e burada bir haksızlık var. Bak şimdi ya, burada. Çok bak, yük bindi. Ya yönettiği maçları size sayıyorum bak arkadaşlar. Say.
O da istemesin. Zaten sezon başından beri. Veriyorlar. İstemesin abi. Abi. Bak Atiker Konya, Beşiktaş. Karabük Antalya. Rize Beşiktaş. Gençler Birliği Galatasaray. Karabük Başakşehir. Kayseri Antalya. Fenerbahçe Galatasaray. Beşiktaş Medipol Başakşehir. Göztepe Malatya. Arada 3 tane Şampiyonlar Ligi maçı var. 2 tane Dünya Kupası grup eleme maçı yönetmiş. Tamam ya de, bu hakem de yorgunum desin bir şey desin yani. Abi hakem demez. Hakem demezse o zaman iyi paralar kazanıyorlar. Şimdi, o zaman eleştirilecek. Ya hayır. Bunu maçın, amiri vermeyecek bugün, bu kadar görev. Bugün Kayseri'de bir dakika. Pardon, Antalya'da pardon. Oynanan bu maçın yani tek pozisyonu bu. Hayır. Yanlış yaptı. Yok, penaltı pozisyonları da var. Alper'in penaltı pozisyonu var. Ben şundan Fener'i dolayı diyorum. Sen neden abi? Her maça, her kritik maça neden Cüneyt Çakır'ı veriyorsun? Kardeşim adam kötü maç yönetti, niye dinlendirmiyorsun? Şimdi Arda Kardeşler yönetimde dinleniyor. Tolga Özkalfa dinleniyor. Fırat dinleniyor. Sen Bekundo 12 maç ceza aldı. Biliyor musun Serhat? Burada kocaman bir Cüneyt Çakır ve Serdar Çakır operasyonu var. Bakın işte bir şey söyleyeceğim. Cüneyt'i kaybediyoruz. Cüneyt'i eritiyoruz ve Cüneyt'i bitiriyoruz. Maalesef biz değerlerimizi hep böyle yaptık. Doğru mu? Daha bir ay, iki ay öncesine kadar Arda'yı da bitiriyorduk. Allah'a şükür Arda'yı son anda direkten baskılarla kurtardık. Milli takıma döndü. Bu işler çözüldü. Sana bir şey söyleyeceğim. Hiç soruyor musunuz Cüneyt neden böyle formsuz, eleştiriliyor? İyi ya da kötü demiyorum. Çok boşa yönettiği için. Hayır. Neden? Sen Cüneyt'i şerefsiz bir örgüde mensup gösterip babasını o örgüte mensup gösterirsen, böyle bir şeyin temize çıktığı kanıtlanıp da hala Futbol Federasyonu olarak bu iadeyi itibarı yapmazsan 50 tane Cüneyt gelsin, 50 tane hata yapar. Bu meyakim. Gene olmuş. Cüneyt, bak gene Cüneyt, delikanlı çocuk. Ben olsam var ya, düdüğü asarım. Asın ne olacak? Asarım abi. Aslında ne olur ya. Ne olacak diye bir şey yok. Tarihinde böyle bir hakem gelmez. O kadar kolay değil. Bak senin şimdi, tarihinde senin, böyle bir hakem gelmez. Senin ama sen bunu. Senin yok Emin abi. Senin söylediğin bak, konu. Bu da farklı bir şey. Federasyonla ilgisi yok. Bak burada eleştirdim. MHK Başkanı ve yönetimiyle ilgisi var. Hayır. Federasyon görevden aldı. Abi Serdar Çakır. MHK Başkanı ve yönetimiyle ilgisi var. Serdar Çakır'ı görevden ama Futbol Federasyonu. Yapma. Ve Serdar Çakır temiz. Biz futbol bu taraflara temiz. Falan da gitme. Bak. O taraflara falan fazla temiz şu abi. Şu an bir pozisyon izledim. Temiz. Şu an bir pozisyon izledim. Sana bir soru sorabilirim. Alanya Beşiktaş maçını hatırlıyor musun? Beşiktaş Alanya maçını. 4-1'lik maç. Evet. Alanya'nın evet. Penaltısını hatırlıyor musunuz? Al abi. 16 maç. Abi, Engin abi izle. Bak. Hatırlamak tamam, için söyle. Katılıyor musun? Şimdi MHK'ye. Yani bu Cüneyt Çakır sezon başından beri. Ağustos ayının son haftasından beri 16 tane maça çıkmış. Dinlendirmiyorlar ki. İşte hata ama. Ya bu insan robot değil ki. İşte bak, onu diyorum. Ben çok eleştirdim. 10 tane Süper Lig'de maç yönetmiş. Bak Göztepe Malatya maçı 11. Burada Mönchengladbach Manchester City, Leverkusen Tottenham, Leicester City Porto maçları, 2 tane de Dünya Kupası grup eleme maçında görev almış. 16 maça çıkmış. Bey canlı kazanıyor. Ne var bunda? Bir şey söyleyeyim. Ya canlı falan değil. Ya sen bir defa diğer hakemlere karşı adaletsiz davranıyorsun. Cüneyt Çakır'a niye bu kadar görev veriyorsun? Serhat'cığım. Doğru. Her hafta 16 maç fazla. Fırat Aydınus'tan tut, Bülent Yıldırım'dan tut, eleştire geberttik ya. Kalmadı. Tamam diğer bütün kanallarda. Ver genç hakemleri ver. Al genç hakemleri ver. Bir şey söyleyeceğim bu hafta verdiğin maçta. Ya kaşarlar işare edemiyoruz. Gençler nasıl idare edecek ya? Bir hatası yok ya arkadaşlar. Bir tane kritik pozisyon oldu. O da işte şimdi tartışıyoruz. Tartışmıyoruz. Siz tartışıyorsunuz. Ya bir dakika. Ya bu zaten tartışmaz. %100 golü yedi adam. Biz tartışmıyoruz. Bugün Fenerbahçe şampiyonluk yarışta darbe aldıysa. Kaç tane hakem kaydı? Ümit sana bir soru. Şu an senin telefonunda kaç tane hakem kayıtlı? Şu andaki. Ümit sana bir soru. Sana bir dakika. Umut Meler'ler, Arda Kardeşler dışında nereden bak? Yani şu anda yöneten hakemlerden 15 tane. Hepsini ara. Evet. Hepsini ara. Ona birisi faul değil diyorsa o zaman benimle tartış olur mu? Hakem hiçbir bak, zaman. Bir, şey bir soru sordum sana. Yorum yapmaz. Ben senden bir rica yorum ediyorum. Yapmaz eski yani. Hakemleri ara. Eski hakemler hepsi gol diyor zaten. Ümit sana bir soru. Bir dakika bir şey var. Soracağım. Türkiye'nin ya. Önemli hakemi kim Selçuk Dereli mesela gol diyor. Selçuk Dereli yalancı zaten niye? Ne? Niye? Mesela o reyting yapma anlamında söylüyor. Ya hiç yalancı filan deme bence. Doğru değil. Ya öyle mesela, anlamda söylemedim. Mustafa Çulcu'nun da bence postlara gol dediğini düşünüyorum. Şu anlamda söylemedim yani. Reyting Mustafa Çulcu da büyük ihtimalle gol diyor. Bir dakika ikili mücadelede. Topa hareket yapıldığı zaman faul verilir mi? İkili mücadelede. Topa vuramazsan. Yatarak da. Topa vuramazsan evet. Topa vurursan faul değil mi?
Arkadan mı müdahaleye bağlı? Bir dakika abi. Bir şey söylüyorum. Topa, hayır, topa hareket et. Topa nereden müdahale edeceğine bağlı. Ben nereden bileyim? Tamam, ben, ama ben sana ya anlatamıyorum herhalde. Ya. Topa hareket, yani. Topa hareket yapıyorsun. Topa vurduğun zaman, topa hareket yapıyorsun. Topa vurduğun zaman faul olur mu olmaz mı? Topa hareket yapıyorsun. Topa vurursan faul olmaz. Ama topa vurmayıp adam vurursan faul olur. Doğru mu? Evet. Doğru değil mi? Evet. E burada adam kalkıyor topa vuruyor. Ama orada şimdi bir dakika. Ama bir dakika topa vuruyor. Bir dakika. Burada topa bilinçsiz engin yapma be. Ya adam bilinçsiz ama ya. Adam görmüyor. Ya bilinçsiz ya olmaz. Kalkarken hangi bilinç yani, görürüz? Bilinçsiz şekilde ben o zaman senin ayağını kırayım bilinçsiz şekilde. Ayağını kırayım diye bir şey yok. Ayağını kırdığı zaman zaten. Bir orada da bilinçsiz şekilde tamam adam cesaret göstermiş. Aslında o pozisyonda herkes saklanıyor. Kafayı falan sokmuyor lan nasıl vurursa vursun diyor. Bu golün, genelde bu tehlikeli golün, hareketinden. Bu golün gol olmaması için bir tek şey olması lazım. Sol topa vurmadan önce havaya gidiyor ya havaya kalkıyor ya daha topa vurmadı. Düdüğü çalmışsa hoca düdüğü çalmışsa tamamdır. Bak sol topa vurmadan önce düdüğü çalmışsa tehlikeli hareket diye. Faul vermişse saygı duyuyorum gol değil. Ya nasıl ama olacak? Sol topa vurduktan ya, sonra top... Top 2 metre açıldıktan sonra şu rakibin kafasına çünkü rakibin kafasına ikisinden geliyor. Kafa mı yapıyorsun? Niye? Topu vurmadan önce nasıl faul çalacak ya? Adam topu ya hakikaten şu an ben bence yani, sen sahiden enteresansın ya. Top havada değil mi? Ayağı da burada. Ayağı da burada. Tehlikeli hareket diye. Ya adam uçarak mı geliyor topa? Tehlikeli hareket diye faul verebilir. Tehlikeli hareket ne zaman faul? Ayağı kaldırdıktan sonra verebilir. Ayağı kaldırmazsa niye faul çalsın adam abi? Ben hakikaten sen şu an böyle kafa yapıyorsun galiba Engin abi. Ya sana Türkçe ders verdireceğim. Versene. Top havada. Top havada. Ayak da havada. 10 santim var. 10 santim var. O ara çalıyor işte. İşte onu söylüyorum. Eğer vurmadan, topa vurmadan çalmışsa faulü. O zaman saygı duyarım diyorum. O oyuncu kafayı oraya sokmazsa topu uzaklaştırmaya niye faul çalıyor? Çiko pozisyonun gol olduğunu anladığı anda yere atıyor kendini. O kadar. Ve mükemmel derecede Cüneyt Çakır'a yedirdi pozisyonu. Çiko'nun en ufak hiçbir şey yok. Çiko da var ya. Hiçbir şey yok. Çizeği bile yok. Bir fındık tanecisi kadar şiş varsa. Zaten suratına gelmiyor. Şurasına geliyor. İlla ki insanların ayağı kırıp kafası kırılıp burnu mu kanayacak? Siz ne diyorsunuz ya? Siz hakikaten futbolu... Tabii kanayacak kanıt olacak. Tabii bir şey olacak ki olsun. Kanman görmek olmadan lazım. Olur mu? Öyle. Nasıl sen? Ben öyle düşündüm bilmiyorum. Yanlış mı düşündüm? Ya Adnan abi sen yapma. Peki Allah, bir şey soracağım ya, sana. Ya bugün futboldan soğuttunuz. Bir dakika ya. Çiko öyle kanaması dursaydı. Yani. Şu hareketi yapmasaydı kafasını uzatmasaydı. Ayak yine o, Çiko, o, nereye, o boya kadar çıkmıştı ya ayak. Evet. Yine foul mi derdin? Hayır. Yani Çiko böyle dursaydı ama yine yapışık bir şekilde şova. Sadece hayır. Şunu yapmasaydı. Böyle bir dakika, dursaydı. Çiko ne yapmaya çalışıyor orada? Çiko dedi ki eyvah gol oldu yine dedi. Çiko ben, sonra ben yine jenerik gol attırdım dedi. Nasıl bu golü iptal ettirin dedi Çiko. Çiko ne yapmaya çalışıyor orada? Topu kafaya sok, topu uzaklaştırmaya çalışmıyor mu? Hayır. Ha, Çiko deli, psikopat kendinin ağzını burnunu kırdırıyor. Çiko şunu yapardı. Hayır sen bana Çiko, cevap verir misin? Çiko şunu yapsaydı tamam. Musa Sov'un kalktığını hissettiği anda kafasını böyle vücudunu koysaydı. Ancak top boşta kaldı. Musa o kadar hızlı ki. Çiko da dedi ki eyvah dedi. Ben de Sov'u ile jenerik gol attırdım dedi. Sen kendini bu pozisyonda, yere attı. Sen şimdi Çiko vur bakayım kafayı nasıl vuracaksın? Nereye? Ya bok vurursun. Şşş. Neyse tamam. Gel. Sakin ol. Sakin ol. Ama tamam sakin ol. Suyunu sakin. Sakin ol. Tamam olur mu? Sinirlenir mi? Canlı yayın çok heyecanlıyım. Ya ben sana söyleyeyim. Galatasaray'da bir futbolcu bu golü atsaydı. Galatasaray'da bir futbolcu bu golü atsaydı. Ümit var da %100 gol diyecekti. Ya %100 gol diyecekti. Schneider atsaydı olur muydu? Ya %100 goldü ya. Aya topa ilk vuran Schneider diyecekti. Ya geçmişte canım kardeşim ya geçmişte. Bir adama dikkat edin ne olur. Ali Sami'nin de bir maç aynı programda bir dakika. Ya Gökhan abi özür dilerim demin kullandığım kelimeden dolayı ama hakikaten sinirlendirdi beni ya. Doğru kusura bakmayın yani özür dilerim. Tarih geliyorsun. Aynen yani. Beni de sinirlendirdi. Böyle bir şey yok ya. Aynı şeyleri ben söylerim. Beni sinirlendiriyor. Ben sizin gibi iki tane müthiş golcüden bunları duyunca bugün büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorum. Bak terlettin beni biliyor musun? Ben uzun zamandır büyük hayal kırıklığı yaşıyorum. Bu stüdyoda terlemedim. Hadi Gökhan abi sen 30 yıl önce bıraktın. Bir şey demiyorum ki senin de böyle pozisyonların olmuştu. 36 yıl. 36 yıl olmuş. Seninle üniversite stadında çok daha böyle fahiş yani şey rakip defansının var. Üzerine yüklenerek attığın var, goller şey, vardı. Canım kardeşim iki tane. Bir tane Şekerspor'a var bir de şey var. Eskişehir'e var. Rovaşa'da golüm. Bir tane de burnuma yedim. Burnum böyle benim kalkık düzgün bir burnum vardı. Anladın mı? Rovaşa'da resmen ya Ergün Acuner burnuma Rovaşa'da yaptı ya antrenmanda. Tamam ne oldu sonuçta yani? Ne oldu işte? Maçtakiler ne oldu? Çekilada görüldüğü gibi. Maçta atmış gol oldu. Ama kimse yoktu ki. Ya kimse kafayla falan çıkan yoktu.
Zaten benim çevremde şöyle. Ya burada adamlar. Burada kimse kafayla falan çıkmıyor. Ya kardeşim. Gökmen abi. Ne? Adam arkası duruyor. Burada kimse kafayla falan çıkmıyor. Akıllı adamlarmış ya. Adam böyle duruyor. Kafasını şöyle biraz öyle yapmış. Ya Allah'ını Musa Sol topa vuruyor. Gol oluyor. Sonra adamın şeyi geliyor. Kaval kemiği. Ya programdan geliyor. Sonra geç de. Önümüzdeki hafta falan bütün Sov'un attığı şeyleri çıkartın bakalım. Çıkartın. Evet. Oturup birlikte tartışalım abi yukarıda. Yahut da burada da tartışabiliriz. Önemli değil. Bütün attığı gollere bak. Hepsi faul. Olur mu? Yani benim en az 3-4 tane gol seyrettim Türkiye'de. Boş kimse yok. Yanında, kimse yok. Bugün de var. Temiz gol. Olmaz, olmaz. 2000 bir şey söyleyeyim mi? Bakınız. Bir şey söyleyeceğim. Kimse de kusura bakmasın. Ya biz burada Antalya'yı bir kenara bırakıyorum. Fener hadi ben bir puan hediye edeyim ya. Ya bir puan için mücadele veriyorlar ya. Orada Fenerbahçe burada 3 puan almak zorunda ki bir puan için ağlıyorlar yazık be. Bu mu şampiyonluğu oynayacak takım? Kusura bakmayın ya. Bak ya hakikaten. Oğlum sabahtan akşama kadar tartışıyor. Ya bırakın abi. Bir puan için ne ya? Bu pozisyonu ama bu bana çok, çok kritik bu şeydi. Hep seni ağladı falan yok. Hep ağlıyor. Bu golle Fenerbahçe yarıştan koptu. Bugün. Bir puanlı ya zaten bir puanla. O maç 1-1 olsaydı 83'te ya bir Fenerbahçe o maç 3-1 alırdı. Nereden 3-1 alıyor ya? Bırak abi. Belki de yenilecektir. Bilemiyorsun futbolu. Nereden biliyorsun ya? Ya az önce söylüyordunuz ya. Ayağı gerçeğinde. Bu hakem 7 dakika uzatma verdi. Bunları niye konuşmuyor? 7 dakika ne oldu maçta ya uzatma? Bu da çok fazla. Bana anlatın abi boş konuşmuyor. Tamam, iki defa. Anlatın bana 7 dakika ne olmuş? Maç. Hangi maç Türkiye dünyada 7 dakika uzadı ya? Ya ölü yok sahada. Şu yok, kan yok. Oyuncu değişikliği, Nizami. Neyin 7 dakikası? Fazla doğru. Niye bunu konuşmuyorsunuz? Bırakın abi Cüneyt Çakır. Neden? Adam doğru çünkü karar Cüneyt verdi. Çünkü Cüneyt Çakır vermiş doğru olduğu kararın tehlikeli, psikolojik hareket, olarak ezikliğini yaşadı. Ezikliğini yaşadı. Desoza'yı kart gösteremedi. Tehlikeli hareket diyorum. Onun ya bu kadar uluslararası dünya kupasında maç yönetmiş hakem Şampiyonlar Ligi her sene yönetiyor. Yani Cüneyt hata yaptığını anladı Gökmen abi. Hata yaptı anladı. O kadar ve bak Ümit'in yani. Güzel bir yerden yakalamış. Sırf Fenerbahçe'ye yaranmak adına 7 dakika verdi. Fener bir gol atsın diye. Bu işte yanlış. Çünkü kendi doğruluğunu kapatmaya çalışıyor. Orada adamın göğsüne çarpmayıp biraz sonra omuz başına falan gelse orada penaltı demeyecek. Cüneyt Çakır psikolojisi. Doğru karar verdim. Ama Fenerler nasıl olsa bana itiraz edecek. Ben biraz zaman tanıyayım onlara. Ben ama çok eminim kendimden. Ama hadi yarın bütün gazeteler beni yazacak ya. Hani biraz zaman tanıyayım. Belki birbiri yaparlar. Bırak bu işleri. Cüneyt Çakır. Yok yok ben o değil. Ya nasıl değil abi? Ya penaltılar da var şimdi. Bir tane penaltı var. Bana Hasan göre. Ali, hadi bir tanesini tamam diyelim. Ama bir tane %100 penaltı var. Hasan Ali kaldırım yaptı. Pozisyonda yani, penaltı. O zaman ilk yarı belki olabilir, maç 3-0 olabilir abi. Olabilir. Ya bakın pozisyon. O da aynı pozisyon. Çekiyor. O da çekiyor, o da çekiyor abi. Ben anlamıyorum yani. Bir puan maçta, kimse falan ağladığı da yok. Bak demin konuşuyorsun. Konuştuğun laflar nereye gittiğini fark ediyor. Bir puan ağlamasınlar verelim. Ya kimse ağlamıyor kardeşim. Niye ağlasın? Fenerbahçe bir puan için ağlamaz. Ama biz burada yorumcular olarak sen kırmızı dersin, ben beyaz derim. Sen beyaz dersin, ben bir yorum yapıyoruz. Bunu bütün Türkiye yapıyor. Bence Cüneyt Çakır. Fenerbahçe niye ağlasın abi Fenerbahçe? Bence bütün ağlamaz kimse hakemleri, kimse ya. Fenerbahçe bence hakemleri. Bir puan alsa ne olur, almasa ne olur. Ben de tanıdığım hakemlere mesaj atmışım. Hepsi de %100 faul diyor. Tamam. Ve televizyonda bütün çıkan ekrandaki hakem hocalarımız da aynı şekilde faul diyor. O zaman biz burada neyi tartışıyoruz? Ben tamam, şey şunu diyorum. Cüneyt Çakır sezon sonuna kadar Fenerbahçe'nin iç saha maçlarına kesinlikle gelemeyecek Cüneyt, diyorum. O Fenerbahçe yapabileceği işler. Beni ilgilendirmez o iş. Niye? O işleri, tamam, o işler Fenerbahçe'nin işleri. Ben bilmem o işleri. Anladım. Ben bugünkü maçı konuşurum. Gelir gelmez. Maçı değil pozisyonu konuşuyoruz. Tartışıyoruz. Ben gelemeyeceğini iddia ediyorum. Artı MHK'nin de Cüneyt Çakır'ı artık sürentene mi, sürmelaj mı? Yani Cüneyt Çakır'ın bütün psikolojisini bozduğunu düşünüyorum. Bu kadar arka arkaya en kıymetli hakemini MHK güzelim elleriyle bu hale getirdi. Sen her hafta tartışan bir adam haline geldi. Alper'in penaltısını vermeyeceksin. Arkadan çekiyor. Solda diye onun pozisyonu var. Evet. Niye vermiyorsun abi? Niye vermiyorsun? İki tane daha bıraksınlar. Şey var ki penaltı olabilecek hani pozisyon var. Roche'le golü faul diyelim. Tam açık olabilir. Herkesin görüşüne saygı tamam diyoruz ama iki tane penaltıyı hadi ikisini de vermiyorsun. Bir tanesini niye vermiyorsun? Hiç olmazsa İskoç hakemi mi seyretmiyorsunuz değil mi? Ukrayna'daki. Evet. İskoç hakem nasıl penaltı veriyor? Bir de kırmızı kart veriyor. Al sana diyor. Alper Potonki penaltı falan değil. Faul bile değil. Bırak. Orada öyle abi abi. Bırak Serkan abi. Tokat'ı niye vermiyorsun? Bırak. Mete Kalkavan'ı niye bu maça vermiyorsun? Hüseyin Göçek. Hangi maça çıktı bu hafta bakalım. Hüseyin Göçek geçen hafta süper maç yönetmedi mi? Ver yine ver. Ya geçen Fenerbahçe'ler kızdı falan verdi. Ne olacak? Geçen puan aldı Hüseyin Hoca. Geçen puan aldı. Ama yok. Hep Cüneyt Çakır. Hep Cüneyt Çakır.
Ya ne Cüneyt Çakırmış ya? Bak bu bir tane Halil Umut Mener Türkiye'nin mesela. Türkiye'nin gururu hakemini hale getirdiler. Halil Umut Mener fena değil genç çocuk. Evet. Vallahi ben çok beğendim. Bak Halil Umut Mener var ya bak çok ne kadar güzel bir açıklama yapmış. Musa Soğuk'un açıklamasını okuyorum. Benim anlattığımı anlatıyor. Tamam ben okuyayım izin ver. Tabii, ondan buyurun. Sonra konuşalım. Şu anda golü izliyorum ve bu beni güldürüyor gerçekten. Çok fazla sayıda böyle gol attım. Net bir şekilde görebiliyoruz. Ben önce topa dokunuyorum. Oyuncu kafasını oraya sokuyor. Benim ona dokunmam normaldir. Ben önce topa dokunuyorum. Profesyoneller bilir. Ümit ve Gökmen Özdenar söylüyor. Profesyoneller bilir. Siz profesyonel olduğunuz için daha önce. Bence çok geçerli. Profesyoneller bilir. Bence gol geçerli olmalı. Tam tersi olsa, savunma bana vursa penaltım verilecek. Hiçbir zaman bir hakem kararına bu kadar sinirlenmedim. Güzel bir yerden yaklaşmış. İyi açıklamış adam. Ha, güzel bir yerden yaklaşmış. Topa vurmasa, devam topa vurmasa kafayla... Yine Çakır'a nasıl böyle bir pozisyonda foul verebilirsiniz diye sordum. O da çok yakındınız. Yakınım diyor herhalde. Çok yakındınız diyor rakiple. Mesafe kısaydı. O yüzden tehlikeli bir hareketti. Bu dedi bana. Ben çok fazla böyle gol attım. Mesafe yakın bile olsa bu goller hep verildi. Penaltı pozisyonu da var. Evet her şeyi hakeme yıkmak değil tabii amacım. Ama bu akşam hakem hataları oldu. Son derece kibar konuşmuş. Ama Sol böyle bir çocuk ya. Sol, Emenike bunu konuştu. Solda bütün Ravaşata gollerini seyretsin. Bakalım bu kadar yakın. Ama onun kabahati değil ki adam. Ne yapayım adam kafasını oraya geldiyse ne yapabilir ki? Ya yapmayın ya. Sanki ilk defa maç seyretmiş. Ya Musa şunu mu söyleyecek? Ya, çekilin ben Ravaşata vuracağım. İlk defa maç seyrediyor gibi ya. İlk defa Ravaşata. Şunu mu demesi lazım? Çekilin ben Ravaşata vuracağım. Kafanı biraz uzatma. Uzak durun mu diyeceksin? Kafanı uzatma diyecek. Öyle mi diyecek kafanı yani? Kafanı uzatma diyecek ya. Rakibine reklam kafanı uzatma diyecek. Musa Sol göğsüne. Doğru. Kafanı Ravaşata gol atacağım. Çok yakın oynamayın bana. Doğru. Yarın gelin de daha çok sana. Ya yok bunlar Gökmen abi. Dersi vereyim abi bırak ya. Gökmen abi bunlar bizi bırak provoke ya. Ediyorlar bir gün ya. Ya bırak abi. Bizi kötü göstermeye çalışıyorlar. Yok ya ne kötü ya. Videoyu bellisin biz... zaten kötü. Bir dakika abi, ya yapmışlar işte oğlum. Evet. Şimdi buna, bak. Bu soru bir tane bir güzel bir soru var. Twitter'dan sorulmuş. Bence Ümit Karan söylesin bu sorunun cevabını versin. Soru şu. Frikik kullandım. Top barajdaki adamın kafasına çarptı. Top sekti. Gol oldu. Nereye? Adam beyin kanaması geçirdi ve öldü. Gol iptal mi olmalı? Ben beyin geçirdim. Bana sor. Sana soruyor zaten. Ben geçirdim. Bana sor dedi ya. Zaten sana soruyor. Bir gün free kick vardı Rapayiç. Ben de barajda duruyorum. Bir koydu. Burada bir patladı ama gol olmadı. Ayrı da. Buradan geçmez. Çok... Hakem foul verdi mi? Yok. Ama ben bayıldım. Valla. Şimdi Ümit'e bir de ben soru soracağım. Yüzüme geldi. Kafana değil o zaman. Ha, yüzüme geldi. Ümit'e bir de ben soru soracağım. Ümit bak. Ya çok saçma sapan şeyler. Bir şey soracağım. Hayır. Bak şimdi şu resme. Şu resme bak. Bir dakika. Çok, bak dinle. Çok hoş hareketler. Bak şu resme bak. Bunda. Bir dakika şu resme bak. Şu resme bak. Topu unut. Abi bu, ben bunun pozisyonunda var ya. Ya bir şey soruyorum. Dinle bir dinle. Ya Musa'nın ayağı kırılıyor. Ya bir dinle ya. Bu hareketi. Ya bir dinle. Bu hareketi Jackie Chan filmlerde yapıyor biliyor musun? Ya bak. Jackie Chan var ya Jackie Chan. Jackie Chan hareketleri filmde yapıyor. Bir dinle. Bu golü unut. Senin zamanında Bruce Lee. Unut. Gol değil bu. Şu pozisyon gol değil. Topu da orada yok. Top da orada yok. Şu pozisyona baktığın zaman beyazlı arkadaş mı kafasıyla Sov'un bacağını kafa atıyor yoksa Sov mu bacağınla arkadaşın kafasına vuruyor? Bunu bana cevap verir misin? Abi. Ya ben sana anlatamıyorum. Ya bunu bana cevabını bak, ver. Bırak golü. Bir şey söyleyeceğim. Futbolda duran bir pozisyon sen yok. Sen konuyu sulandırıyorsun. Bir dakika ben sulandırıyorum. Anlatacağım. Sen bana soru sorun. Hayır göstereyim. Bir şey anlatacak. Söyle. Sen bana şu an. Sol fotoğraf gösteriyorsun. Evet ne göstereceğim sana? Sen bana fotoğraf gösteriyorsun. Fotoğraf göstereceğim başka. Engin abi senin gibi futbol oynamış insan bana nasıl fotoğraf gösteriyor? Ama ben sana bir soru sordum. Sen tamam. Ayağa kalktın topu ben... aldın gittin. Bir dakika Esin şimdi. Esin üzerinde bana şey cevap ver. Bir dakika bak abi. Gelir misin? Serhat gelir misin? Git Serhat git. Şimdi bir röveşat yapacağım burada. Fotoğraf ya bana Engin abi ya Engin abi benim idollerden bir tanesi futbolcu olarak. Bana Fransa'da. Dur lan sen şimdi. İdollerimden bir tanesi Almanya'da Fransa'da. Belçika'da büyük müthiş işler yapmış. Yurt dışında oynadı. Yurt dışında oynayan. Evet. Şimdi ayakla değil elle yapacağız. Ayak gitme kalkmaz ayak oraya. Sana çok kırgınım ama söyle ne istiyorsun ya. Bak ayak kalkmaz oraya. Burası Sol'un ayağı tamam mı? Biraz beyaz olmuş ayak idare ederim. Bir dakika. Sol biraz daha yükseğe kaldı ayağını. Şuradan vuruyor. Tamam. Evet. Ben de stoperim tamam mı abi? Evet. Şimdi sen vuruyorsun ben de geliyorum. Sen benden hızlı olduğun için dolayısıyla ben geç kalıyorum. Doğru geç mu? Geç kaldın doğru. Evet. Şu an top evet. Burada fotoğrafta böyle çekiliyor. Evet. Şimdi fotoğrafı yakaladın mı abi? Öyle mi orası? He? Orası böyle doğru mi? Doğru anlat. Bir dakika bir dakika. Beni, şimdi bu yaşta beni kaldırdın. Musa erken vurdu dedi. Koy elini bir dakika. Böyle mi burası?
Abi böyle şöyle, bir dakika, şöyle, şöyle, değil, şöyle. Öyle değil. Bak şöyle, öyle bak. Gel böyle. Şöyle. Gel burada. Burada kafayı uzat. Tamam işte. Vücut burada. Ben biraz kafayı daha böyle uzatıyor. Tamam bak. Kafayı böyle niye uzatıyor bak. Aynısından. Kafayı bu kadar değil ama şurada. Şurasına gelmiş. Tamam. Boynunu uzatıyor kafayı. Arkadaşlar top burada. Top Musa Soğuk'un ayağı hızlı geliyor. Ben topa giderken o benden hızlı davranıyor. Doğru mu? Peki bir şey söyleyeceğim. Bir dakika doğru mu? Doğru. Tamam sen vurdun. Böyle, böyle. Fotoğraf böyle olur zaten. Peki bu gelmese yani sen biraz daha sabit durursan. Fotoğraf üstünde pozisyon tartışsın. Ayak ya böyle geçse yine verir misin? Hayır. Foul? Temas olmadığı için vermem. Ama o da tehlikeli yani harekete giriyor. Ben vermem. Ama hakem verir mi bilmiyorum. Bir dakika şimdi mesela taban giriyorsun böyle kalkıyorsun giriyorsun. Foul. Ne diyor? Temas olmasa bile ama ne diyor? Çift vuruş. Tamam şey diyor. Temas tehlikeli olmasa hareket diyor. Ha. O zaman niye tehlikeli hareket bak, Beşiktaş, diyorsun ona? Antalya, yine değmesi mi gerekir yani adamın? Savaş. Beşiktaş Alanya maçındaki penaltı, Alanya'nın attığı penaltı pozisyonuna bakabilir miyiz? Bakınız. Beşiktaşlı oyuncu bisiklet vuruş yapıyor. Alanya'nın oyuncu kafayla gidiyor. Temas var olduğu için penaltı veriyor. Bana gösterdiğin pozisyon. Gösterdiğin pozisyon. Bakınız. Hakikaten örnekleri var. Yani bu tehlikeli hareket. Ben üzüldüm. Bir arkadaşım mesaj atmış. Ben bir şey söyleyeceğim. Bir Barcelona'ya attığım maçtaki golde o zaman foul demiş. 2-2'lik maçta. Ama böyle top nerede? Arka, bak top yok, nerede? Yok birisi söylemiş. Ben tamam, pozisyon Barcelona'ya attım. Cevap söyle Mehmet Bey abi. Barcelona'ya attığım top nerede biliyor musun? Kaleci çıkıyor. Yumruk diyor ki ben ayağımı sokuyorum. Benim bak top buradan ama. Bu top burada değil ki. Bakınız topun yüksekliği çok önemli. Ama o top kaleci, burada, kalecinin bak, oynama. Top soğuk. Bak şurada yerden vursa. Bak şuradan vursa. Bak gösteriyorum. Bak yerde vurdu. Top aşağıda olsa, şimdi kafasını soksa, kafayı soktuğu için tehlikeli pozisyon oluyor. Çünkü o zaman kendisini tehlikeye atıyor. Anlatabiliyor muyum? Kafayı eğmiş oluyor. Anladın mı? Yani daha yakın yerde olsaydı diyorsun. Hani bak topun yüksekliği önemli. Ben şimdi bu topu uzaklaştırıyorum ya. Buraya kafayı soksa bu sefer benim faulüm. Çünkü o yapıyor hareketi. Anlatabiliyor muyum? Ama röveşatılar normalde kafa ayağının hizasında olur ama. Yani. Röveşat'a Barcelona röveşat'a gol atmadım bu arada. Anladım. Topun yüksekliği de önemli. Şu resmi yani, bir daha verelim de kafa top... benim sorduğuma cevap versin bir lütfen. Lökben abi son kararın foul mü? Bir arkadaşım şu bak Mehmet alalım. Ergün arkadaşım mesaj çekmiş bana diyor ki Gökhan Bay şunu baba şunu sorar mısın? Sol kendi sahası ceza sahası içinde bu hareketi yapsaydı penaltı veya çift vuruş vermez miydi hakem diyor. Kendi ceza sahası içinde bunu yapsaydı. Kendi ceza sahası içinde yapsaydı. Uzaklaştırıyor yani aynen topu. Öyle. Hiçbir şey vermez. Çünkü topa vuruyor abi. Ha, topa vuruyor. Topa vuruyor hiçbir şey vermez. Niye versin? Allah Allah topa vuruyor ya inanamıyorum. Yok abi siz de bu akşam biz siz öylesiniz. Abi topa böyle... vuruyor ya. Yok. Abi. Allah Allah ben topa anlamıyorum ya. Evet. Neye vuruyor? Aynı hareket tamam, olacak topa vuruyor. Ya şov topa vurmuyor mu? Ben adam mesela böyle vuruyor, bir gol atmış vuruyor olsam ve hakem vermese ben o gün acayip mutsuz olurdum. Yıkılırdım ya. Dünyalarım yıkılırdı biliyor aynı musun? Aynı şekilde söylüyorum ben aynı, de aynı şeyi savunuyorum. Ama haksıza uğradığımı düşünerek üzülürdüm yani çok. Musa Sow daha önce attı. Musa Sow pozisyonu yavaş yavaş pozisyonlarını evet alın çok bakın. İzledim abi diyor ya adam zaten açıklamasında. Önünde monitör var. Bir şey olmaz abicim bu işte. Ama sen de her şeyi bir şey buluyorsun. İzledi diyorum adam diyor ki şimdi tekrar izliyorum pozisyonu diyor. Nerede yayıncı izledim kuruluşta tam önünde monitör koymuşlar. Ben formüsten de izledim hiç öyle bir şey demedi. Bir dakika verir misin açıklamasını? Musa Sow'un açıklamasını. Ben canlı izledim. Dünya çıkamasını. Aynen söyledi. Baktı orada. Arkadaşlar ben göz ucuyla baktı bak diyor ki şu anda golü izliyorum. Bak bunu konuşurken önünde monitör var. Pozisyon tekrarını veriyor yayıncı kuruluş. Bu beni güldürüyor gerçekten diyor. Bu resim kalsın. Musa gibi bir adam niye kendini komik duruma düşürsün? Ümit sana Musa Sow'u temas yok mu diyor. Bir dakika. Musa Sow temas yok mu diyor. Niye kendini güldürsün? Bak arkadaşlar ben burada Fener'in puan kaybetmesinden şikayetçi değilim. Ben bu mutluluk da duymuyorum. Ben sadece pozisyon üstüne tartışıyorum. Tamam bak, aynen biz onu şu resme bakaraktan topu unut, golü unut, her şeyi unut. Ben, şu resme bak. Şu resme bak. Bu resmi görsem adam mı kafa atıyor ayağına, bacağına? Allah Allah ben anlamıyorum abi. Ya bana cevap vermiyorsun ki. Verdim abi. Peki adam niye burnunu tuttu? Ya adam kafasını görmüyor musun? Adamın bir kek. Adam niye yüzünü tutuyor? Adamın yüzüne gelmiyor ki kafasına geliyor bu. Üstüne ama kafasını tutması lazım. Şimdi başka bir konuya değin. Yüzünü tutuyor. Bak nereyi tutuyor ilgilendirmez. Niye ya? Bir dakika bir şey anlatacağım. Sahtekarlık olduğunu söylüyorum ben sana ama. Şimdi moda başladı Türkiye Ligi'nde. Ne oldu biliyor musun? Temas yüze temas sarı kart oldu ya. Evet. İnsanlar teması buraya yapıyor. Herkes yüzünü tutmaya başladı Türkiye Ligi'nde. İşte onu diyorum yani bir sahtekarlık var diyorum yalancı. Burada, bak bir şey söyleyeceğim. Bu futbolda şu an moda. Ya sen... armutla elmayı karıştırma. Bu pozisyonu konuşuyorum. Doğru söyle ya. Bir dakika bak, bu pozisyonu konuşuyorum. Moda beni ilgilendirmiyor. Bu pozisyonda. Emek hırsızlığından bahsediyor ama. Şu an doğru ya ben bu pozisyonu abi konuşuyorum. Senin söylediğin bu konuda. Moda diyor. Bir dakika adam buraya, adam buraya darbeyi yiyor. Ben modayı, modayı takip ediyorum. Ben bu pozisyonu takip ediyorum. Türkiye futbolda şu an moda başladı. Söylediği doğru olabilir. Bu pozisyon. Türk futbolunda yeni bir moda başladı. Bu pozisyonda. Yeni değil oğlum. Senelerdir var. Bu pozisyonu sarı kart çıktı ya abi. Her şeye sarı kart çekiyor. Adam göğsüne vuruyor eliyle. Herif yüzünü tutuyor. Orasını, burasını vuruyor, yüzünü tutuyor.
Ya sarı kart yeni moda çıktı, her şeye sarı kart gösteriyorlar. Ha? Herkes bir anda yüzünü tutmaya başladı. Ha burayı yemiş bu, bak yine bu iyi davrandı. Burayı yemiş, burayı tutuyor. Yine fena değil. Mesafe kısa. Ya buradan yine yüzünü tutuyor ya. Yani acayip bir şey oldu bu futbolcular ya. O zaman ona da sarı kart göstersin hocam. Buna bir şey haklı değil mi? Galatasaray maçında tebrik ederim bu genç hakemi. Evet. Trabzon. Bravo bak. Trabzon maçını gördün mü? Trabzon maçındaki penaltıyı. Engin abi Trabzon maçındaki penaltıyı gördün mü? Evet. Ya şuraya vurdu çocuk. Ya şuraya eli çarpıyor çocuk, attı yine yüzüne attı. Aynen. Ya böyle bak bu moda başladı Türkiye'de. Trabzon çok mağdur. Ya mağdur oldu da. Bak Trabzonspor böyle şey mutlu. Yani. Ama Trabzonspor çok mağdur oldu. Trabzonspor böyle mutlu olmaz. Bunu biliyorsun. Ama olmuyor zaten. Ayıp ama futbolcuları olmaz. Ben bu şekilde çok ayıplıyorum. Sarı hani kartı göstereceksin. Emek hırsızlığı yapıyorlar. Ayıptır. Hakikaten ayıptır. Yani sen orada hakemi kendi ağzından veriyoruz arkadaşlar. Hakemin yazılı mı? Advokatı nasıl? Post toplantısındaki advokatın hakem hakkındaki sözlerine bakalım. Lazım ya. Penaltı pozisyonunda da iki tane penaltıydı konuşmak. Hoca soyunma odasına gitmedi. Maçın hakemini bekledi ve ona bir şeyler söyledi. Aralarında bir diyalog geçti. O diyalogu anlatmak isterim. No blame him because we lost and not the referee. Bence çok iyi bir hakem. Öncelikle onu bunu söyleyerek başlamalıyım. Ama bu akşam bir golde kesinlikle hata yaptı. %100 goldü bana göre. Niye o golü iptal etti bilmiyorum açıkçası. Musa çünkü topa ulaşma anlamında savunma oyuncusundan daha hızlı davrandı ve bu şekilde golü atmayı başardı. Ama hakem burada bir hata yaptı golü iptal ederek. Ama hakemi mağlubiyetten dolayı tamamen suçlayamayız. Çünkü maçı biz kaybettik, hakem değil. Şöyle söyledim. Bence çok iyi bir hakemsiniz ama bir hata yaptınız. And he said it was a dangerous game, dangerous action. Dangerous action, yeah. O da dedi ki tehlikeli bir hareket vardı orada. Çok da bir anlamı yok aslında bunlardan uzun uzun bahsetmenin. Bu akşam dediğim gibi kaybeden biziz. Kaybeden hakem değil. Aynı zamanda bizim takımımız 11 tane Messi'den oluşan bir takım da değil. Bizim takımımız çalışmak mecburiyetinde, mücadele etmek mecburiyetinde. Herkes üzerine düşeni yerine getirmek mecburiyetinde. Ki biz bundan çok daha fazlasını verebilirdik bu akşam. Bunu 8-9 maçtır da gösterdik. Ama özellikle ilk yarı gerçekten hiç de iyi değildik. Aynı zamanda şunu da göz önünde bulunduralım. Kazanmak isteyen bir takımla karşılaştık. Ve böyle bir takıma karşı bu şekilde sahaya çıkıyorsanız o zaman mağlubiyeti hak ediyorsunuzdur. Evet, bunu kabul etmek belki zor ama gerçek bu. Tebrik etmek lazım. Tebrik ederim. Çok dürüstçe, çok güzel. Çok iyi bir hakem. Çok fazlasını verebilirdik. İlk yarı iyi değildik diyor ve isteyen taraf karşı taraftı. Hakem diyor maçı kaybetmedi. Biz kaybettik. Sevgim çok daha fazla. Aynen. Çok iyi bir adam abi. Türkiye'deki eksik olan, yani o ne bileyim futbolcuya hükmedebilecek o yapıda bir adam. Anladım, o kadar doğruları söylüyor ki. Bizim bu dürüst adamlara ihtiyacımız var. Aynen öyle. Bugün mağlubiyeti hakeme bağlamak doğru olmaz diyor. Peki Serhat, bir şey söyleyeceğim. Hatırlıyor musun Aziz Başkan'ın Cüneyt Çakır'la ilgili bir açıklaması vardı. Eğer var onlar mümkünse, hazır. Eğer mümkünse bunu bir verelim mi üstüne? Ben bu bantı istiyorum. Ya Aziz Çakır'ın Cüneyt Çakır'la ilgili. Aziz Yıldırım'ın. Evet. Cüneyt Çakır hakkında Cüneyt Çakır'la bir o zaman şey şöyle cümleyi kur. Birlikte oldu. Aziz Çakır Yıldırım evet. Bir pozisyon istiyor. Buyur. Şimdi. Ne oldu? Niye Aziz Yıldırım deyince sen yokluyorsun ki? Hayır, ben yoklamadım. Sen hazır mı arkadaşlar Cüneyt Çakır'la ilgili yayın öncesi istediniz? Bir şey rica ediyoruz. Öyle. Tamam, izleyelim peki. Ben istiyorum. Tamam, ben de ismini söyledim. Sen ne istiyorsun? Aziz Adnan diyorsun. Ya Adnan Aziz. Bunu sen istiyorsun diye vermiyorum. Engin Meral daha önce istemişti. O yüzden veriyorum. Tamam, o zaman o istesin. Ama sen istemiş oldun. Evet. Emek hırsızlığı yaptın şu anda. Onun şeyini çaldın. Ya siz nasıl teşkilat ayrıyorsunuz? Öyle bir şey. Şaka yapıyorum. Adnan kardeşim de bizim aramızda. Dedik, bakalım tamam, açıklaması var diye. Engin Meral istemişti. Adnan neyini söyledin? Hay baba. Nasıl soyadını unutursun ya? Ya çok ayıp ya. Ya sen var ya. Rica etti, veriyorum peki. Harbiden. Tamam. Kale içindeki pozisyonda bizim oyuncu Souza kafayı uzatıyor, adam ayağıyla orada bir foul mu oluyor yani, hiçbir Cüneyt Çakır çok büyük antrenör şey hakem olduğu için görmüyor. Değil mi başkan, yapmayın. Ya bırakın Allah aşkına. Cüneyt Hoca da bir şey demiyor. Ben söylerim. Öyle yok. Kendine göre maçı idare ediyor. Dışarıda ettiği gibi ederse peki, saygı duyarız. Ama içeride ettiği gibi yaparsa saygı duymam. Onu herkes bilsin. Niye genç hakem göndermiyorsun? Madem ki Fenerbahçe maçına Kasımpaşa'da Deniz Bitner gibi bir hakemi atayabiliyorsun, tayin edebiliyorsun. O zaman içerideki maçlara da genç oyuncuları gönder. Ama böyle
çok amiyane bir kelime söyleyeyim, kaşarlanmış hakemlerle bu iş yürümez. Yani bir gençleştirme korkmadan ama dürüstçe de yaptıkları hataları çıkıp kamuoyunda paylaşmaları şartıyla. Korkmayacaklar. Trabzon'da Cüneyt Çakır, Türkiye'nin en büyük hocası, Avrupa'nın işte şöyle, ben hakem olmadığını iddia ediyorum, söylüyorum. Trabzon'un en azından beraber kalabileceği maçta mağlup olmasını sağladı. Ve puan listesine baktığınız zaman, bu değerlendirmeleri yaptığınız zaman, Fenerbahçe 6. haftanın sonunda en yakın rakipleriyle 4-5 puan önde yürüyebilirdi. İşte Aziz Başkan'ın şeyi, sistemi, yıl 2015. Tam ne demiş? Cüneyt Çakır foul vermedi demiş değil mi? Allah bak Allah, demek ki Cüneyt Çakır... Diyor arkadaş. Tamam bir dakika. Ya sen bir şey diyorsun. Hakikaten sen bir şey... Bir eksikliğimiz var da. Tehlike hareket dediğin foul vermedi değil mi? Onu tamamlamamız lazım. Bugün Ümit'i çok formda buldum. Tehlike. Ethem Bey de Ümit Bey'i. Ümit'i çok formda buldum. Çok selam olsun Ethem Bey. Ne güzel oldu. O zaman yani biz bir şey diyemiyoruz. Adnan'cığım seni bugün kibar bulmuş. Aa çok güzel. Bir dakika. Tamam efendim. Şunu da sormak lazım. Size zaten her zaman kibarsınız ama o aranızdaki o bir küçük diyalog. Ethem Bey. Bir öpüşün lütfen. Ethem aramızda. Yok bir şey. Yok bir şey görelim. Yok benim. Burada bak. Belele bak bugün Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş'ı. Benim büyük burada karşı her zaman saygımda ben. Burada programa Fede. Otururken bir dakika dur. Burada ben programa otururken her zaman şunu söylerim. Burada abi kardeş yok. Burada iş var. Doğru söylüyorsun. Saygılı bir şekilde herkes. Ama herkese oğlum diyorsun abi. Tamam yani yaşa bizden büyükse bizi bu kadar ezme. Senin torun var mı? Yok değil. Torun var mı? Yok. Bir öpüşün bir öpüşün. Benim torun var gel. Herhalde. Fotoğraf çeker misin Ümit'ciğim? Böyle. Türkiye'nin birleşme zamanı. Birlik beraberliğimizi koruyacağız. Dindik ayakta kalacağız. Tamam da hayır, konuşmalarımız, düşmanlarımızı sevindirmeyeceğiz. Hayır, konuşmalarımız karşılıklı bağırmadan çağırmadan. Yani ya, bizi yanlış anlarlar bizi izleyenler. Kavga ediyormuş gibi. Siz öpüşün. Kavga falan ettiğimiz yok. Öpüşün. Bize mi öpüşün? Ben ne öpeceğim? Benim çok iyi çakışıyorum. Dün programı izledim. Ben ne öpeceğim? Sanki düşman adam. Ben ne öpeceğim? Değil. Rengi belli olmayan bir insan niye öpeyim bak, ben? Çok ağır şeyler söylüyorsun. Şimdi ben bugün söyleme bunları ya. Patronunuz demiş yapma. Ki gayet beyefendi. Efe patronuna bir rica şey, izin alabilir miyim? Gel gönlünü alayım senin gel. Evet. İzin alabilir miyim? Sevgiye ihtiyacı var sadece biraz. Bak arkada ne güzel bayrağımız algılanıyor. Maşallah maşallah. Şu bayrağımızı gösterin harika ya. Bravo ne güzel. Böyle bir bayrak var mı dünyada hiç bir ülke nasip olur mu ya? İnanılmaz. Ya mükemmel bir ülkemiz var ya. Dün izledim sizi. Çok güzel mesajlar falan verdiniz. Ben de birkaç şey nacizane söylemek istiyorum. Bugün ya, olmaz abi. Yok bir şey söylemek istiyorum. Söyle şaka diyorum. Yok merak etme Savaşçı. Ne oldu ya? Ne oldu yok, ben duyuyorum oradan ne dediğini. Çok abi dedi ki o bölüme. Telsiz konuşmalar oluyor. Yani sattaki bugün yaşananlara ve dün yaşananlara tekrar geleceğiz de. Hüsnü'nün mesajını orada verdi demek istedik. Statlarda pek. Yani bu terörle ilgili değil mi vereceğim mesaj? Herhalde ya. Evet evet. Tamam ben diyorum ki o bölüme tamam, bir saat açacağız ya odan söylersin daha iyi olur. Tamam. Şunu söyleyeyim mi? Şimdi bu hakemle Halil Umut Mener'e gene geleceğim. Şu Cüneyt Hoca'yı tartışıyoruz. Sen ne kadar Halil Umut Mener'i bu kadar... Ya çok ama bir dakika. İhtiyacımız var. Yani genç hakemlere ihtiyacımız var. Fazla olmasa iki tanesi. İyi hakem ben çok hoşuma gidiyor. Bak beğendin değil mi çok İlhan? Cesur. Evet. Şimdi ben de diyorum ki sen aynen, de izlediğin demin 16 maça çıkmış Cüneyt Çakır Avrupa'sı içerisi. Ya arkadaş hata yapıyor mu Cüneyt Hoca? Hata yaptırttık yani. Bak, el ele hata yaptı. Yapıyor mu yapmıyor mu? Yapıyor. O zaman ne diyorum ki bu gençlere verelim. Onlar da hata yapsın ama kazanalım ya bir tanesini. İki tanesini kazanalım. Üç tanesini kazanalım arkadaş. Yani burada Aziz Yıldırım başkan çok doğru sözler söylüyor. Burada Fikret Orman bundan önce açıklama yaptı. Doğru sözler söylüyor. Hep aynı hakemler. Belli bir yaş oranına yerler. Onlar herkes da burada. Doğru söz söylüyor abi, ama da hakemler yine hata yapmayacak. Bak Serkan Çınar'a ben söyleyeyim. Serkan Çınar'a ben söyleyeyim. Halit Özkaya'ya verin ya Fenerbahçe maçı. Hangi hakem olursa olsun bak üç büyük kulübün hakemler sahada verdikleri 2-3 yanlış karara sığınma hakları yok. Tamam, o da bak mı? Advokat harika laf söylemiş bugün. Harika. Harika. Mükemmel kutluyorum. Bahanemiz yok diyor burada. Evet. Kesinlikle. Bu işte. Hocaların böyle olacak. Ama adam doğru teknik direkt aynen öyle. Ne diyor? Benim futbolcum diyor. Rakipten daha önce topa sahip oldu diyor. İyi bir hakim ama hata yaptı. Çünkü benim futbolcum topa rakipten daha önce sahip oldu. Topa vurdu. Bitti. Gol. Mantığı da bu. Ama diyor maçı hakem kaybetmedi. Biz kaybettik. Diyor. Doğru söyle abi 70 alkış, dakika Fenerbahçe. Alkışlanacak güzel bir laf etmiş. Keşke bütün teknik adamlar böyle dürüst
ve gerçekçi olarak... Eleştiri de bak bu kadar medeni yapsa. Mesela bizdeki evet. olsa emek hırsızı, gasp etti, Allah. Penaltımız vermedi, yazıklar olsun. Şey, Allah, Allah. Neler söylerler? Adam ne güzel. Burada... Allah. Gerek yok siz yapıyorsunuz. Bak şimdi bir şey söyleyeyim. Şey siz ben, bana göre bugün Fenerbahçe varken, şampiyonluk yarışında... Siz varken Advokat'a gerek var. Engin abi varken ne gerek var? Adnan abi varken ne gerek var onların? Bize karşı çok kırıcı oluyor zaten. Hayır siz yapmadım. Beni bir gün çok hayal kırıklığına uğrattınız. Şunu söyledik ben şunu söylüyorum. Bugün Fenerbahçe şampiyonluk yarışında devre dışı kaldı diyorum. Ve bana göre Dinleyici Kırmızı'nın rolü var. Kasıtlı yaptı diye söylüyorum. Bilemiyorum bunu. 7 puan farklı Fenerbahçe devre dışında kalıyorsa o zaman Fenerbahçe düşünecek. 7 puan bir şey 7 değil. 7 puan yani. Artı fikstür dezavantajıyla. Fikstürün zaman fikstür dezavantajını büyük takımsan avantajını da çevireceksin. Doğru. O zaten Fenerbahçe'nin hatası. Ya içeride Bursa'ya yenildi. Fenerbahçe 10. 10. sıradaydı. 4-5 maçta yapar. Yukarı çıktı ya. Yine yapabilir. Olur mu ya? Fenerbahçe bu hocama çok önemli. Bu hoca önemli. Bak hoca önemli. Bak hoca önemli. Fenerbahçe'nin bu Fener'i toparlar abi. Beşiktaş da puan kaybetti abi. Van Persie ortaya çıktı ki bir haftada iki maç çıkartamıyor. Van Persie bir de Fenerbahçe şimdi Lens devam edecek Şubat'ta da UEFA Avrupa Ligi'nde Krasnodar'la eşleşti. Onlar da konuşacağız. Şubat'ta abi ya. Tabii bir şey söyle ama şimdi zaten ara var Gökmen abi. İki hafta sonra zaten ara veriliyor. Ne kadar üç haftalık ara verilecek. Kaç hafta? Lige 3 haftalık ara verecek. 3 hafta mı 2 hafta mı? 3 bir hafta arttırdılar sonra 3 haftaya çıkardılar. Şunu demek istiyorum. Van Persie'nin yarım yamalak oynadığı, Emenike'nin bu ruhsuz haliyle, Volkan'ın bu egoist haliyle, Alper'in türbinleri oynaması, Lens'in sürekliliğini devam ettirmemesi neticesinde ve artı Beşiktaş ve Galatasaray deplasmanlarına gideceği için ben mesela Galatasaray'a şans vermezken şu anda Galatasaray Osmanlı Spor bu hafta yenerse ciddi bir şampiyon adayı. Çok kuvvetli, en kuvvetli aday olur. En fazla eleştiri alanında yani. Evet, en fazla eleştiren Galatasaray bir anda şampiyonun en güçlü adayı olur. Olacak işte. Renk falan diyorlar. Beşiktaş topallıyor. Kötü gidiyor. Galatasaray'ın hiçbir şey de yok. Ben bunu iki hafta önce söyledim. Fikstür avantajını görmediniz. Ben ne dedim? Galatasaray son 4 haftaya büyük bir avantajla giriyor. Fikstür avantajıyla giriyor dedim. Ve dedim en kötü ya 3. ya 2. bitir dedim hikayeyi. Söylemedim abi. Bugün bana göre şampiyonluk yarışında havlu attı Fenerbahçe. Geçmiş olsun. Ona senin yorumun ama Fenerbahçe gibi bir takım 7 puan farklı havlu atmaz. Fenerbahçe bu sene iyi oynayıp da kazandığı maç belki bir tane veya iki tane. 7 puan. Şey yani iyi sinyaller vermiyor Fenerbahçe. Bir dakika. Fenerbahçe, Galatasaray bunlar her zaman iyi oynamak zorunda değil. Ha Beşiktaş bir iyi oynayan takım Başakşehir tabii. Bak bugün kötü oynayıp kazansaydı Fenerbahçe veya mağlup olmasaydı derdim ki Fenerbahçe sonuna kadar bu yarışın içinde olur. Az bankörsü piyasada yok. Galatasaray çok iyi oynuyor mu? Oynamıyor ama Galatasaray'ın kazanma şansı var yani. Şansı değil. Galatasaray'da kazanma alışkanlığı var. Yani yıllardır getiren yani bir karakter yapısı. İnsanlarda nasıl karakter yapısı Başakşehir'e, Fenerbahçe'ye, Galatasaray'da Trabzon'a yeniliyor bu takım. Var. Hala şampiyonluktan şu anda 3 puan yani liderden 3 puan geride. Bu çok önemli bir artı. Çünkü o kolay geçmesi gereken veya zor maçları bile 1-0'la 2-1'le almasını bilen bir Galatasaray var. Antep normalde üçlük yapardı ilk yarıda. Dün Galatasaray'ı. Aynen. Onu yapamadı. Galatasaray üstlük yaptı. Ben de diyorum. Hani Galatasaray'ın bir kazanma alışkanlığı var. Sen yıllardır Galatasaray'ı takip eden bir... önce biliyorsun hep Galatasaray'da çok takip ediyorsun. İşin ise Galatasaray olduğu zaman her zaman bir başarı oluyor. Yani. Neden biliyor musun? İşte o... Bak insanların nasıl karakter yapısı varsa... Futbol takımında karakter yapısı var. Galatasaray'ın futbol karakterindeki... Yani yapısında kazanmaya... Alışkın olmasın. 3 hafta önce kazanamıyordunuz, ağlıyordunuz. Hayır bak ama yine de yarıştan kopmuyorlar. Kimi yendiler abi? Nasıl oynadılar ya? Bak, ama yarıştan kopmuyorlar. Abi sen Avrupa'da yoksun ya. Bizi uyutur mu? Onlar uyutur şu anda. Antepli oynuyorlar, tek maç oynuyorlar haftada. Nasıl boş? Fenerbahçe, Beşiktaş, çift maç oynuyorlar. Yoksun abi. Yoksun. Tamam. Hani niye tamam? Konuya girmek yok evet Avrupa'da yok. Bu da bir büyük avantaj. Avantaj. İşte. Tabii tam bu avantajı da kullanırsa. Aradan çıkıp şampiyon olursa olur. Hayır, şimdi bizim, olursa benim bahsettiğim olay Avrupa'da var mı yok mu ne alakası var ya. Avantaj değil mi? Ben ne anlatıyorum? Bu nereye giriyor ya? Kazanma ya neden giriyor biliyor musun? Çünkü Fenerbahçe'yi tutuyor ya içinde. Bak. Bundan yapıyor. Ben bak, sana, hayır gerçekten söylüyorum. Beşiktaş'ı hiç bu kadar savundu hiç görmedim. Kusura bakmaz. Beşiktaş'ta arkadaşlarımız da kusura bakmaz. Onu da konuşalım. Ben Beşiktaş'ta savunalım. Ben hayatımda senin kadar Fener'i savunan bir insan görmedim bir. İkincisi sen... Ne mutlu ya Beşiktaş'ta Fener'i savunuyorum. Sen Beşiktaşlı değilsin. Kim demiş bunu? Ben bunu kabul etmiyorum. Ya bunu nasıl sen... Bana göre sen bunu benden alamazsın. Resimlerim var, fotoğraflarım var. İsterim buraya çıkar şak diye. Ya Türkiye'de ben şimdi gözlemliyorum. Hemen işi zor. Biraz yaralanan veya biraz canı yanan takıma hemen bir ödeştirme yöntemi başladı.
Yusuf Lamoğlu'nun meyakesi böyle bir şey asla yapmazdı. Mesela Özgür Yankaya. Ya Özgür Yankaya sen verdin Trabzon maçına. Gerek yok yani. Trabzonlar da mutlu değildir o galibiyetten veya o kırmızı kart penaltıdan. Trabzon da yıllarca katledildi Serhat ama. Ya ama şimdi tamam bak. Ya. Tamam doğru. Abi. Çok haklı yani. Ama niye böyle bir şey değiştirmeye veya niye böyle bir hakem atıyorsun? Görev adamı atıyorsun ya görev adamı. Diyorsun ki git bu işi bitir. Böyle bir mesaj da hakem atanmaz ya olmaz. Peki İngiltere'de kaç hakem görev yapıyor profesyonel? Ya dürüst hakemleri versinler. 20 tane yapıyor. Yani bu 22 hakemin tamam, bu kadar. 20'sine kefilim. Tamam. Ama Özgür Yankaya değilim. Yapma. Ağır. Samimi söylüyorum yok, değilim. Ağır söylüyorum. Var elinde bir Özgür şey. Özgür Yankaya ya çok kalitesiz bir hakem. Ha, bunu diyebilirsin yani yeteneksiz yani, de. Çok yeteneksiz. İyi hakem değildi ama. Ya hakem diyoruz da en az hata yapanlar hakemler ya. Gene aynen oraya. Ya yürüp yani kulüplere bak daha çok 3 büyük 4 kulüp, büyük kulübe bak abi milyonlarca dolar gitti milyarlarca dolar ya. Nereden bak 6-7 milyar dolar gibi borçları var ya. Fenerbahçe açısından. Senelerdir abi ver. Kime yükleniyorlar? Fenerbahçe açısından bu haftaki Antalya maçı çok kritik bir maçtı. Bakın arkadaşlar. İyi hazırlanmamış yani, ama Engin Antalya maçıydı. Ya iyi hazırlanıp iyi hazırlanmaması başka. O da var ya. Yani. Hoca zaten söylüyor ilk yarı kötülük diyor. İkinci yarı daha iyiydik. Şimdi burada bu gol olsaydı iki penaltıdan bir tanesi verilseydi iki tane direğe çarpıp dışarı çıkan pozisyonlar gol olsaydı bu maçın havası çok daha farklı olurdu. Ama bakıldığı zaman Fenerbahçe'nin 7 puan diyorsunuz 7 puan çok önemli. Niye önemli biliyor musunuz? Fenerbahçe'nin üstünde kim var? Galatasaray var. Galatasaray'a gidecek ikinci yarı. Kim var? Beşiktaş var. Beşiktaş'a gidecek. Altında kim var? Gelemez. Altında kim var? Bursa var. Bursa'ya gidecek. 18. 19. maçlar arka arka iki deplasmana gidecek. Şimdi iyi giderken Fenerbahçe'ye gaz verdik. Ama son iki maçında kaybedilen 5 puan şampiyonluk yolunda çok önemli. Haftaya Gençler Birliği eğer evinde berabere kalırsa Trabzon'a gidip Trabzon'da da berabere kalırsa son 4 maçında kaybetmiş olduğu puanı düşünebiliyor musun? 12 puan yerine 9 puan kaybetmiş olacak ki şampiyonluktan biter. O zaman, biter çok işte. Methettiğimiz hocayı da eleştirilir. Çok methettiğimiz hoca da eleştirilir. Bir de puan baktığımız zaman Fenerbahçe'nin 25 puanı var ama alttakiler Bursa 24, Konya 23, Osmanlı 22. Bunlar bile Fenerbahçe'nin ilk yarı sonunda 16 hafta sonunda Fenerbahçe üstüne çıkma durumları var. Vallahi yine bu iş kazası diye düşündüm ben Fenerbahçe. Abi iş kazası Beşiktaş maçı da iş kazası. Abi, penaltı var mıydı maçta? Penaltı vardı. Hangi pozisyonu? Alper'in pozisyonu bana göre penaltıydı. Onu ha, Alper'in bulma şansımız söyleyeyim. Var mı? Yani, yani yine Alper ilk attı. İlk yarıda mıydı? Attı yok abi çünkü ilk yarıda. Yani köşede ceza sahası. Ben Engin penaltıyor ama bende de alakası yok. Sol'la Diego'nun pozisyonu için çok söylüyorlar. O pozisyonda penaltı var diye. Ha, kimin? İki pozisyon varmış. Sol'un evet. Sol'un sen mi? Gördün mü pozisyonları? Hangi pozisyonu? Sol, Diego ve Alper'in pozisyonuna penaltı var mı öyle bir şey? Ya Alper'in pozisyonu bir kere komik. Böyle bak şu an Engin abinin olayını anlatıyorum. Bak şuradan tutsam formaya çekmiş gibi oluyor. Bu kadar çabuk kendini bırakamazsın. Alper zaten Engin abi çok güzel izah etti. O konuyu tartışıyor. Alper düşüyor. Alper olmasa yani, verir yani onu. Ama yani ben şunu söylüyorum. Pozisyon penaltı. Ama ben de Alper olduğu için vermem. Engin abi kusura bak, hayır, Alper bak ne diyorum sana. Ben de hakem olsam Volkan'da Alper o pozisyonu olsa vermem. Çünkü bunlar kendilerini atan kişiler. Ahmet, atan. Mesaj atmış. Bak, atmasalar verecek adam. Resme bakar mısın Ümit? Bizim Ahmet. Tamam abi ben gördüm pozisyonu. He? Versin bayağı onu. Çekmiş yani. At çekti tabii canım. Yani bu öyle şeyi söylediği gibi Ümit'i söylediği gibi ufacık böyle iki parmağı çekti falan yok. Aynı pozisyonu çektiğini. Hasan Ali yapıyor. Emre'yle yapıyor. Aynı Güven pozisyonu. Bulabilir misin o pozisyonu bize Alper'le? Alper'in öbürünü de abi öbürü daha çok çekiyor. Ya hı? Bir şey söyleyeceğim. Bak, fotoğraflara göre yorum yapmayın artık arkadaşlar. Siz futbol oynamış insanlarsınız. Fotoğrafa ya ben bu futbolculara bak. Bize görüntüyü bak, ya ben bu futbolculara inanıyorum. Bir dakika abi şu an bak yaklaştı şuna. Görüntüyü verecek. Tamam dur şimdi. Fotoğraf değil. Şu an nasıl duruyor fotoğraf? Ben sanki ceketini yırtıyor gibi. Fotoğraf değil görüntü diyor. Bak resmi dondur. Resmi donduruyor musun? Dondurduğun dakikasını zaman yazar mısın abi? Sen hissettin mi çektin mi? Yok. Bir şey hissettim. Abi ben bunu söylemeye çalışıyorum. Ya şu an çektiğini hissettim. Şu iki pozisyon ya dakikasını yazar mısın? Şu an çektiğimi hissediyor musun? Nasıl duruyor? Sanki ceketini çıkartacağım gibi duruyor. Bilmiyorum sana arkadaşlara soruyorum. Bak zaten. Fotoğraftan yorum yapılmaz futbolda. Çünkü biz duran top oynamıyoruz. Biz hareketli futbol oynuyoruz. Hareketli top oynuyoruz. Burada hakeme pay vereceksin. Ha?
Salih'e doğru, Salih'e de 3 Engin, ben şimdi şu, Engin abi şöyle durdurdum. Sen pozisyonu durdurdun. Böyle buradan bak. Şu an foul mü? Penaltı. Ha. Ama ben hiçbir şey çekmiyorum biliyor musun aslında? Peki sana bir şey söyleyeceğim. Peki tamam çekmiyorsun da o bir daha tutar mısın? Bir demin ki çek. Yani çekmesen o ceket öyle durur mu? Bırak şimdi tamam, bak, ceket ne oldu? Temas, bak ceket ne oldu? Hayır, temas etmiş. Ama demek ki çekiyorsun ki ceket açılmayacak mıyız? Hayır, çekiyorsun ki ceket açılıyor. Şu anda niye Gökhan'ı mesela yani engelledi? Sana göre belki değil penaltı, bana göre penaltı. Bana göre de penaltı. Beşiktaş Bursa maçında. Evet, bana göre de penaltı. Tam eli hissetti, tamam, bıraktı. Koyma kardeşim. Penaltı elini. Kardeşim bu kadar basit. Şöyle sen o malzemeyi verme. Gökhan'ınki de penaltı. Diğerki de penaltı. Orada böyle yaptı. Şimdi sen diyorsun ki bak, bir en ufak temasa atmayın kendini diyorsun ama. Ya yani bunlar, bunlar pozisyon futbolcular. Hayır bir ya. Örnekten. Ya kalıplarından ya bu voley. Ya kadınların oynadığı voleybol, basketbol maçı falan değil ya. Bu futbol oyunu abicim. Ayakta kalacak futbolcu, ayakta kalacak. Voleybol maçında böyle bir saç taraflı şey mi var? Bir dakika. File var, file ayırıyor onları. Öyle bir arkadaşlar, şey mi oluyor? Bak bir pozisyonda başka bir pozisyona fırlıyorsunuz, zıplıyorsunuz, olmaz. Ya aynı bana aynı pozisyon, aynı tekrarını getireceksin. Farklı bir insanlar arasında Gökhan'ınla bu pozisyonun, Alper'in pozisyonunun ne alakası var? Ben stoper olarak Gökhan'da elimi... çekme var, çekme var. Bir dakika. Bana örnek verdiklerine bak. Gökhan pozisyonda böyle aldı. Gökhan da aldı. Bugün bunlar buraya karıştırmaya gelmiş Serhat Bey. Gökhan aldı. 54 ve 59'a bakabilir miyiz arkadaşlar? Biz bir önümüze de görelim. İki pozisyonmuş. Bakalım bir. Ya bir şey söyleyeceğim. Niye falan bir Antalyaspor'un pozisyonunu istemiyorsun? Ya söyle hemen. Ya, söyledim. Kaç kere söylüyorum. Ağzıma yüzüme bakmıyorsun. Niye bağırıyorsun ya? Sen bir saattir söylemiyorum muyum abi pozisyonu? Gel şuna bak şimdi. Bak şuna hangi bak, pozisyon gel. Söyle. Gel şuna hangisi? Bu hangi pozisyon şimdi? Bir dakika. Ümit'inkini de bulalım. Söyleyeyim. Hasan Ali Kaldırım'ın Embiile'ye yaptığı pozisyonu abi. Bak şu hareket. Şu. Şuradaki evet. Diyorsun. Bu da penaltı ya. Ne alakası Allah aşkına. Ya Engin niye bakmıyorsun? Ondan sonra istiyorlar. Ya utanır adam ya. Kalıbından utanır ya. Kalıbından utanır diye bir şey yok. Futbolcu falan değil ya. Kalıbından utanır adam. Bak yakın ya. Yakına ya. Bakar mısın bak. Ya, bak baba 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 bak sola bak. Ya ne yapacak ya? Sol önünde gözü çekmiş ya. Bir dakika çekmemiş mi? Ya sizin gibi adamlar. Sofra Kemal çok oynuyorsunuz sola. Bak bak sol eline bak. Halı sahada fark çalmasın. Halı sahada. Sana sol eline bir bak, bak sol eline bak, sol eline bak, sol eline. Hiçbir şey inandırıcı gelmiyor ki bana. Ama Sergen, bence adam şey yapıyor. Ben sana söyleyeyim mi, bu Galatasaraylarda sayıdan bir Fenerbahçe düşmanlığı çocukluğunda yok, vardı, ya, yine de var. Ya sol elinle çekiyor buradan, bak buradan çek, bak bak sol eline bak, bak bak. Ya ayıptır ya, bunu göre, yani bunu nasıl görmüyorsun ya? Bakmıyorsun bile oraya. Şeyin suratına bakıyorsun. Alper, bak, zaten orada. Daha, bak ağır çekeyim bir daha bak. Alper, bak sol eline bak. Sol eline bak. Bak bak bak. Çekmiyor. Çok net bir penaltı. Zeki'nin yapmış olduğu hareket. Ya. Nasıl çekmiş ya? Alper zaten atmaya razı kendini ya. Bırak arkadaşlar. Canım. Şimdi öyle dersek Alper kendini bak, atmaya. Bak zaten... bak sol eline bak. Bak. Bir kere göğsünde ne işi var abi? Arkadaşlar, göğsünde ne? Abi bak göğsünden formaya tutmanın ne işi var? Allah Allah. İyi ki arı. Bir de şey bak ben güzel dakika söylüyorum. Zeki, Alper Potuk diyorum. Dakika 59 penaltı. Bir de 59'a bakalım bir de. 59 dedi. Ben de 54'teki şey 59'daki pozisyon kesinlikle penaltı. 54'e bakalım. Alper'e yapılan. 54'e bakalım. Bunu gördük ya. Tamam bir de 59'da var. Ha bu şu. Ha şu pozisyon. Bence i̇şte. Penaltı yok bu pozisyonda. Yok. Alakası yok. Abi, yok topu hareket. Topu hareket yok. Bak şimdi. Ayağa bakma bir daha kola da bakın. Bir daha görelim. Bir dakika abi. Bir daha. Bak kola da ya, bakın yani sadece yere bak ya bakmayın. Sol adamın omuzdan da çekiyor yani şeyinden kolundan çekiyor. Ya gözünü seveyim esas penaltı bu ya. Ne yapıyor Ümit söyler misin? Ya? Esas penaltı bu ya. Hakikaten beni yoruyor. Esas penaltı bu Ümit. Başım ağrı girdi. Ya ben de vermem. Esas pozisyonu ben diyebilirim ama öbürü %100 penaltı. Ben Alper'inkine %100 penaltı veririm. Buna top hareketi yaptı. Esas penaltı bu abi hangi top hareketi yaptı? Topa değmiş mi? Değilmiş. Soruyorum Engin abi. Değilmiş. Nerede değmiş hani? Ya hayır görmüyor musun ya? Abi siz ne görüyoruz ben anlamıyorum ya. Sen bizde kafayı yemişsin ya. Sol ayağından topa dokunuyor görmüyor musun? Hayır. Hayır. Topa nerede değmiş ya abi? Ya Fenerbahçe'nin bu pozisyonlarda Fenerbahçe'nin lehine verebilir mi hakem penaltı bunlara? Bak ha? Yine verebilir mi? Verebilir mi? Ya bırakın ya. Yapabilir bırakın abi. Gidebilir mi? Gidebilir mi? Evet öyle tabii. Orada Antalya Spor defansı sol ayağında topu uzaklaştırıyor. Ya bir şey söyleyeceğim. Ya nasıl uzaklaştı? Bir dakika abi şurada nasıl değdi? Nasıl değdi? Nasıl değdi Allah? Kalkar mısın? Adnan hayretsin yani. Sol topa ayağında, değmedi sol abi. Vuruyor olur mu ya? Al topu. Sol ayağında vuruyor. Alper'im taş sol, buradan geliyor. Bak, şöyle geçelim. Gel. Şöyle geçelim. Alper'im. Allah Allah. Sen de arkadaki zekisin. Tamam. Al. Taş buradan geliyor geldi. Bana. Sen sol elinle buradan çeksene beni. Çek. Ya çek şöyle. Tamam. Ya.
Hayır şuradan tam ortadan. Tamam. Bak Güney Çakır burada. Tamam. Görmüyor pozisyonu. Çektim şimdi. Yardımcı hakem görüyor. Görüyor. Ben gitmek istiyorum. Kendimi bırakıyorum. Tabii. Çekiyor ama yani. Evet. Temas var burada. Formandan aldım seni. Formandan aldım seni. Gömleği yırttın herhalde. Abi şey yapmadın. Asırsın gömleği. Peki bir şey. Öbür pozisyonu ne? Öbür pozisyonu anlat. Diego. Ümit bakar mısın? Diego burada Musa'nın kolundan çekiyor. Bana göre yani. Alttan da darbe var. Alper'in pozisyonu. %100 veririm. Vallahi Musa savun pozisyonuna vermem. Bence Musa savun pozisyonu bilmiyorum. Siz öyle diyorsanız. Bence Musa savun pozisyonu i̇kisi daha penaltı. Yani. İkisi de penaltı değil. Gol de gol değil kardeşim. Benim görüşüm de bu. Tamam Gökmen abi, bu da senin görüşün yani. İkisi de hakem bunu da verir. Pozisyonu buldum abi. Ama dakikası kaç bilmiyorum. Gel. Serhat bakar mısın? Bak. Gel. Aynı pozisyon abicim bak. Bak şimdi burada bak. Bak bakayım yan hakem bunu nasıl görmüyor, bana bunu anlat. Bana bunlarla gel. Bak bak ha, nasıl olacak abi bu işler? Bırakın abi tek tarafta penaltı pozisyon. Doğru söylüyorsun. Ama bu önce yapıldı bu hareket. Ya anladın ya mı? Öncesi sonrası. Var tabii. 90 dakika ne öncesi? Var futbolda ne? Var öncesi ve sonrası. Ne, nasıl var? Bu pozisyon penaltı verirse belki de o pozisyon olmayacak. Nasıl olmayacak? Abi bak bir şey söyleyeceğim. Olur mu? Oyununda... Engin abi izler misin lütfen? Bakalım. Aynı pozisyon. Bana tartıştıkları pozisyon. Şimdi Gökmen abi bakıyor önüne penaltı dedi ya. Buna %100 penaltı der. Fenerbahçe aleyhine ya. Nasıl adam zaten... Abi niye düşsün zaten pozisyon topu önüne kalacak oyuncunun. Göremiyorsun da bir ağır çekim gösterir. Bak benim kalecide karşı karşıya kalıyor bir de. Kalabilir. Penaltı diyorum zaten. Bu penaltı mı? Bu babası. Hadi git ya. Hasan eli çaktırmadan sol eliyle. Yok abi yok. Tutuyor adamı sırtı. Yok bunlar yok ayıp ayıp. Ya, bunlar ben bunlara futbolcu falan demem kardeşim. İstesen tutamazsın. Emek hırsızlığı ya, yapıyorlar. Abi, ayıp ya. Yani ya sen sahiden enteresansın ya. Yani Alper'in pozisyonu göğsünden alıyor. Göğsünden çekiyor. Onu görmüyorsun. Bu eli arkasından çekiyor. Bir dakika abi. Ha. Burada kalecide karşı karşıya kalacak. Ne fark eder? Nerede kalacak? Kalsa öyle bir şey yok. Ceza sahasına düşürdüğün zaman penaltı bu kadar basit. Kaleci karşı karşıya kalması, gol atması demek midir? Örnek değil. Bu pozisyon niye orada oyuncu düşsün? Zaten top önünde. Niye mi düşsün? Evet. Hakemi kaldırdığı için düşsün. Allah Allah. Niye düşmesin? Niye hakemi kaldırdı? Baksana nasıl çekiyor. Ya kendi işte, alakası yok ya. Bu pozisyonları bak, onaylamayın da bunlar seyrediyorlar falan. Bak bak alakası bunları yok. Bırakın eleştirerek kesmemek gerekiyor. Bak, bak bir tane itiraz yok. Bak bir tane itiraz yok. Bak bak. Antalya Sporlu oyuncu itiraz yok. Bir tane itiraz yok. Baksana. Hakikaten izlemiyorsun ya. Hadi al bak hadi kim itiraz ediyor? Bakalım bak, nasıl itiraz yok? Baksana hepsi gösteriyor. Neyi gösteriyor ya? Abi görmüyor musun oyuncu? Tamam bak bakayım. Bana bakma oraya bak. Kim itiraz ediyor? Merak bak düşen itiraz ediyor. Ümit oyuncu itiraz ediyor. O itiraz ediyor. Başka itiraz eden var mı? Devam ediyor. Ne yapacak oyuncu? Ya Antalya Sporlu bir kişi itiraz ediyor mu? Ama Ümit bir şey. Ya sarkasız var ya. Ne? Ümit oyuncu nerede? Kim itiraz ediyor? Hasan Ali kaldırımın arkası yapma oğlum. Sen sahiden Alper'in pozisyonu falan olacak. Alper'in pozisyonu. Şu Aziz Yıldırım seni Fenerbahçe'ye almadı ya. En büyük hatasını yaptı. Keşke alsaydı daha iyi olurdu. Çabası Fenerbahçe'li olurdu da. Ben olmam. Alsaydı ya olmayacak mıydın ya? Sen Aziz Yıldırım transfer seni giderim. Fenerbahçe'li olurdu. Şimdi Fenerbahçe'yi konuşurduk belki de birlikte. Bir şey söyleyeceğim ben. Bir takıma transfer olmak için o takımı... Ya şimdi tamam sen, taşımaz tabii ki Galatasaray'da çok güzel işler yaptım. Bir şey demiyorum. Profesyonelik anlamda oynardım. Gider. Ama ben neden çocukluk aşkımı bırakayım ki? Çocukluk aşkı kim senin? Galatasaray. Onunla da evlendin işte. Çocukluk aşkını aldı ya. Onlar beni aldı. Onlar seni aldı. Onlar istemeye geldi. Tamam o zaman. Cüneyt Hoca güzel doğramış Fenerbahçe'yi. Ya Cüneyt Hoca da işte... Söylediğin kafası karışık zaten. Zaten şu arkadaşlar bana sürekli mesaj atıyorlar. Kafası ki, karışık. Bir gün sadece Fener mi konuşacaksın yoksa başka tamam. Takımlarla konuşacak mısın diye soru sorular sen istiyorsan yanıtla. Bizim... Fenerbahçe öylesine bugün doğranmış ki. Ben de aynı şey onu söylemedim. Yapmayın sen doğrama söyle. Falan ya yapmayın. Çok doğranmış. Ne doğranması ya. Ya. Bir golü Fenerbahçe'nin böyle şeylere ihtiyacı yok abi. Eldeki kadro her şeye rağmen. O ayrı, o ayrıca yani tartışır. Yapmayın. Sen hakem olarak yapmayın. Benim kararlarımı ver de düzgün. Ya bırak objektif abi. Ol da. Bırak sen. Ben iyi oynarım, kötü mü oynarım? O zaman sen bana şey maçını, Konya maçını şey vereceksin. Karabük maçlarını söyleyeceksin. Hatalı. Boş doğru. Abi. Doğru. Yani. Konya'da Bülent Yıldırım penaltısını verdi. Bravo. Doğru. Karabük'te de Fırat Aydınus. Karabük'ü doğradı. Doğru. Maç 5'e gitti ondan sonra. Ya biz hayır demiyoruz ki. Bak biz onu da söylüyoruz ama. Biz burada forma giyerek yorumculuk yapmıyoruz biz. Ama sen en kötü günde giyiyorlar formayı. Efendim? Burada. En kötü gününde giydi formayı. Anlatamadım. Biz burada yorumcu olarak forma giymiş yorum yapmıyoruz. Cüneyt Çakır nasıl ki Koyrezma'ya kart yani. Göstermeyip Fenerbahçe maçına çıkartıp uyanıklık yapıyorsa bugün de bana göre Fenerbahçe'nin. Ya geçen sene Cüneyt Çakır'ın Denayer'in pozisyonu var. Elle ben yani yere geberttim ya.
Hangi maçı? Tamam. 1-0 Galatasaray kazandı. Evet, Trabzon'da. Eylemen resmen önünde buluyor. Trabzon maçı. Evet. Yeri gömüyor. Cüneyt yapmadığını bırakmadı. Ama işte şunu demek istiyoruz. Cüneyt Hoca çuvallayla tam çuvallıyor. Bugün de kötü çuvalladı. Çünkü bunun arkasında da arka arkaya bu kadar ağır maçlarını kaldıramadı. Kolay değil mi ya? Şu an sizin, sizin işiniz Türkiye'yi karıştırmak. Kolay değil. Şu an var ya her yere böyle çubuk sokuyorsunuz. İşi karıştırıyorsunuz. Niye doğru yorum yapmıyorsunuz abi? Niye bu faul olduğunu söylemiyorsunuz arkadaşlar? Hangisi? Bütün hakemler ne faulü ya? Ne faulü ya? Topa vurduktan sonra daha hangisi? Bütün Türkiye'de bütün hakemler pozisyona faul diyor. Benim buna faul demek. Buna faul demek. Oyama çıktığım insanlar. Hayır, hayır. Bana göre bir faul. Neden biliyor musun Gökmen? Futbol cahilliği. Ortalığı karıştırsın. Buna faul. Yani senin arkadaşların çorba çekiyor ya. Çorba yapalım. Çorba. Çorba bilir misin abi sen çorba? Sen çorba iyi misin? Çok futbol bilgisi var. Ben bu sağ sonra. Ben şu an. Faul diyen ne abi? Bizi düşman ilan. Bizi düşman ilan edecekler. Onlar gelip çorbayı çevirecekler. Düşman değilsiniz. İşinize nasıl geliyorsa program yapıyorsunuz. Ben son pozisyona faul diyenle futbol konuşmam artık. Futbol tartışmam. Ben seninle futbol tartışmıyorum zaten artık. Yani tartışmam artık. Siz voleybol basketbol konuşuyorsun. Çünkü şüphe duyarım ben. Ben seni... Kasıt yaptığınızı düşünüyorum. Sen işte ben de sana onu anlatıyorum. Sen kasıt bence yapıyorsun sen şu burada... an. Şu an sen Türk futbolu karıştırmak istiyorsun. Hiç karıştırmakla alakası yok. Biz gerçekleri... Bence gerçekleri mi? Açık açık itiraf edin. Evet, evet. Musa'nın son dönemdeki... Arka arkaya bu... Fantastik golleri atlasına rahatsızlık duyduk. Kıskançlık. Kim rahatsızlık duyabilir abi? Kim kıskançlık duyabilir abi ya? Sen hakikaten ne Ümit Karan uzun yıllar Türkiye'de voleylerin ve roşetaların adamı olarak getirdi. Artık bu bitti. Bu hani Musa 25 yaşında son verdi. Bir dakika ya. Nasıl 25 son? Yaşında falan olursun da kıskanırsın hadi. Hakikaten ha bunlar ben gelmişim ya. 69 yaşına. Çocuk kaç yaşındasın? Kalitesizle ilgili bir şey söylemez mi Gökmen Bey? Ümit'le ilgili söylüyor. Fark etmiyor aynı şey. O da golcü değil mi Gökmen aynı şey. Ya Gökmen abi. Sizler çoğul konuşuyorsun. Ne? 50 yaşındaki insanlar hatırlamıyor pozisyonunu. Ya. Sizin anlatayım onu. Gökmen Atı futbol tarihine geçmiş ya. Geçti mi diyor ki. Tamam bir şey demiyorum. Yani bu Gökmen abinin kabahati değil ki eskiden. Yani bir şey söyleyeceğim. Gökmen abinin kabahati değil. Golleri tarihte mi silmeye çalışıyorsun sen şu an? Hayır. Sanki sen seyrettin golleri. Hayır sanki sen seyrettin golleri. Daha doğmamıştın o topu oynarken. Nasıl? Tamam da doğmamıştın daha. Sonakta bir tane doğmamıştın. 76 doğmuyor abi. 78'sin. Daha doğmamıştın. Gökmen abi de Gökmen abi yani. Kusura bakmayın. Ya. Buldum gollerimi de getiririm bak adama. Kaç yılında bıraktın? 80'de. 4 yaşındaydı. Tamam mı şey? 3 yaşında 4 yaşında niye hatırlıyorsun? Ama çok aydın gör. Yorumculuk yaparken formayı üstünüzden çıkartın lütfen. Ya bırak hep aynı cümleyi kullanıyor. Ama öyle seni kardeşim ya. Böyle Aziz alsaydı. Aziz Yıldırım seni Fenerbahçe'ye alsaydı böyle konuşamayacak. Nasıl bir havaya girdiysen bugün seni hakikaten tebrik ediyorum. Bu ne? Beştaş'ta Aziz Yıldırım'ın amigosu ya. Sen Fenerbahçe. Bir dakika. Yorumcularımız için böyle. Ne? Ben ne edeyim? Seninle futbol tartışmam. Gökmen abi bir şey söyleyeyim mi? Seni öpebilir miyim abi? He? Biz en kötü günümüzde rengimizi belli ediyoruz. Ama bu masada oturan bazı insanlar var. Renkleri belli değil abi. İsim verin. İsim vermeme yok. Gerek yok. Gözünün içine bakacağım biraz önce. Ama öyle, ama ben sana söyleyeyim mi? Bir dakika. Bir şey söyleyebilir miyim? Al bir şey diyeceğim de demiyorum. Hayır sen formu ama hayır sen kendini ispatladın. Formu yaptırmadın kardeşim. Yaptırdım. Nerede formu? Burada şeyde müzede. E tamam getir müzeye koy tamam. Ya. Koyacağım bunu nasıl tam burada duracak. Formayı buraya getir. Tamam fark etmez getirip koyacağım abi. Vallahi ne var bunda yani? Formayı tamam, getirme. Neyse tartışmaları bırakalım. Ciddiyetimizi koruyalım. Her zaman ciddi. Türkiye üzgün. Türkiye yasta. Tamam konuştuk tartıştık. İşte yorumlarımızı beğendik beğenmedik. Olayları biraz daha şey yapalım. Artık kızdırmaca bölümüne geçelim. Ama şöyle bir şey var. Tamam. Şimdi biz ciddiyetimizi koruyoruz da siz bize yani futbolu karıştıran insanlar sizsiniz. Biz nasıl ciddiyetimizi koruyoruz? Çünkü ama sen şimdi buna sen faul dersen ben seninle nasıl futbol konuşayım yani? Ama sen benimle futbol konuşmuyorsun ki. Çünkü sen çünkü böyle bakıyorsun. Sen kendini nasıl inkar ediyorsun. Attığın golleri inkar ediyorsun. Nasıl böyle yüzlerce golün vardı. Var da hepsi iptal edildi. Ya nasıl iptal edildi? Ya bu şekilde yapma. Aşağılayarak yani ne? Aşağılayarak demin ne demek yani? Kimi aşağılayarak dedin? Ümit'i. Ne dedin? Söyle ne söylüyorsun? Sanki ben kıskanıyorum. Sanki ben attım. Ne dedim peki? Ne söyledim? Ne kıskanıyorsun, kıskanıyorsun falan. Ne kıskanıyorsun? Ya zamanında Musa son insanları biraz kimyasını bozdu. En güzel golleri bana o günkü şartlara göre golünü atmış. Takımlarını taşımış etmiş yani. O, olacak şey değil. Musa'nın golleri biraz ağır geldi bence Türkiye'ye. Yani. Ya ne kadar... Ya bak bugün hakikaten dediğimi burada çok ne oldu bundan ne yaptın oğlum çocuğa sen? Ya hak, ben buna bir şey ne yapacağım? Bak bir şey söyleyeyim mi? Kurban kimse olayım, kusura bakmasın. Elerine ne yaptın oğlum sen? Gökmen abi kimse kusura bakmasın. Ben sana söyleyeyim mi ne oldu? Musa herkesin kimyasını bozdu Türk halkının. Fener sen geri elledi.
Olacak şey değil. Türk halkı alışık değil Musa'nın gollerine arka arkaya gelince. Arkadaşlar, bugün herkes aldı. Gökmen abi özür dileyerek senden de özür diliyorum. Bugün Serhat Uluer'in içine Adnan Aybaba kaçmış abi. Böyle bir şey hayatımda görmedim. Kimse kusura bakmasın ya. Ben bugün, abi ben ne oldu ya böyle? Ben adaletten yanayım abi. Bugün Fenerbahçe'nin adaletten yanayım. Fenerbahçe'nin yok yani. Hakkı yendi. Adaletten mi? Fenerbahçe'nin hakkı yendi. Hakkı yendi. Ben Cüneyt Çakır'ın şey bugün iyi bir maç yönettiğini Cüneyt düşünmüyorum. Cüneyt Çakır bugün Fenerbahçe'ye hayatın kıyağını yapıyor. Siz hangisi kıyak? Abi tarihte hangi maç 8 dakika? Ne olur kıyağını söyler misin? Savaş'a, ya, Savaş'a bir... 8 dakika neredeyse, savaşa neredeyse bir 45 dakika daha ekleyecekti Cüneyt Çakır maça. Savaş'a bir isim gönderdi. Neredeyse bir yarı bir uzatmayı koyacaktı. 2 tane 15 yapsaydı bari. Şimdi ben sana Cüneyt Çakır'ı göstereceğim. Cüneyt Çakır 2 tane 15. O resmi... Veremiyoruz. Yayıncı kuruluşun Lig TV'den alınmış gibi fotoğraf karesi olsa bile. Evet ben de Lig TV'den alınmış görüntüleri veremiyoruz. Ben de az önce bir önemli ancak veremedim. Ajansların veya gazetelerin ya bu kadar da fotoğrafları veremiyoruz. Cüneyt Çakır şuna devam dedi bak. Şu pozisyonu görüyor musun? Buna devam dedi Cüneyt Çakır. Arkadaşlar. İşte buna Cüneyt devam Çakır diyen, bugün Fenerbahçe'ye işte çok büyük kıyak ya? Yaptı diyorum. Siz daha önce hangi maçı? Doğradı diyorsunuz işte. Ya. Biz kıyak yaptı diyoruz. Onlar doğradı diyor ya. Maç uzadı diye mi diyorsun sen? Maç uzamasın. Neredeyse 2-15 daha ekleyecekti ya. 15-15 gol oldu mu bu? Uzatma oynatmış olacak. Altın gol oynasaydı bari. Mi? O maç niye uzadı? Cüneyt Çakır altın gol oynatacaktı bugün ya. Eskiden altın gol diye bir kural vardı biliyor musun Adnan abi? Neredeyse bugün Fenerbahçe altın gol kuralı yapıyordu. Doğru o konuda haklısın. 7 dakika. Değişik ne var? Artı 8 dakika oldu yani. 8 dakika oldu. Bu da formal abi. Skandal i̇şte ben abi. Bunlardan dolayı diyorum ki Cüneyt Çakır kötü maç kölekesi cinayeti. Ama işte Fenerbahçe soğuma alakası yok burada ki. Burada Fenerbahçe kıyak yapmadım yani. Efendim, lan yanlış. Fenerbahçe kıyak yapmıyor mu? Kritik yerler. Kendi kendimize konuşmayalım arkadaşlar. Yani ne olur bir şey gösterip programdan kopmayın. Ben diyorum ki Cüneyt Çakır bugün ölümcül hatalar yaptı Fenerbahçe aleyhine. Yani şimdi 8 dakika Fenerbahçe'ye mi kıyak oluyor? Kim oluyor abi? Kim iki taraf için de uzayan. Nasıl abi? Bir takım zaten 1-0 Antalya'da kaldı. Orada 2'yi bulabilirdi. Ne yapacak ki? Bana 1-0 yetiyor. 2 niye atıyor? Ya bak şimdi yine bak yaptığı cümleye bak ya. Ya bak bugün sen hakikaten çorbacı oldun. Peki o da şuna geliyoruz. Cüneyt Çakır, Musa son pozisyonda kafası kaldığı için De Souza'yı atamadı. Onu söyle. Onu söyle. Niye atamadı? 2. Onu sor. Fenerbahçe cephesinden ben de sana söylüyorum dedi ki ben hata yaptım ben de, dedi. Ben de maçı diyorum ki. Gereksiz şekilde 8 dakika uzattı. Hep etkisinde kaldı olay. Bir dakika. Ben niye atıldığını söyleyeyim mi sana? Atamadığını, atıldığını. Değil, atamadığını. Çünkü ben de diyorum ki Cüneyt Çakır bugün Fenerbahçe'ye büyük kıyak yaptı diyorum. Ne yaptı? Sadece 8 dakika uzatarak. Kırmızı kartı verdi mi? Bir dakika verdi mi? Kim hangi pozisyonda? Çekmedi mi hakemi? Sosa çekmedi. Sosa alıp hakemi. Sarı kart aldı. Nedir yani ben de sana aynı pozisyonu gösterdim. Teraziye mi tartıyoruz yani bunu? Terazide tartıyoruz. Yani çok çekti, niye alt çekti. Fenerbahçe, Antalya aynı teraziye koyamıyor musun? Hayır koyuyorum. Niye o diyorsun ki Alper kendini bıraktı. Alper olmayıp da bu oyuncu... Aynı pozisyonu gösterdim. Van Persie olsa şöyle mi diyecektin? Van Persie düştüğü için penaltı. Van Persie düştüğü aynı pozisyonu da sana gösterdim. Adamına göre penaltı... O da penaltı dedim. Hasan Ali'nin çaktırmadan yaptığı hareket de penaltı. Hangisi daha önceydi? Dakikasını söylemedik hangisi. Bak Engin Fenerbahçeli, Engin'i ayırıyorum. Adnan ve Serhat'ın içine Az Yıldırım kaçmış kardeşim. İkisi de nasıl Fenerliler? Nasıl? Bu sene bugün yine aynı şekilde. Serhat. İkisi de. Ben bir kere. Sizin içinizde yok. Kesin. O çok iyi. Kesin içinizde hani diyor ya Ümit Karat. Yok. Ben kaçtım içinize falan gibi bir espri yaptı. Ben üzüldüm. Özgür Yankaya'nın Trabzon yönetimine de üzüldüm. Cüneyt Çakır'ın bugünkü yönetimine de üzüldüm. Ben kötü. Maçı kötü yönetiyor ama yazık diyorum. Sadece tek taraflı değil. Varsa, sen her hafta Cüneyt Çakır'ı en kritik maça verirsen yapma kardeşim bunu. Hiç ya odan Yusuf Hoca çünkü o kadar niye abi içini tak kaç Az Yıldırım kaçınca böyle oluyor bak şimdi sana bak. Bir şey söyledi tamam ben de cevap 5 dakika sonra cevap ver tamam gülüyorsun abi sen ne hocam 5 dakika sonra cevap ver diyor ama niye bunun karşılığını bir her zaman haklı çıkartıyorsun şöyle veriyorum şimdi Az Yıldırım ne yaptı bugün ne yaptı bir ben açıklama yaptı mı yaptı mı yapmadı hiçbiri yapmadı Mahmut Uslu yaptı mı yani önemli iki tane isim sayıyorum size yapabilecek açık yani çünkü neden tepsilen önceki günkü evet terör saldırısından dolayı bravo. En azından bugün susalım. Belki hafta içi bir basın toplantısı yapacaklardır. Ben zannetmiyorum. Görüşün. Eğer biraz biliyorsam Mahmut Uslu, Şekip Bozsuroğlu evet. Ve Murat Özaydın'ı her an canlı yayına katılabilir. Bugün için söylemiyorum. Bugün bak, hafta için söylüyorum. Onu ben 3-4 gün sonra diyorsun. Belki olabilir. Ve Az Yıldırım en kötü 2 hafta daha sabredecekler. Evet. İlk yarının bitmesini bekleyecekler. Ondan sonra yeni çaplı bir basın toplantısı yapacaklar. Gençler şey maçını seyredeceksin. Total anlamda Fenerbahçe her zaman
hakemden yana kazançlı çıkar. Ligin genelinde. Yaydığın zaman. Ve 59'dan itibaren Süper Lig'e baktığın zaman hakemlerle ilgili yani, Galatasaray, Fenerbahçe az da olsa Beşiktaş her zaman hakemler açısından sezon değerlendirme overall'da her zaman hakemlerden yana daha çok kayrılan takımlardır. O zaman doğru abi mu? Takım kur sen de hakemi de. Doğru mu? Doğru tamam. Katılıyor musun? Tamam. Engin Vera katılıyor musunuz? Katılıyorum ben ama daha enteresan bir şey. Bu haftaki Fenerbahçe Gençler Birliği maçında seyredeceğiz abi. Hakemi seyredeceğim ben. Ne gibi? Fenerbahçe Gençler Birliği maçının hakemi kim olacak? Maçta futbolculardan daha çok hakemi seyredeceğim. Sen şimdi bunu dersen hakem nasıl çıkacak abi? Bir örnek vereceğim. Nasıl çıkacak? Göreceğiz. Bir örnek vereceğim. Bugün bu Türkiye'deki bu şartlar olmasaydı, bu olaylar yaşanmasaydı, bugün Aziz Yıldırım konuşurdu. Konuşurdu. Bir sene önce dönelim. Gündemi değiştirmek zorunda kalırdı. Antalya maçını geçen sezonda aynı açıklama. 4-2 kaybetmişlerdi. 4-2 kaybetmişti. Orada da gündem değişmedi mi? Galatasaray şikayetçi dememiş miydi? Bu maçtan sonra dememiş miydi? Ayıp. Ayıp. Yakışık kalmayan şu anki bu doğru. Türkiye'deki bu yaşanan olaylar olmasaydı. Doğru yapmış ama değil mi konuşmaya? Tabii. %100. Adam tebrik yani etsene tebrik. Şu an futbol kimin olduğunu söylüyor. Tebrik et abi bir dakika. Kaydıyorsun. et yani. Söylüyor ya zaten. Bugünkü konjonktürden dolayı konuşmayarak da doğru yaptı dedi ya. Tabii ki abi şu an. Çünkü sen yani biz hani biz aramızda tabii biz buradaki herkes bilsin burası bir dost meclisi. Biz burada tartışırız, kavga ederiz. Ya, aramızda tabii. İki ama futbol o yüzden zaten güzel değil mi? Yani evet. İşte Gökmel abinin şu dediğine ben... Şu an aslında bu ortamda hiç kimse futbolu çok ön planda tutmamamız. Biz mesleğimizi, işimizi yapmak zorundayız. Hayatımız çünkü devam ediyor. Biz insanların... Ha, şu an burada hiçbir yönetici ya şimdi çıksa dese ki ya bunu yaptı. Cüneyt Çakır bunu yaptı. Kim yani yakışır mı? Ya Selim Kosef'in açıklamaları da bence şık olmuş. Bu akşamın açıklaması değil. Gerek yok. Biz zaten burada konuşuyoruz. O da demek çok şey oldu. İddetlendi. Ya biz bir şey söyleyeceğim. Selim esasen öyle çocuk değil ama şimdi arasında dolmuşa geliyor. Dün yaparken program yaparken keyif aldık mı? Almadık. Futbol bile konuşamadık. Bugün hani biraz hayatımız devam ettiği için futbol konuşuyoruz. Yoksa biz keyif mi alıyoruz bu program yapmamız lazım zaten. Futbol konuşmamız lazım. Futbol konuşacağız ki. Futbol aşk, sevgi, politika, siyaset her şey var. Onların istediklerini yapmak istemiyor. Veya o konuşmalar doğrusu programları gördüğü zaman işleri karar veriyor. Ayakta durmamız lazım Serhat Dindik. Biz onların istediklerini vermeyeceğiz. O yüzden biz bu programı yapıyoruz zaten. Tabii o yüzden canım, futbol konuşuyoruz. Aynen. O yüzden hayatıma devam ediyorum. O yüzden hayat insanlar yarın sabah gidiyor. Olur mu ya karamsarlık yakışır mı bize? Biz ayakta durmayı biliyoruz çünkü. Tabii canım ne olacak? Kimse boynumuzu bükemez. Bunu net söylüyorum. Bu kadar basit. O zincir yüzden, vuramaz. Boyun bükemez. Yapamaz bize. Dolayısıyla Aziz Yıldırım tebrik ediyorum. Böyle bir konuşma olmadığından. Tamam. Aynı zaman bütün yöneticiler tebrik ediyorum. Hiç kimse bu şartlarda futbolu yorum yapamaz. Ya diyecek ki ya sen ne anlatıyorsun? Türkiye ne halde sen ne konuşuyorsun derler adama. Demez mi? Haklı olarak da. Haklı, tabii ki diyecek. İnsanın, kim söyler? Vatandaş söyler. Hak söyler. İnsanlar canları acıyacak. Tamam. Aileler üzülecek. Biz burada... Orada gidip futbolcuyla konuşuyor. Maçımızı oynadık. Futbolcular ne güzel davranışlar yapıyorlar. Hepsini tek tek tebrik ediyorum. Antalya'dakiler de. Müthiş. Antalya'da da yine aynı tabloyu seyrediyor. Sarılar polislere. Şey ya dün işte başlanan olaylar. Yani biz bunları görmek bizi mutlu ediyor, mesut ediyor. Ondan sonra gidip bir yana yönetici gidip bu işi bozmasına kimsenin de hakkı yok. Doğru. Benim de merak ettiğim şu kardeşim ya. Yani birlik beraberliğin olması için, birbirimizi sevmemiz için olacak şey değil ya. Yani 30-40 kişinin ölmesi mi gerekiyor ya? Ya ölmeden yani biz birlik beraberlik içinde olamayacağız mı? Birbirimizi sevmeyeceğiz mi ya? Sevemeyeceğiz mi ya? Sevim ne hale abi. Geldik ya? Ne hale getirildik ya? Olacak iş değil ya. Olacak iş değil. Yazık ya. Hakikaten yazık. Hakikaten önce yazık. Önce Fikret Orman'ın Ozan bugünkü olaylara bakalım. Sıcağı hemen şöyle taze. Sonra da UEFA Avrupa Ligi'ndeki eşleşmelere bakalım. Önce Fikret Orman'ın bugün olay yerindeydi. Yine öfkeliydi. Zaman zaman sinirliydi. Fikret Orman çarpıcı açıklamalar yaptı. O bölümü izleyelim. Tıpkı bayrak şairi Arif Nihat Asya'nın da söylediği gibi Şehitler Tepesi boş değil. Toprağını kahramanlar bekliyor. O hain saldırının ardından 44 şehit verilen tepenin adı değiştirildi. Şehitler Tepesi oldu. O tepe teröre karşı protestoların simgesi haline geldi. Vatandaşlar boş bırakmadı. Allahu Ekber! Bayrağını alan geldi, şehitlerini andı. Motosikletliler...
Taksiciler hepsi oradaydı. Hep bir ağızdan İstiklal Marşı okundu. Şehitler Tepesi'ni sabahın ilk ışıkları aydınlattı. Tepe yine boş kalmadı. Patlamanın olduğu noktada şehitlerin ruhu için Kur'an okundu. Taraftarlar da oradaydı. Diğer renkler kırmızı beyaza karıştı. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman oynadıkları maçın güvenliğini sağlarken şehit düşen polisleri anmak için geldi. Bursa Spor maçının hemen akabinde evimiz Vodafone Arena'nın ayrılışları sırasında fedakar polislerimize yönelik alçakça düzenlenen bombalı terör saldırısını tüm camiam adına lanetliyoruz. İnsanlık dışı bu saldırıda Vodafone Arena'dan sorumlu Güvenlik Şube Emniyet Müdürü, aynı zamanda kongreyemiz Vefa Karakurdu ile Kartal Yuvası'nda çalışan Tunç Uncu kardeşimizi de kaybetmekten ayrıca büyük üzüntü duymaktayız. Acımız henüz çok taze. Ancak herkesin şunu bilmesini isteriz ki bu ülke için, bu ülkenin kuruluşundan, Çanakkale'den, Sarıkamış'a, Sakarya'dan Dumlupınar'a birçok sporcusunu şehit vermiş bu camia, ite köpeğe prim vermeyecektir. Çarşamba günü tüm vatandaşlarımızı, bütün spor severlerini takım ayrımı yapmadan maçımıza bekliyoruz. Maçımızı stadımızda oynayacağız. Bizler, tüm yöneticiler, ailelerimizi alıp maçımıza geleceğiz. Ve o gün itibariyle kombine biletlerini kaldırıyoruz. Herkes parasıyla gelecek ve bu paralarla oluşacak bütçeyi de şehit ailelerine bağışlayacağız. Sayın Orman'a teşekkür ve tebriklerimizi iletiyoruz. Dünkü Telegol'ün yapmış olduğu çağrıya kayıtsız kalmadığı için ve Kayseri Spor'la yapılacak olan kupa maçındaki kombineleri iptal edip herkese ücretli ve o ücrette tamamen şehit ailelerinin yakınlarına verileceği için böyle örnek bir davranışı imza attığı için tebrik ediyoruz. Herkes derken Galatasaray, Fenerbahçe, bütün, Trabzon, yani İstanbul'daki bütün Beşiktaş olması. Abi renk ayrımı yok dedi. Dün de konuşmuştuk zannediyorum akşam böyle bir şey olması lazımdı. Galatasaray maçında olması lazımdı. Dün konuştuk. Sayın Başkan'a tebrik ederiz. Böyle bir düşünceyi biz de paylaşmış. Fikret Orman. Galatasaray'dan da Galatasaray ve Fenerbahçe'den de bekliyoruz. Tabii yani. Tabii gelmesi lazım. Ama çünkü dün, o gelen paralar şehit ailelerine maddi olarak yardım edilecek. Biz burada konuştuk. Güzel bir duygu. Dün biz burada konuştuk. Bilmiyorum ki o çarşı veya Beşiktaş taraftarlar da o Kayseri maçına paralarla girecekler ve o para şehit ailelerine bağışlanacak. Örnek bir davranıştı. Bundan güzel bir şey var mı? Ha bunları yapabiliriz. Artık manevi duygulardan başka bir şey kalmadı ki geriye. Ne yapabiliriz yani? O insanlara destek olmak lazım. Yaralarını sarmak lazım. Ya her zaman ya sen emniyet müdürü görsen Gökmen abi. Kardeşim, nasıl tatlı olmak ya? Lazım ya. Nasıl tatlı? Ya biz Gökmen eskiden abi, birbirimizi seven, birbirimize saygı duyan Gökmen abi o birbirimiz için haklısın. Yani her şeyi yapan haklısın da ülkemizin insanlar topluluğuydu. Tamam abi ülkemizin nüfusu o zaman 40'tı, 30'du, 27 şimdi olduk 80 abi. Ne 80 olduk diye birbirimizi mi öldüreceğiz? Anlamıyorsun yani. Büyürken annelerimiz de büyümedik, yetişmedik. Gel. Bana da var bir geçen hafta üst düzey yöneticilere kadar küfür edilmiş tweetler var. Onları da aldım. Hemen savcılığa verdim. Ver şikayet. Aynen. Nereden attı? Hangi telefondan veya hangi bilgisayardan attı? Peki buluyorlar mı şimdi böyle? Buluyorlar anında. Allah Allah. Telefonla şu da bitti artık. Ben atmamıştım. İşte teyzemin kızı attı. Amcamın oğlu attı. Yok öyle. O seni bağlar kardeşim. O zaman hesabını gizleyeceksin. Avukata senin hesabından başkası atamaz. Avukata verirsin. Çoğu böyle yapıyor. Kendimde değildim. İşte uykudan yeni uyanmıştım. İşte alkolü çok kaçırdım. Kendine değildim. İşte büyük bir psikolojik tedavi görüyorum. Yanlış attım özür dilerim. Öyle özür mü özür yok. Direkt savcı işlem yapıyor. Tamam. Ceza davası. Yapsın. Sonra da hukuk davaları açılabilir. Ben açıyorum madde. Artık. Aynen öyle. Böyle ana avrat küfür edecek. Burada bana küfür edecek. Yiğitlik böyle akınca kamuda elik yapacak. Hayır bir şey söyleyeceğim. Bana küfür edince Fenerbahçe şampiyon mu oluyor? Anlamadım ki.
Ya öyle şeyler. Hayır böyle saçmalık. Ya beni tehdit altına almak. Beni etkileyebileceğini mi zannediyorsun? Anlamıyorum ki. Ne oluyor? E senin alan yok mu? Senin bacın yok mu? Senin ailen yok mu bunu yazarken? Aynı şekilde iade etsem sana ne olacak? Zaten ben öyle diyorum. Kim benim için ne düşünüyorsa, ne yazıyorsa Allah katını ona versin diyorum. İyi de kötü de. Küfür işi yakışmıyor abi. Olmaz. Eleştir. Yani tenkit et. Artık küfür olmaz abi. Bütün her şey takip eder. Oğlum onu diyorum zaten. Bu olay güzel oldu bak. Bu terör olayından sonra küfür devlet ol. Anında hop yakaladı. Alsın abi. Bayağı, hemen buldu. Kaç kişi aldı? 90 kişi. 235 kişi. 235 kişi alındı bugün. 235. Peki bu tweetler ne diye atıyor abi? Ben anlamadım. Atıyor mesela diyor. Anlamadım. Şey olarak soruyorum ya. Yani. Şimdi söyleyemiyorum. Ya yani anladım. Benim var mı o şerefsizden attığı tweet? Sadece cumartesi saldırıdan dolayı 235 kişi gözaltına alındı. Bu çok güzel bir hareket. Neden biliyor musun? Propaganda, tahrik, küfür bunlar artık olacak işler değil. Bu ülke bunları kaldıramaz. Allah abi. Herkes kendini bilecek, herkes akıllı olacak. Bunu dünyanın hiçbirinde yapamazsın ki zaten. Ama işte yap, bizde de yapamayacaksın. Bizde fazla oldu bu işler bitti. Yani. Herkes haddini bilecek. Bunu yani, yapan cezasını herkes çeker, bu kadar basit. Aynen. Bundan sonra hiç kimse cezasız kalmaz abi bu işte. Ya bu demokrasiyle falan değil aynen, bu ülke ihanet. Demokrasi eden insanlar. Bu ülke ihanet eden insanlar hangi örgüt olursa olsun artık bunlar cezasız kalma şansları yok. Bir gün gelecek herkes cezasını çekecek. Doğru mu abi? Çekecek. Bu kadar basit. Çeker, çektirirsin. Allah'ından bulur, başkasından bulur. Bulur. Söyle. Bulmaz diye bir şey. Bir de sosyal medyayı kullanacaksan Drogba gibi kullan. Didier Drogba'nın yapmış olduğu paylaşımı gibi kullanabiliyorsan ben seni adam yerine koyarım. Bunları yap bana. Bana bunlarla gel. Bak Türkçe yazmış. Bölemezsiniz. Ayıramazsınız. Birlikte i̇şte bana böyle geleceksin. Ya. Anladın mı? Bunlarla geleceksin. Ne güzel abi. Adamın örneği mi vereceğiz? Bu adam illa ki adam mı göstermemiz lazım size? Bu adam insan. Bu Adanalı mı bu? Adana Türk mü bu? Ya bu Adanalı evet. Soruyorum işte Türk mü? Evet, Türk işte abi. Bu adam Türk mü yani? Kanada'da yaşıyor. Bak. Amerikan vatandaşı evet. Olmuş. Hiç böyle bir şey atmasına gerek yok. Belki de bir daha hayatı boyunca Galatasaray'la yolu kesişmeyecek. Belki yani. Türkiye'de belki hiç gelmeyecek. Hayır, belki hiç gelmeyecek. Hiç gelmeyecek. Turistik olarak bile gelmeyecek. Adam bak form şeyle giymiş, eşofmanını giymiş. Galatasaray eşofmanını. Polis asker selamını çakmış. Demek ayrı diyorum. Bölemezsiniz. Ben Türk'üm. Ayıramazsınız diyor. Ben Türk'üm demek de Türk olunmuyor demek. Ya da ben milliyetçiyim ya da benim ülkemi, vatanımı seviyorum demek de olmuyor bu işler. Bak adam Nijerya'da hani ne Drogba? Hangi ülke? Pardon. Senegal yani. Drogba. Fildişi sahil adam. Bak Türk'ten daha Türk duruşu var görüyor musun? Ya o da değil. Ay var abi adam öyle değil mi? Adam zaten bana göre o yaştaki o şeyle performansıyla Galatasaray ve Türk futboluna çok şey kattı. Hiç kimseyi de rencide edici hareketlerde bulunmadı. Bir kabalığı olmadı. Volkan Demirel falan biraz tahrik etmişti. Ona bile cevap vermedi. Bu adam bana göre muhatap olmadı. Müthiş bir adam. Müthiş bir profesyonel. İşte, ama dünya yıldızı ya. İşte yıldızı yıldız olmak bu. Mourinho ne yapıyor? Sadece saha içerisinde değil. Diyor, çağırıyor, gidiyor. Şimdi Amerika'ya gitti, Kanada'ya. Belki tekrar Chelsea'ye dönecek. Adamdaki içindeki futbol aşkı da bitmiyor. Ve herkes saygı duyuyor adama. Önemli olan saygı duyulabilecek insan olmak. Saygı duyuyor, seviyor ve futbolu bıraktıktan sonra yani hemen ölmüyorsun ki. Tabii. Hayat içinde anladın mı? Senelerde Drogba'nın bunu yapmaya ihtiyacım var. Drogba hiçbir şey kayıtsız kalsa, görmezden gelse kim ne diyecek Drogba'ya? Adam Amerika'ya gitmiş, dünyanın en önemli futbolcularından bir tanesi. Çekmiş seni. Yani şu resmi çekip atmasına gerek yok. Şu eşofmanı bulması, saklaması bile. Vallahi bak eşofman da 3 yıldızlı. 3 yıldızı var evet. Yani eski. O dönemde almış, hatıra olarak sakladığı bir eşofman. Güzel bir şey. Çok bak. Enteresan bak güzel bir resim bu. Ben şimdi burada ne istiyorum? Vallahi çok iyi oldu verdik. Şimdi. Beşiktaş'ta, Fenerbahçe'de veya diğer ülkelerde gelip de diğer takımlar ya da hala davum diyor. Ben diyorum ki bu ulusal bir göndermesi başka bir konu. Mesela Alex'te Souza bu işlere çok duyarlıdır. Ülkemize Alex'te yapılan vatan hainliği başka bir konu. Alex'te ben beklerdim. 7,5 yıl Alex'te de beklerdim. Alex'in yapmıştır varmış, muhakkak. Tamam. Alex yapar. Alex geliyor ben. Önümüzdeki hafta. Alex Ocak, Ocak'ın ilk haftası burada. Alex'in vardır. Ben ona inanıyorum. Çeklere dikkat etsinler. Ayrıca Merkel aradı. Olur mu? Alex'in arkadaşlar. Sayın Cumhurbaşkanımızı aradı. Konuştu Merkel. Taziye diledi. Timsan gözyaşları. Bırakın bana Almanya'yı. Ya neyse abi. Siz Almanya'ya niye takıldınız? Ben anlamadım hep Almanya'yı. Yani orada Dışişleri Bakanı yaptı açıklamaya bak da ondan sonra. Nasıl? Ya Allah Allah. Sen vatandaşlarını uyarıyor. Ülke olarak sana biz Almanya'yla bir sürü akrabalığımız var. Bunu söylemeye ihtiyacı yok. Turistik yerlere gitmeyin. Akrabalığımız var. Dolaşmayın. Almanya'da söyleyeyim. Gideceklerini söylüyorum. Birebir. Hedef belirtme. Bizim hedef Türk'ten sen. Başka dostumuz yok. Ya bunu biliyordum hiç. Bak abi ben anlatıyorum. Tamam da. Bakın içeridekilerde İspanya'da kullan o kelimeyi de kullanma. İspanya, bizim Türk'ten başka dostumuz yok. Bizim
Vuranlar zaten şerefsiz Türkler, vatandaşı olan şerefsizler. Yok, lütfen o isim ben ülke olarak bahsediyorum Engin abi. 15 Temmuz'u kimler yaptı kardeşim? Ben onlar Türk olarak. Ya, vatan hainleri Türkler değil miydi bu şerefsizler? Türkler değil mi onlar? Onlar Türkler değil mi? Ney peki bunlar? Bir dakika. Hayır bunlar şimdi, ne? Vatan haini bunlar. Onlar Türklerin kanı bozukları. Onun için burada bir dakika. O şerefsizin önce, ağzına bak, onlar Türklerin kanı bozukları. Önce biz her burada ülkenin kanı bozuğu var zaten. Nasıl şey söyleyebilir miyim? Adım her abi. Ülkede. Evet kanı bozuk var. Biz de onu diyoruz kanı bozuk. İspanya'yı. Bizdekiler biraz fazla maalesef. İspanya Federasyonu'nu tebrik etmek lazım. Ettik dün. Bir daha tamam. Bir daha söyleyeyim ki belki dün izlemeyenler olmuştur. Ondan sonra burada ne var biliyor musun? Diğer ülkeler nerede? Bu Fransızlar nerede? Bu Almanlar nerede? Hollandalılar nerede? Hollandalılar nerede? Hepsi tazi edilebilirler. Nerede bu insanlar? Neredeler? Hepsi tazi edilebilirler. Ülkenin resmi kurumları. Bak arkadaşlar. Bana görüşüyoruz. Ya bir şey bu ülke herkese yardım. Herkese ya, kucak ya, açıyor. Terör her yerde. Ama bize kimse yardım etmez. Arkadaş terör her yerde terördür. Yapma. Yanlış yola çekme. Nasıl yanlış yola çekme? Başka. Şimdi burada başka biz, şey yap. Biz olunca kimse omuz omuza yürümüyor. Herkes. Sen çağır. Bize yapıldığın zaman sen, omuz omuza yürüyen var mı? Gelsin, önce sen yürüyeceksin. Önce sen yürüyeceksin. Önce sen gel. Biz yürüyoruz. Herkes de yürüyor. Boşver. Biz her türlü yürürüz. Yürümedik ama yürüyeceğiz işte. Yürümemiz lazım. Yürüyoruz işte. Biz kendimize yürüyoruz. Bak siz böyle konuşarak yürümemiz bizim yurt dışındaki abi. Bak yurt dışındaki yurttaşlarımızı vatandaşlarımızı sıkıntıya sokuyorsun. Ne sokacağım sıkıntıya? Sokuyorsun. Orada milyonlarca Türk yaşıyor. Onlar zaten yeterince sıkıntı çekiyor. Onlar içe girmiş. Aileler birbirine girmiş. Almanlara kız vermiş almışsın. Fransa erkek vermişsin almışsın. Yapma. Biz bu işi kendimiz başarırız zaten. Bir şey söyleyeceğim. Almanya Dünya Savaşı'nı, birinci Dünya Savaşı'nı başlattı, ikinciyi başlattı. Biz olmasak Almanya'yı kim kurdu ya? Biz buradan, bizim vatandaşlarımız buradan gidip orada işçi olarak gitmeseydi Almanya mı olacaktı? Şimdi ne oldu? Bak, ne oldu şimdi abi? Sanayisi, Alman sanayisi dünyada bir dakika. İki numaralı sanayi olduysa. Tamam da ama burada Türkiye'nin avantajları oldu mu olmadı mı? Türkiye'de çalışmayan insanlar Sivas'tan, Adana'dan, niye, Ankara'dan, niye, Tatvan'dan, Van'dan oraya insan çalıştılar. Gibi davranmıyorsun onlara orada. Bak size bir şey. Bir şey söyleyeceğim yapma. Bak ben bir şey yapmıyorum. Sen tehlikeli sulara girme. Tehlikeli sulara girmiyorum. Arkadaşlar bilmediğin konularda şey yapıyor. Yaşamış olan, gitmiş olan orada. Neden mi? Ben de kaldım. Abi bir anca kalmış. Ben bir şey söyleyeceğim. Ben Almanya'ya gidiyorum. X bir arabam var. İsim marka vermiyorum. Lüks bir arabam var. Adamlar bana ters ters bakıyor. Bu adam parayı Ümit nereden efendi, buldu diyor. Bırakın abi. Ben Almanya'da çok saygın Türk iş adamı tanıyorum. Almanların saygı ve sevgi duyduğu. Adam bana göre kendilerini kaybet orada para, kabul ettirdi. Parası var diye. Yapmayın. Parası var diye. Takdir. Ben orada Almanya'da. Orada para var diye saygı gösteriyor. Parasına arkadaş, saygı gösteriyor. Fark etmez. Orada çok önemli Türk iş adamları yükseliş gösterdi. Çocuklarımız üniversitede profesörlük yapıyor orada. Almanya'da. Türk milletvekilleri var çok, Almanya'da. Çok boş konuşuyorsun hakikaten. Neyi boş konuşuyorsun? Abiciğim ben param varsa herkes sana hürmet gösterir. Şey orada sokakta yaşayan bir sürü Türk vatandaşım var. Onlara niye aynı sevgi göstermiyorsun? Yurtta sur. Cihanda sur. İlefi yukarıda bak, olmak zorundasın. Sana bir atasözü. Benler sözlerine oldu adına baba. Hani sur. Vizeler kalkıyordu. Bir dakika yurtta hani sur. Hani biz Suriyelileri aldığımızda Türkiye'ye Avrupa Birliği şeyine üyeliğini ve protokolünü tekrar gözden geçiriyor. Hepsi yalan. Hepsi hikaye. Hepsi evet, yalan da bu insanlara. 3 milyon euro ve milyar euro vereceklerdi. O nerede? Ya bir şey söyleyeceğim. Siz var ya bak. Abi bir dakika bir şey söyleyeceğim. Biz burada kapatalım. Tamam da. Apayrı bir konu. Apayrı bir konu. Ama bize dünya yanlış şunu yapıyor. Söyleyelim. Bizim evet. Kadar merhametli bir ülke hiçbir yerde yok. Yeryüzünde. Engin abi çok güzel bir cümle kurdu. Almanya'daki Türk vatandaşları paranın çeksin. Almanya ekonomisi iflas herhalde. Peki Almanlar ne dedi biliyor musun bunun üstüne? Senin cümlenin üstüne demişler. Parasını çeken vatandaşlığından çıkartırız demişler biliyor musun? Tamam onlar da batacaklar. Batacaklar. Böyle tehdit ediyorlar. Ya nasıl çıkartacak abi ya? Ülkeleri savunuyor. Hangi ülkeyi savunuyor? Bir dakika bir dakika başka yere gitme. Ben bir şey savunmuyorum. Bak bir dakika. Savunmuyor. Ben hiçbir şey savunmuyorum biliyor musun? Sadece sana diyorum ki bizim orada insanımız yaşıyor diyorum. Yani dikkat etmek. Orada insanımız yaşıyor. Evlatlarımız, çocuklarımız var. Bizim de aile, akrabalar var. Ben bu çocukların önü açılsın diye bu konuşmaları yapıyorum. Çünkü insanlar değer vermiyorlar. Anladın mı? Oradaki Türk vatandaşlara değer vermiyorlar. Hali dışlıyorlar. Bana anlatma. Ben yaşadım abi. Orada yaşayan arkadaşlarım var. Dışlanıyorlar. Yurt dışında yaşayıp da. İlla ki parayla bir yere gelmek zorunda değilsin. Yurt dışında yaşayıp da. Normal işçi çalışan. Hatta buradan daha fakir olan insanlar orada hak etmiyorlar. Ezil ediyorsun da NASA'da çalışan Türkleri biliyor musun? Allah Allah. Nobel ödülünü bir Türk almadı mı? Ya her şeye rağmen bunu da söyleyelim arkadaş. Yani hep kötü mü konuşacağız çünkü yani? Biz zeki Avrupa'ya. Bak sana bir şey söyleyeceğim. Niye Avrupa'ya yanaşmak zorundasın, birlikte yaşamak zorundasın biliyor musun? Çünkü biz Avrupalıyız. Engin abi, anladın, biz onlardan ilerideyiz zaten. Tamam o zaman bir şey söyleyeceğim. Onlar bizi yaşayamaz ki. Ya tamam sen bunu böyle düşünürsen buna ben bir şey demem ama biz onlarla birlikte iç içe yaşamak zorundayız. Bir dakika müsaade eder misiniz? Burası futbol
Ya tamam abi. Programı burada futbol konuşalım. Konuşalım. Siyasi konuşmaları siyasetçilere bırakalım. Ama üzülüyoruz abi. Tamam yani, abi nasıl konuşalım? Bazen de... Yani kalkıp... Ya bir şey söyleyeceğim. Hadi futbol sen konuşalım. Konulara girersek... Bir tane şerefsiz hakem Beşiktaş'ı Şampiyonlar Ligi'nde ne diyor? Onu nasıl anlatacağız abi insanlara? Niye ya, diyorsun? Hakemi konuşalım ha? Tamam. Bu şerefsizlik değil mi o hakim? Ben o Beşiktaş yapılmış bir hareket değil ki. O hareket Türkiye yapıldı abi. Böyle bir yönetim şekli var mı? Türkiye'ye yapacak abi kadar onlar o kadar abi bak bir şey söyleyeyim mi? Ne bundan sonra Galatasaray, ne bundan sonra Galatasaray, ne Fenerbahçe, ne Beşiktaş bundan sonra Avrupa'da hiç kimse başarılı olamaz. Bunlar bizi engelliyor. Niye o gitti Fenerbahçe'de yendi ya kardeşim Avrupa, böyle. UEFA ya Şampiyonlar Ligi aynı değil abi. Yani şimdi bak Avrupa'da bir tane hakemi Beşiktaş'a yapmış olduğu saygısızlıkla Fenerbahçe'ye de yaptı geçen sene. Bütün Avrupa'yı yargılayamazsın. Bütün Avrupa'yı yargılayamazsın. Yargılarım ben. Ya sen yargılarsın. Müteddi güler sana ya. Bir tane hakemden dolayı bütün avrupayı yakalayamazsın geçen ya. Geçen sene İvan Bebek aynısını yapmadın mı? Tamam bir tane. Yani... Engin abi. Ya hayatımda gördüğüm en komik penaltıyı izledim. Ya tamam da Beşiktaş katledi de Galatasaray UEFA kupasını hangi hakemlerle aldı ya? Yani bir dakika abi. Galatasaray söke söke oynaya. Evet. Yapma ya. Yapma ya. Ne kadar güzel. Galatasaray'ın hiç lobisi yok mu Avrupa'da? Sen de hayret bir şeysin. Kendi ülkende tabii. Her hafta 2-3 tane hakemi eleştiriyoruz. Kusura bakma da 20 yılda 10 yılda 2 tane yabancı hakem de bize düşman olsun. Onun düşmanlıkları da Türkiye'ye hiçbir zarar getirmez. Kim onlar ya? Onların her tarafı hakem olsa ülkelerin kendi ülkesi bile onu eleştiriyor. Ama biz buna bakalım. Biz ama kendi hakemlerimizi de eleştiriyoruz. Engin abi bu virajda yani. Bir Ümit şurada doğru söylüyor. Bu virajda tehlikeli işler döndü. Ya Beşiktaş kapar. Beşiktaş kapar. Beşiktaş'tan iğreniyor. Onu geçeceksin. Alır yani. Alamaz. Abi niye alamazsın yani, alamaz ya? Alamaz abi. Yapma. Açık söyleyeyim Engin alamaz. Beşiktaş kötü takım değil. Kardeşim. Avrupa'da iyi top oynadı. Napoli'ye kök söktü. Ya Napoli'nin orada 3-2'lik maçı hatırlıyorsun. Bırakın ya tamam. Kendimizi kandırma. Kendimizi kandıra kandıra. Bak kendinizi kandıra kandıra. Biz gerçekleri görelim. Abi biz ayaklarımızı sağlam basalım. Biz Kiev takımından iyiyiz abi. Efendim? Beşiktaş futbol takımı Kiev futbol takımından iyi. Ya Kiev takımından yapma. İyisin diyorsun. İyisin. İstanbul'da bir berabere kaldın. Ya. Orada altılık oldun. Altın, nasıl iyi? Abi altılığın bir sebebi var ya abi. Ya senin altında olup olmaması önemli değil. Sen İstanbul'u yendin mi? Görüntüsü yenseydin, var mı? Abi sen böyle... Yenseydin belki tamam çıkmıştın. Engin abi anormal bir hakem beklemiyordun ki orada. Abi buradaki hakem nasıldı? Bir berabere kaldın. Bu da mı anormaldi? Anormal değildi. Demek ki yenemedi. İstanbul'da da yenemedi. Can alıcı yerlerde, kritik yerlerde önemli hatalar yapıyorlar. Şimdi bana gruptaki ilk maç için örnek gösterme. Yani konu konuyu açıyor da onun için söylüyorum. Bu son maç en kritik yer. Beşiktaş burada beraberlikte de gerçi üçüncü oluyordu. Kazansa işi bitirecekti. İşi bitirecek. Sistem 1-0'ken vermiş olduğun uyuz gereksiz bir penaltı. Yani ne gereksiz? Abuk sabuk bir penaltı ver. Kırmızı kart bir yarı. Kırmızı kart. Sen benim de bak kolumu, kanadımı, her şeyimi kardeşim, kırdın. Şampiyon Ligi'de hangi takım 10 kişi kazanabilir? Batılı seni zaten sevmiyor. Seni tamam. Batılı istemiyor. Ama sen bunu da kabul etmiyordun. Hayır, bir kere bunları masaya yatıralım. Ama biz bunları... Bu bizim işimiz futbol, değil, tamam. Bunu söylüyorum. Yani biz ama hakemler de bize karşı, Avrupalı hakemler de bize karşı sempatiyle bakmıyorlar. Bizim de tabii ki hatamız var. Her pozisyona itiraz ediyoruz. Tribünde gurbetçilerimiz veya giden kişiler sahaya maytaplar atıyorlar, meşaleler yakıyorlar. Yani kendimizi antipatik kılmak adına futbolda şey olumsuz şeyleri yapıyoruz. Borussia Dortmund maçında Galatasaray taraftarı, Gurbeşler, Dortmund'ların kafasına neler attılar? Bunlardan dolayı insanlar doğal olarak antipatiyle yaklaşıyorlar. UEFA'da en fazla problemli olan ülkenin dosyaları kimin? Türkiye'nin. İngiltere'nin abi. Türkiye'nin abi. İngiltere'nin abi taraftarda. Hayır, abi İngiltere... Kulüpten bahsediyorum. Kulüpten. Tamam. Antrenörüne parasını ödemeyen, futbolcusuna parasını ödemeyen, seyirci olan bir sürü davalar UEFA'da en fazla Avrupa'daki ülke Türkiye. Şimdi adam bakıyor böyle sen onu düzelecek. Hani anlatamıyorum. Bunlar yavaş yavaş çözülecek. Ya düzelecek abi. Aynen. Bunlar daha yerin. Kiev kendi sahası Shakhtar'a 4-3 yönülmüş. Oh 9 kişi de kalmışlar. İyi tamam olmuş onlar yani. Da 2 tane kırmızı kart görmüşler. Ettiğini bulmuş, ettiğini bulmuş işte. 9 kişi mi kalmış? Çekirge. Çekirge kaç kere sıçtılar abi. Benim ülkemin takımı ele Şampiyonlar Ligi'de. Ondan sonra ettiğini bana ne abi? Benim takım gittikten sonra. Tamam o da gidemedi. O da ne oldu? Sürünmüş. O da gidemedi. Ne oldu? O UEFA'ya da gidemedi. Hiç olmazsa Beşiktaş belki UEFA'da çeyrek final, yarı final. Her şeyde bir hayır vardır. Tabii abi. Beşiktaş'ın UEFA'ya gitmesi bana göre. Bak 3 tane takımla UEFA'yı temsil ediyoruz. Bir tanesi gider. Bugün operasyonu çekti. Belki de yarı finali bana iki tane Türk takımı olacak aynen, ya. Aynen. 32 takım ya. 16 kalması garanti gibi oldu Beşiktaş'ın. Tabii canım çok iyi kura çekti. Çok iyi kura çekti. Olympiakos'a denk takımlar Osmanlı. Kafa kafaya girer onlar. Fenerbahçe'de öyle. Da gidiyoruz.
Cuvahattin Demirbilek bekliyor bize. Krasnodar'ın ikinci başkanı. Bir başkan mı var 300 senin? 300 milyon Krasnodar. Euroya stadını yaptı Krasnodar'ın. 36 bin kişilik. Biz nasıl gidiyoruz? Dünyanın şu an en modern stadını yaptı. Biz nasıl gidiyoruz? Bize bu zaten sonra Schengen vizesi vermez. Hayır. Bahattin Bey davet etti hemen. Bize Schengen vizesi vermez. Krasnodar'ı Fenerbahçe'ye... Schengen değil. Rus vizesi gelir. Hayır yani bize vermez. Sen bize vermez. Bize vermez. Şimdi Rusya ile ilişkilerimizi verirler. Hayır, şey Bilici verelim o da çok güzel. Liverpool'la 2-2 berabere kaldı. Dinle. Seni almaya sokmuşum. Kusus konuşma. Bilici dinleyelim. I'd like to dedicate this point to people in Turkey. Evet, şu anda İstiklal Caddesi'ndeyiz. Galatasaray Lisesi'nin önündeyiz. Bundan iki gün önce Beşiktaş-Bursaspor maçından sonra yaşanan o hain saldırıyı protesto etmek için Ultra Arslan öncelikle bunu anmak, terörü lanetlemek için bir yürüyüş yapacak ve yürüyüşün başlama noktası işte Beyoğlu Caddesi'nde, İstiklal Caddesi'nde daha doğrusu Galatasaray Lisesi'nin önü. Ancak burada görüyorsunuz ki Galatasaray taraftarları kadar Fenerbahçeli, Beşiktaşlı, Konyasporlu, Türkiye'nin her yönünden gelen taraftarlar da bu yürüyüşe katılıp teröre karşı lanet yürüyüşünü başlatacaklar. Ayağım saka saka da ayağımla geldim buraya bugün. Benim bir ayağım olmasa yine gireceğim ben yine buraya. Birlik içerisinde tek Türkiye. Birlik. Burada burada söz konusu vatan. Galatasaraylı, Fenerbahçeli, Trabzonlusu, Diyarbakır sporlusu, Antalya sporlusu hepimiz Bursa buradayız. Sporlusu, biz beraberiz. Sporlusu. Biz birlikte Türkiye'yiz. Bu vatanı bölücülere böldürmeyiz. Söz konusu vatansa gerisi teferruattır. Biz Galatasaraylı, Fenerli, Beşiktaşlı hiç fark etmez. Buradan hep beraber Beşiktaş'a uyuyacağız zaten. Orada yine birleşeceğiz hep beraber. Bütün taraftarlar olarak. Hepimiz acılıyız yani. Bunun için hep beraber olduk. Birilerinin kuyruğuna çok pis basmışız. Bunun acısını bizim askerimizden, polisimizden çıkarttılar. Ama gün gelecek ki onların hesabını da verecekler bize teker teker. Mevzu bey sadece vatan. Herhangi bir dil, din, ırk ayrımı hiç yapmıyoruz ailecek. Yani eşim Galatasaraylı, ben Beşiktaşlıyım. Irklarımız, mezheplerimiz bile farklı olsa. Mevzu bahis vatan, hepimiz toplanırız. Hiç kimse korkmasın, dimdik ayaktayız. Biraz sonra Beşiktaş taraftarları da çarşıda buna benzer bir toplantı yapacaklar. Ve onlar da oradan yola çıkacaklar. Biraz sonra da çarşıda Beşiktaş taraftarlarıyla beraber olacağız. Çiğde ölmez, adam ölmez. Çiğde ölmez, adam ölmez. Şimdi burası Beşiktaş, çarşı, çarşı teröre karşı. Türkiye'nin gençliği birlikte bütündür. Bu terör bize hiçbir şey yapamaz. Acılar paylaşıldıkça azalır diye düşünüyorum. Bir daha böylesi günlerin Tanrı'nın göstermemesini diliyorum. Çok duyguluyum. O polis çocuklarımızı gördük de içim cız etti yani. Ağlamak için kendimizi zor tuttuk. Onları destek için geldik. Evet, şu anda o vahim olayın gerçekleştiği noktadayız. Galatasaray Kulübü yöneticileri, başkanı Sayın Dursun Özbek başkanlığında hepsi buraya geldiler. İşte Galatasaray Spor Kulübü'nün anmalar için kullanacağı çiçekler de burada. Evet, Galatasaray Başkanı de buraya geldiler. Ve terörü lanetlemeye başladılar. Hiçbir kahpe bombası bizi parçalayamayacak. Hiçbir kahpe bombası bizi parçalayamayacak. Hepimiz kardeşiz. Alabim Trabzonlu, ben Adıyamalıyım. Bu adamlar, ben Kürt'üm. Hiç kimse bizi parçalamayacak. Ülkemizi ölemeyecek, bayrağımızı indiremeyecek. Evelallah. Allah'ın izniyle. Allah. Şehitlerimizi Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun.
Hiç kimse bizi parçalamayacak. Onlar evet. Bizim canlarımız. Bizi onlar bizim canlarımız. Alarmı onlar bizim canlarımız. Ben Kürt'üm. Hiç kimse bizi parçalamayacak. Onlar bizim kardeşimiz. Bu ülkeyi kimse bölemeyecek. Kahvenin bombası bizi parçalamayacak. Kahvelerin mermisi bizi öldüremeyecek. Biz buradayız. Evet görüyorsunuz. Herkes aynı acıyı yaşıyor. Türk'ü, Kürt'ü, rengi yok bu işin. Artık yani terörün hiçbir şeyi yok. Lanetlemekten başka şu anda yapacak bir şey de yok. İşte bak Trabzonlu arkadaşımız, yanında Adıyamanlı arkadaşımız. Evet abi, evet. İkisi de lanetlemek için terörü ne rengine, ne ırkına, ne dinine bakıyorsunuz. Terörde artık hiçbir sınır yok. Kürt'ü de... Türk'ü de, Laz'ı da, Çerkez'i de, Sünni'si de, Alevi'si de hepimiz biriz. Hiç kimse bizi parçalayamayacak. Bunu buradan bilin. Kimse bizi parçalayamayacak. Evet. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Evet, bundan üzerine artık söylenecek laf da bulamıyorum. Bu bayrağa, bu vatana canımız feda olsun. Şehitlerimize, polislerimize, askerlerimize, devlet büyüklerimize canımız feda olsun. En güzel söz de o. Bu bayrağa canımız, kanımız feda olsun. Ay Yıldızı bayramımıza teşekkür ederiz. Yani Süleyman Rudap ve Temel Budağ'a teşekkür ediyorum. Bu yağmur altında, soğuk havada güzel iş yapmışlar, takip etmişler. Özellikle köy içinde Beşiktaş'tan olduğu yere Bursa tribünleri gelmiş. Genç Fenerbahçeliler gelmiş, Galatasaraylılar gelmiş. Orada muazzam bir kalabalık varmış. Çok önemli. Beşiktaş, Kartal, Ekim, İsmail Sarıkaya'da tabii tebrik etmek lazım. Onlar da bu olumsuz hava şartlarında aslanlar gibi gitmişler. Taraftarlarla bir olup. Bunu da söylemek zorundayım. İnsancıl yönü çok. İnanılır yani 1 milyon TL'ye yakın bütün oradaki Soma'daki şehit ailelerinin banka borçlarını, kredi kartlarını falan ödemiş. Bir 900 küsür bin TL gibi yani 1 milyon TL gibi buradan kendisine teşekkür ediyorum. Çok olağanüstü güzel bir jest yapmış. Geçmiş onun için söylediklerimiz için de özür diliyorum. Diyecek bir şey yok yani. Ben çok duygulandım bu konuda. Teşekkür ediyoruz Volkan'cığım. Ünal Aysal'ın açıklamaları, eşleşmeler, Engin Vered'in Türkiye Sayın Yıldırım Demirören ziyaretiyle programımız son 15 dakikasına girmiş bulunuyor. Hemen Ünal Aysal'ın ben iddiam şu ki ilk seçimde Ünal Bey Galatasaray'da başkanlığa yenilenen adaylığını koyacak. Ve listesini yapıyor diye bunu 3 hafta önce söylemiştim. Şimdi tekrar ediyorum. Bugünkü konuşmalarında da zaten hem hoca tercihi Galatasaray şu anda ilkelikle devam etmesi hem geçmişle ilgili yapmış olduğu tespitler hem de gelecekle ilgili söylediğinden dolayı Ünal Aysal'ın çok net Galatasaray'daki ilk seçimde olağan veya olağanüstü seçimde aday olacağını bu röportajda da anlayacağınızı düşünüyorum. İzleyelim. Bakın bir sürü spekülasyon yapıldı ama 2011 senesinde benim Galatasaray'a gelişim çok kısa süreli bir karar şeyinden geçti. Sürecinden geçti ve ondan sonra ben karar verdim, aday oldum ve Galatasaray'da 2011 Mayıs'ta seçimlere girdim. 2002'de de Galatasaray'ın bazı sorunları vardı. O zaman bir işte AIG olayı vardı. Ona yardım gerekiyordu. Toplu bir rakam enjekte edilmesi gerekiyordu. O zaman da ben o gün için beni arkadaşlarım ikna ettiler. Tamam, o desteği verdim. 2011'de seçim Galatasaray Başkanlığı gene aynı şekilde. Ben bir gönül adamıyım. Yani benim ne yapacağım yarın öbür gün belli olmaz. Ama bugün için şunu söyleyeyim. Böyle bir düşüncem yok. Bir süreç devam ediyor. Mevcut bir yönetim var. 2018'de galiba yeni seçimler olacak. Geçtiğimiz 2 ay önce de bir güven oyuna benzer bir oylamayla geniş yetkiler aldılar. Arkadaşlarımızın başarılı olmasını dilemekten ve buna duacı olmaktan başka şu anda yapacak bir şeyimiz yok. Ama 2018'de ne olur, o günkü şartlar nedir, ben gene böyle bir ihtiyaç olur mu olmaz mı? İnşallah olmaz. Benim bütün dediğim çünkü şu saatten sonra dinlen değildir. Yani bir arazi satışı, bir aset satışı ile bu borçları ödemek bugünkü pratik olarak mümkün değil. Bunu Genel Kurulu Başkanımız nasıl izah etti? Bu büyük bir başarı. Nasıl ikna etti daha doğrusu? Bu büyük başarı olarak görüyorum. Ama bunun başarılı olması, yani bu asetleri bugün satıp
330 milyon dolarlık borç olacak farkı kapatmanız mümkün değil. Bu borç zaman içinde faizlerle, kur farklarıyla daha da artacak bir görüntü veriyor bugün. Halbuki bu asetlerin değerlendirilmesi TOKİ veya da başka bir kurumla önümüzdeki 4-5 senenin olayı. Bu arada bu faizler daha da şişecek. Özellikle bu anlaşma Türk lirası bazında yapılmış bir anlaşmaysa zaten yapıldığı günden bugüne kadar olan bir dönem içinde %20-%25 değerini kaybetti döviz bazında. Onun için yönetime ben tekrar buradan sizin vasıtanızla bir çağrı yapmak istiyorum. Bu projeyi çok iyi etülesinler. Galatasaray'ın elindeki en büyük varlıklarını çok daha iyi şekilde değerlendirebilecekleri formülleri arasınlar. Bu formüller var, yani yok değil. Ama araziyi sat, kurtul ve bugünkü borçları kısmen öde veyahut da günü kurtar. Bunlar gerçekten Galatasaray'ın istikbalini tehlikeye sokacak bir davranış olur. Evet, Sayın Aysal'ın görüşleri böyle. Mustafa Denizli bölümü demişken, geçen hafta Mustafa Denizli hocayla buluştum. 2 saat beraberdik. Ki Galatasaray'daki son görev aldığında kendisinde herhalde en çok eleştirenlerin başında bizler geliyorduk. Ama benim Mustafa Denizli'yle samimiyetim, sohbetim, dostum hiçbir zaman bitmez. Ben bu kadar kaliteli, bu kadar insancıl, bu kadar kin tutmayan, ne kadar ağır eleştirirsen eleştir, her şeye olumlu gözle bakan bir teknik adam çok zor rastlanır. Eşi benzeri olmayan bir teknik adamdır. Benim de muhabirliğimin ilk yıllarında Galatasaray'da Derval'in yardımcısı olarak başlamış. Sonra da işte A takım, o şampiyon kulüplerdeki inanılmaz başarı Türk futbolu için çok önemli bir isimdir. Galatasaray'dan neden ayrıldığı, nasıl ayrıldığı. Mesela şunu sordum. Hocaya da yani izin almadım ama söyleyeyim birkaç tane başlık. İşte Galatasaray'da artık jübile yaptınız mı? Teknik adamlığınızı bırakın, noktaladınız mı? Böyle bir şey esasında söyledim, evet. Galatasaray'da parantez açmıştım mesleğe başladığımda, Galatasaray'da bu parantezi kapatmaya geliyorum diye böyle bir algı oluştu. Ama ben şu anda 66-67 yaşındayım. Advokatın, 69 yaşındaki advokatın çalıştığı ve başarılı olduğu bir coğrafyada benim bırakmam söz konusu bile olamaz. Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra 26 gün boyunca hoca bir defa olsun evinden dışarı çıkmamış. 26 gün. Giyindim. Her şeyimi aldım. Çantamı aldım. Elimi kapıya götürüyorum. Kapı kolunu açıyorum. Ayakkabılarımı giyiyorum. Çok enteresan. Ve içimdeki bir ses evde otur diyor. Eve kapandım diyor. Yani küçük de olsa operasyonlar geçirmiş. Maşallah iyi durumda. İşte sırtında, dudağındaki bazı kişisel aldırmış. Son derece zinde gördüm. Stresten dolayı herhalde. Son derece sağlıklı ve son derece enerjik ve şu anda kafasına uygun bir proje olduğu anda, ki onu da söylüyor. Ben diyor Manisa 2. ligdeyken aldım. Rize 6. sıradayken aldım. Bankasya'dan yani şeyden 2. ligden 1. lige çıkardım diyor Rize'yi. Manisa'yı 1. lige taşıdım diyor. Benim için Kocaeli Spor keza bu örnekleri verdi. Benim için diyor asla ve asla takım 2. ligdeymiş, 3. ligdeymiş. İnandığım bir proje olursa korkmadan, çekinmeden göreve talibim diyor ve yapacağım bravo, diyor. Bravo. Galatasaray'da konuşacak o kadar çok şey var ama diyor içeride kaldı. Artık ayrıldık, gittik. Neler yaşandı. Belli ki hocanın da Snyder'le ilgili bir takım içinde sıkıntıları olmuş. Ve istediği transferler yapılamamış ama bunları da bir bahane olarak anlatmıyor. Yaşanması gerekiyordu demek ki diyor Galatasaray'da. Olmadı diyor. Ki diyor şunu söyledi, bak bu çok önemli. 5 hafta daha ben Galatasaray'dan kupa gönderilmedim diyor. Ben kendim istifa ettim. Ve aldığım parayı iade ettim diyor. 5 hafta daha kalsaydım Serhat diyor. Sadece 5 hafta 2,5 milyon dolar cebimdeydi diyor. Vay be, çok büyük para ya. 2,5 milyon dolar büyük rakam. Sözleşme göre benim cebime girecekti diyor. Ve ben bunu düşünerek, hayır ben başarılı olmadım, o sinerjiyi yakalayamadım ve kendim bıraktım diyor. Tettiğim parayı görüyor musun? Yani şimdi olmuş, o teknik direktör Fenerbahçe gibi takıma geldi. Evet. O zaman Mustafa Hoca da her yere gidebilir. Çok güzel bir örnek vermişler. İşte Mehmet Ergün bekliyor. Sancaktepe Belediyesi'ne. Tamam. İkimizi, hepimizi bugün ziyarete konuştum. Belediye Başkanı bugün sözümüz bugün vardı. Konuştum. Peki Ünal Aysal'ın sözlerine verdik. NTV Spor'dan Evren Gözde yaptı açıklamaları.
Güzel bir röportaj olmuş. Onları tebrik edelim. Eşleşmelere bakalım. Hemen şöyle kısa kısa. Gökmen abi seninle başlayalım. Krasnodar yeni kurulan Rusya'nın enteresan bir takımı. İkinci başkanı Bahattin Demirbilek stadı yapan. O müthiş bir stadı var. Müthiş bir atmosfer olacak. Dünyanın en iyi stadı falan diyorlarmış. Dünyanın en iyi şu an en modern stadı. En modern stadı evet, evet. En kompakt stadı. Evet. Her yeri led. İnanılmaz bir görsel şölen var. Ve müthiş derece seyircisi dolduruyor. Şampiyonlar Ligi'nde gediklisi oldu. Şampiyonlar Ligi'nden elenerek buraya geldi.